İyi akşamlar değerli izleyiciler. Teke Tek'te beraberiz. Bu akşam uzun bir Teke Tek olacak. 4 saat hemen hemen karşınızda olacağız. 19 Mayıs özel programıyla programı iki bölüme ayırdık. İlk bölümde benim iki sevgili dostum Profesör Doktor İlber Ortaylı ve Profesör Doktor Celal Şengör bizimle olacaklar. Ama yaş itibariyle stüdyomuzda değil, evlerindeler. Son haftalarda hep yaptığımız gibi. İkinci bölümde ise Doktor Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi ve Profesör Doktor Yusuf Halacıoğlu bizimle olacak. Tabii Sinan Meydan da yine bizle beraber olacak. Onlar da Skype bağlantısıyla katılacaklar teke teke bu akşam. Hemen başlayacağız. Hepinizin bayramını kutluyoruz. Bütün Türk milletinin inananların da Kadir gecesi bu akşam. Onların da Kadir gecelerinin mübarek olmasını diliyoruz. Ve hemen dönüyorum İlber Ortaylı'ya ve Celal Bey'e. Celal Bey hoş geldiniz. Ekranın içine girmezseniz Celal Bey çok iyi sesim olacak. Sesim geliyor mu? Sesin gayet iyi geliyor. Ama ekranın içine girme. Peki gönderdiğim biraz görseller hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor, merak etmeyiniz. Aldılar arkadaşlar. 1-2 dakika içerisinde hazır olacaklar. Kaçta? Merak buyurmayınız. Onlar çok mühim. Yani çok üzüldüm. Mütercimler binbaşımın orada olmamasına çok üzüldüm. Onu da çok ilgilendirecek, onun da katkıda bulunabileceği bir şeydi bu. Erol Bey de birazdan olacak ama onu da stüdyoya getiremiyoruz. O da risk grubunda olduğu için. Ben hemen bir istersen senin görselde hazırlanana kadar İlber Hoca'ya döneyim. İlber Hocam iyi akşamlar, tamam. Hoş geldin. Akşamlar. Evet, hemen başlayalım istersen. Bugün 19 Mayıs ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun başlangıcının 101. Yılı. 101 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak bir anlamda milli mücadeleyi de başlatmış oldu. Ondan önce de ufak tefek hareketler vardı ama bunları bir organize bir Kurtuluş Savaşı'na çeviren Mustafa Kemal Atatürk'ün girişimleri ve kurduğu sistematik oldu. Senden hemen şunu öğrenmek istedim İlber abi. Şimdi son günlerde şöyle şeyler konuşulmaya başlandı son yıllarda. Bunda bizim bir dostumuzun da katkıları var. Sanki oraya Mustafa Kemal değil de işte Ahmet Efendi'yi de yollayabilirlerdi. Aslında bu bir devlet operasyonuydu. Vahdettin'in fikriydi gibi. Böyle mi gerçekten durum? Yani Mustafa Kemal oraya giderken elbette ki devlet göreviyle gitti ama ordu müfettişi olarak gitti bildiğimiz bilindiği üzere. Mustafa Kemal'i oraya yollarken dönemin padişahı Vahdettin'in kafasında bir kurtuluş savaşı var mıydı? Hayır, hiç yok. Yani kurtuluş savaşı İstanbul'da kalan bir grup için bir macera. Yani halimiz yok, millet yorgun. Efendime söyleyeyim, 6 yıllık bir savaştan çıkmışız. Mecal yok, tükenmişiz. Zaten herkesin öyle. Yani kimse harbe devam edemez. Ne Britanya İmparatorluğu, ne Fransa, Rusya İmparatorluğu kalmadı zaten. Galipler de bitmiş. Bu Pirus zaferidir. Ve burada Cihan Harbi'nin hataları vardır. İttihatçı zihniyetin kabahati kusuru var. Biz artık bütün sulh şartları içinde bunları düzeltmeye gayret etmeliyiz anlaşarak ve bu şartlar içerisinde düzelip işte kendimiz için bir rehabilitasyon düşünmeliyiz. Bu tabii çok züğürt tesellisi denir buna. Böyle bir şey mümkün değil. İngiltere İmparatorluğu kimseyle 4 yıl savaşmadı tarihinde. Hakikaten bitkinler. Arada ordunun onurunu hayli sarsan iki tane savaş var, mağlubiyet. Çanakkale ve Kuttülamara bilhassa. İran'da ve Kafkas'ta da çok pasif davranarak kurtuldular. Ve işgal görevini bile Britanya yapacak durumda değil, yorgun. Hakikaten samimi olarak
kendi eski asıl müttefiklerine güvenemediği için Fransa ve İtalya, İtalya zaten artık ayrılmış yolları hemen hemen şeylere güveniyor. Yunanistan'a bırakabilir miyiz İstanbul'un muhafazasını ve işgal gücünü? Bu bayağı bir tehdit milletin başında. Gelirse bunlar ne olur diye. Çünkü hala İngiltere'nin daha iyi olduğuna inanıyorlar ki öyledir yani. Hiçbir zaman genç bir Balkan devletinin aynı teşkilatı, aynı savaş olgunluğunu, aynı icabında centilmenliği göstermesini bekleyemezsiniz. Bu olmaz. Dolayısıyla bu yanlış bir şey. Yapabilir miyiz? Yapamazsınız. Olmaz. Bir kısmı var tereddüt içindeler. Bu tereddüte İstiklal Harbi'nin sonraki komutanları da dahil. Yani nereye kadar bunu böyle götürebiliriz diye. Mesela Fevzi Paşa öyleydi. Harbiye müsteşarıydı. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa gibi düşünenler var fakat az. Ve bunlar tabii Mustafa Kemal Paşa sesini çok çıkarmıyor. Yani hani daha ziyade ketum davranışı yapmayacak bir yerde toplanıyor. Yani mesela Şişli'de bugün müze olan evde onun bir arkadaşının eşi vardı, Selma Fatsa galiba soyadı. Selma Hanım oturuyor. O Atatürk'ün yetişmesinde yani lisandı, dans öğrenmek falan öyle şeyleri çok tesir etmiş. Yani Osmanlı'nın son dönem kurmayları, bilhassa militer ataşeler falan çok böyle çarpıcı adamlar. Yani onu size söyleyeyim. Çok hakikaten cemiyet hayatına da girebilen komutanlar. Burada konuşuyor Gazi Sevat'la. Yani Şişli'deki evde. Orada bazı şeylere karar veriliyor. Mesela Rauf Bey'le falan nasıl gideriz, kimle nasıl temas kurarız bunlar. Şimdi bu müfettişlik teklifi kararı bir sürpriz bir yerde. Çünkü şöyle sürpriz, Anadolu'da bir kere çatışma çıkıyor etnik gruplar arasında. Yani Pontiki takımıyla, Karadeniz'in Pontuslarıyla Müslüman nüfus arasında bir çatışma çıkıyor. İlk kökenlidir bu. İşte Zülün şartlarında Pontus Cumhuriyeti kurulmak isteniyor. Dolayısıyla bu iş bir kavgaya dönüşecek. Kavgayı önleyemediğimiz takdirde, biz doğrudan doğruya İngiltere'nin orada tam işgale girmesini, statüsüne girmesini sebepleneceğiz, sebep olacağız deniyor. Yani bu doğrudur. Zaten Karadeniz mevzi komutanı, İtilaf devletlerinin de tabii aynı zamanda ortak şeysi Gordon Milne'dir. Yani bu hiç şakası yok, girecek. Şimdi bunu önlemek için bir müfettiş paşa yollayalım. Eski Osmanlı ananesidir. Yani bir yerde bahsedilmeyecek bir İhtilaf çıktığında, iç harp çıktığında Büyük Celali hareketlerinde mesela fevkalade yetkili müfettiş paşalar gider. Dolayısıyla burada da o yola sapılıyor. Daha Samsun'a adım atar atmaz Mustafa Kemal karşılıyorlar kendisini. Yani inmiyor da vapurdan. Vay efendim, bu bütün eşrafla temas zannede. Adam tanınmış bir komutan. Yani Diyarbakır 16. Kordu Komutanlığı'ndan istirdatta bulundu. Muş, Bitlis falan aldı Ruslardan bir müddet için. Sonra geri gitti gene. İşte Çanakkale'den tanınıyor. Filistin'de bir şey var. Birkaç kişiyle, bazı kimselerle görüş. Çok kozmopolit bir yer Karadeniz'in merkezi. Samsun o zaman da artık merkezdi, büyüyordu. İşin garibi burada tabii bu gibi merkezlerin bir kaderi vardır. Etrafta çatışma falan varsa bunların uzantıları, terörist uzantıları falan da var. Yani tehlikeli bir yer. Paşa'nın kendisi açısından da emniyet bakımından da iyi değil. Havza'ya gitti bir müddet sonra. Orada bazı toplantıları yapmış, kısa şeyli kaplıca tedavisi neden? Böbreklerinden rahatsız.
Birinci Cihan Harbi'nin asker hastalıklarıdır böyle. Karaciğer, böbrek, yani bunlar çok yaygındır ordularda. Oradan ama Amasya'ya geçti ve bir ay ancak şeyden sonra 21 Haziran Amasya tahmini yayınlandı. Bu çok önemli. Şimdi sorunuzun ne kadar içinde kaldım onu bilmiyorum. Fazla yayılmak istemiyorum. Yani şunu açıkça söylemek lazım. İtilaf kuvvetleri Anadolu'yu tutmaktan aciz demeyin, çok sıkıntı çekiyorlar. Çünkü artık o Britanya'da ne bir bütçe kalmış bu iş için, ne adam kalmış, askerleri yorgun, devlet yorgun. Bu bakımdan bir an evvel bu işler bitsin, bu Türkler tamamen teslim olsun. Efendime söyleyeyim, bize müsaade etmezseniz, uslu uslu oturmazsanız size başkasını getiririz diye. Harbe son sene giren Yunan ordusu gayet taze bir kuvvet ve büyük idealler, emeller besliyorlar Anadolu için. Venizelos da bunlara tabi. Yani Yunanistan'da sosyalizmde de böyle şeyler vardır, ekspansiyonist düşünceler. Zaten Yunanistan kuruldu. Kurulduğu günden itibaren gerçek Yunanistan bu değildir diyorlar. Yani tamamen Güney Peloponnes'e kapanmış Mora Yarımadası'na. Bize yaramaz mı diyorlar. Yani bunu genişletmek lazım. İşte İonya Adaları Adriyatik'teki ve ancak ve ancak Balkan Savaşı'nda bir genişleme var gerçek anlamda ve üstünden de 12 adalar dediğimiz kısım İtalya'ya geçmiş. Bunlar kuzeyi o zaman alıyorlar. Midilli'yi, Tassos, Limni'yi falan. Çünkü bir zırhlıları var. Bizim donanmada yoktu. Biz çok zor durumdaydık harften önce. Böyle bir ortamda ne yapılabilir? Ancak 19 Mayıs'ta çıktığın zaman arkadaki hedefe gideceksin. Vatanı milletin kendi iradesi kurtarır. Bu meclis olacağı belli bunun. Belli değil. Plan öyle. Ve Erzurum Kongresi'nden başlanacak. Bu kongreler ilk anda çok başarılı geçmiyor. Mesela Karadeniz delegeleri çok karşılar başlayan. Sivas'ta bir derlenme, toparlanma var. Belirli politikalar var. Mesela iddiatçı mirası kesinlikle reddediyorlar. Yani bizle ilgisi yoktur yeminle ve iddiatçıların içinde de ikiye ayrılma başladı o zamanlar. Bir kısmı Türkiye'de kalıp Mahmut Celal Bey gibi, Memduh Şevket gibi falan, Esendal parantez içinde, efendime söyleyeyim, bunlar işte biz Mustafa Kemal Paşa'ya ve Anadolu hükümetine bağlanırız. Bütün teşkilatımızı, gücümüzü buraya harcarız. Enver ve Talat'ın maceracılığına paydos diyorlar. İçleri belki başka türlü. Yani bu biliniyor. İddiatçılık ebedi bir şiardır. Çünkü ölene kadar devam eder. Ama böyle bir durum var. Atatürk ise, ya Mustafa Kemal Paşa ise iddiatçılarla ilişkiyi ve gençken var olan sempatiyi harekete çoktan kaybetmiş. Çünkü affedemeyeceği iki şey var komutan olarak. Siyasete çok giriyorlar, siyasi entrikalar için orduyu da yerine göre şeye koyuyorlar, kenara iteliyorlar. Balkan Savaşı'nda iyi imtihan veremedi iddiatçı merkez kadro bu bakımdan. İkincisi de yani Abdülhamit'in diktasını devirip istibdat diye isim koymuşuz. Doğru bir tabir değildir şu bakımdan. İstibdat İslam devlet nazariyesinde bir halife için meziyettir. Bütün kuvvetleri elinde toplamak. Yani bir nevi despotizm demek istiyorlar herhalde. Tercümesini öyle yapmışlar. Bizim Ümit Hasan tezi kullanmıştır. Bak diyor, Ziyaeddin Efendi diyor, müftü, hal fetvasını zorla da olsa yazan adam istibdattan söz ediyor mu diyor. Tabii etmez. Açık. Neyse. Şimdi orada İttihat Terakki'nin reddettiği rejim, despotluk yeniden başlıyor. Gazeteci öldürme, kendinden olmayanları bir kenara itme, Türk siyasetinin hastalığı bu. Yani o günden bugüne
parça parça, derece derece devam eden şeyler. Fakat o partinin tabii idealist tarafları da var, modernize tarafları da var, Türkiye'yi ileri götürme çabası da var. Kısa iktidarları boyunca imparatorluk parçalandı, Rumeli'deki ana vatanı kaybettik. Ama o arada da okulda olsun, sanayileşmenin girişiminde olsun çok önemli hamleler de yapıldı. İttihat Terakki, Orta Doğu memleketlerinde görülmeyen bir askeri şiar, misyon ve onun etrafında toplanmaktır. İkinci meşrutiyette devletin istihbarat örgütü yoktur. İstihbarat örgütü olan teşkilat-ı mahsusa, partinin şövalyelerinin kurduğu bir teşkilattır ve gerçekten önemlidir. Yani teşkilat-ı mahsusanın faaliyetleri, Abdülhamit'te de benzer faaliyetler vardı ama Rusya'yı, İngiltere'yi falan çekindiriyordu. Ve birinci harfte bir sürü yerlerde hakikaten İngiliz istihbaratının, bilhassa Almanya'nın, Bakü'de Almanya karşımızdaydı Kafkasya'da, biz onlarla kavga ediyorduk silahlı, faaliyetlerini durduracak kadar cesur ve bilgili tipler vardı içlerinde. Bunlar mesela bizim tarihin bilinmeyen yanları. Fakat Mustafa Kemal Paşa bu tip bir despotizmi ve ordunun siyasetin içine çekilmesini tasvip edecek bir komutan değil. O bakımdan kopmuştu bunlardan. Ve bundan kopan adamı da takdir ediyorlardı. En başta Vahdettin diyor ki veliahtlığından tanıyor. Yaveri hastı biliyorsunuz. Bu güvenilir biri diyor. Tayin ediyor. Damat Ferit de ses çıkarmıyor. Ama tabii iş değişmeye başlayınca durum değişti. Orayı biliyorsunuz herhalde. Rauf Bey ile Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Paşa azledilince bir bayağı bir şeyin içine girdiler, karanlıkta kaldılar. İşte arada tabii Karabekir Paşa'nın vefası ve aklı ve vatan aşkı buna değiştirdi. Emir ve görüşlerinize tabiiz dedi. Bir üssü olarak gene ona hitap ediyor. Rütbeleri farklı değil ama üssüydü. Kıdem farkı vardı galiba. Böyle şeydi askerlikte olduğu gibi. Ve bunu da şey yapıyor. Kendi de gayet kuvvetli doğu menzil komutanı. Yani başarılı bir şeyle orada bir takım taşınak arkasından düzenli Ermeni ordusu biliyorsunuz Andranik Paşa'nın hücumlarını falan önledi. Bu önemlidir. Öyle teröristler yok, tehcir alakası yok iddiatçı politikalarla. İddiatçıdır Kazım Karabekir gençliğinde ama bu partinin politikalarını ve Enver'i tasvip etmez. Çok açıktır. Bak Enver Paşa'yı İnönü bile takdir eder, bir yıldızdı der. Kazım Karabekir Paşa tutmaz onu, çok açıktır. Bu tip metotları da tutmaz. Onun doğuda yaptığı bir savaştır. Karşısındakiler de bir savaş götürmüşlerdir. Muvaffak olamamışlardır tabii. O bakımdan biz doğudan sonra ilerledik. Şimdi dahinin farkı orada çıkıyor. Çünkü etkiliyor insanları, silah arkadaşlarını ve şeylerini, kendi akranlarını etkiliyor. Etkilemek önemli bir şey. Yani hem asker hem sivil kesimde etkileyen biri. Bu bir kazançtır, bu bir yenilik getiriyor insanlara. Biri geldi diyorlar, bir lider geldi diyorlar. Bazı vilayetlerde bir şey olmadıysa da bazılarında oldu. Mesela işte Ankara vilayeti tipik Kemalist. Bu eski bir şeydir. Ta Roma Galatya'sından beri bir eski teessüs, makarlı teessüstür. Yani headquarter'dır. Orduların toplandığı bir yerde her zaman. Bu o zamandan beri dünyaya açık bir yerdi. Çünkü ticaret maddeleri vardı. 19. asırda da öyleydi. Buranın şeyleri değişik yapıldı. Mesela Ankara Ermenileri Katoliktir. Ortodoks mezhebinden değildir. Gregorian değildir. Efendim lisan bilen çoktu. Yabancı okul vardı. Konsoloslar vardı. İlber abi. Evet.
İlber abi, şimdi biraz konunun dışına çıktık. Yani benim sormak istediğim şuydu. Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Paşa'nın bu Samsun'a yollanması kararı bir kurtuluş savaşı başlatma amaçlı değildi. Padişah Yok ben. Vahdettin'in bir kurtuluş Yok. savaşı niyeti yok idi. Tam aksine İstanbul Evet. hükümeti ve Vahdettin ve damat Ferit İngilizleri fazla kızdırmadan bir uzlaşıyla memleketin ne kadarını kurtarabiliriz hissiyatı içerisinde miydi? Yani söylediğim benim bu. Bir kere damat Ferit kendine çok güveniyor. Clemenceau ile konuştuğu zaman tepeden aşağı hakaret yedi. Siz Türkler barbarsınız, yamyamsınız. Emrinizdeki milletlere hiçbir ilerleme sağlamadınız. Fransa çok sağladı Afrika'da, Cezayir'de. Yani Arapçayı yok etti Cezayir'den. İşte İngiltere daha iyi bir kolonizatör gibi görünüyor. Daha rasyonel bir kolonizatör. Ama onun da maddi katkısı çok azdır. Bunun için fazla uzağa gitmeyin. Kıbrıs'a doğru dürüst liman bile yapmadı herifler. Bunu biliyor musun sen? 1879'dan beri orada İngiltere var. Ve ayrıldığı güne kadar Kıbrıs'a doğru dürüst bir liman bile yapmadılar. Bu çok önemli. Fransa daha eli açıktır bazen ama o ayrı bir şey. Şimdi bu doğru bir şey değil tabii ama böyle hakaret ediyor. Sizden hiçbir şey olmaz, anlaşılmaz. İngiltere'nin de yaptığı bu. Belki o kadar şey gibi böyle Clemenceau gibi açık bir retorikle saldırmıyor ama bunlar bunu fark etmeyecek adamlar. Beni İngilizler sever diyor. Öyle bir şey olmaz. İngiliz babanın oğlu mu? Ve tek bir kişi mi yani? Karikatürlerde olur bir milletin tek kişiyle temsil edilmesi. Yani İngiltere bu rengarenk bir yer kendine göre. Bu yanlış bir şeydi. Bu takımın Atatürk'ü yani Mustafa Kemal Paşa'yı pardon bu devirde doğrudan doğruya milli mücadele için Anadolu'ya yollaması bir uyduruktur. Maalesef Türkiye'de kahvehanelerde tefekkür yapılıyor ve tarih yazılıyor. Ve bu adamların bir de gazetelere yazdıklarını birkaç bin kişi okuyor. Öbür adam istediği kadar karıştırsın, araştırsın, yazsın, kimseler bilmez. Biz deli tabii. İlber Hocam, siz diyorsunuz, eroin kaçakçılığını destekleyen bir profesör Vahdettin'e teşekkür ediyor Kurtuluş Savaşı için bugün. Onu alakadar ediyor demek bu iş yani. Ne yapacak? Nereden? Kurtuluş Savaşı için Vahdettin'e teşekkür edilmez. Fakat sabah akşam onu da hedef alıp da saldırılmaz. Uğursuz bir günde zavallı yani şeye gelmiş, tahta Tahta çıktığı çıkmış. zaman kötü tabii. Kendine meziyetleri olan biridir onu söyleyeyim. Öyle cahil padişah falan değil bazılarının tek anladığı gibi. Yok şunu bilmiyor, bunu bilmiyor. Çok şey de biliyor fakat 1918'in sonunda ölmüş öbür ihtiyar kardeşi. Tahta çıkmış. Tahta çıktığı gün İngilizler bombaladı Haydarpaşa'yı. Yangın çıktı. Eyüp Sultan'a çivi atmamışlar, bomba atmamışlar. Çünkü tahta çıkış olduğunu görüyorlar. O bir monarşilere has bir centilmence davranıştır. Bu kadar. Bitmiş Türkiye. Ve zaten İşgal İstanbul'un da padişahın gerçekten otoritesinin geçeceği bir yer varsa Türk jandarması, polisi vesaireyle Bebek'le Unkapanı Köprüsü arasıdır. Çok açık bu. Çok açık yani. Onun için kalkıp da böyle her şeyi Vahdettin'e falan yapıp saldırarak izah edemezsiniz. Ama efendime söyleyeyim Vahdettin'e şükran duymalıyız. Çok anlıyor bu arkadaş bu işleri. Hüküm veriyor. Bu yaygın Türkiye'de maalesef. Ve kasabalarda böyle bir tarih yazımı kültürü var. Çok hazin bu. Bu bir derin bir problem. Çünkü bak size söyleyeyim. Çar Rusya'sında büyük tarihçiler, sırf Rusya tarihçileri değil, dünya tarihinde de rolü olan yazı yazanlar böyle büyük profesörlerin bir sürüsü kasabalardaki gimnazyumlardan çıkmış. İşte Karamzin Simbirsk'te mesela. Lenin de orada doğup büyüdü. Kerenski de orada doğup büyüdü. Simbirsk'e bir gitsen korkarsın. Trotski de demiş zaten o zaman.
feodal Rusya'nın dehşetini anlamak için Simbirsk'te büyümek lazım demiş. Ama bir gimnazyumu var, bir kütüphanesi var, bir şey var. İnsanlar yetişiyor. Latince, Yunanca öğreniyor falan. Bizde öyle bir şey olmuyor. Kolay değil bu. Ve bugün daha da kötü. Kasabalar sadece bilgisizlikle gezen yer değil, yanlış bilgi üreten yerler. 1950'lerden beri eğitimin sakatlığı dolayısıyla da böyle bir şey yarattık. Buralarda tefekkür ve bilginin hükmettiği cevherler çıkmaz. Onu size söyleyeyim. Ciddi bir tarih eğitimi ve bu ciddi tarih eğitiminin yayılması söz konusu. Feci olan sadece fizik, matematik, kimyadaki gerileme değil. Bu da önemlidir. İber abi izin verirsen biraz da Celal'e dönmek istiyorum. Bu arada değerli izleyen... 1915'te boşuna çarpmıştık Çanakkale'de. Şimdi nasıl tam olsun? ben de onu söyleyeceğim İber abi. İzin verirsen Celal'e döneceğim. Bazı izleyiciler diyor ki biz Çanakkale Savaşı'nı kazandığımız halde İngilizler nasıl oluyor da geliyorlar İstanbul'a diye. Efendim arada epey bir sene fark var. Bir 3 sene kadar fark var. Çanakkale Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın muharebelerinden bir tanesi. Biz o muharebeyi kazandık. Kutlamayı da kazandık. Bizim içinde bulunduğumuz ittifak kaybettiği için sonunda bir mütareke imzaladık ve o mütarekeye göre de İngilizler ve diğer bütün kazanan tarafın devletleri gelip Osmanlı İmparatorluğu topraklarını işgal ettiler. İngilizler de İstanbul'a geldi. İstanbul'da sadece İngilizler yoktu. İtalyanlar da vardı, Fransızlar da vardı. Kazanan tarafların hepsi İstanbul'u işgal etmişlerdi. Türkiye ne yazık ki bir bilimsel davranıştan uzak bir ülke olduğu için bugün Atatürk'e ve Cumhuriyet'i kuran kadrolara akıl almaz iftiralar atanlar, abuk sabuk şeyler söylenir. Şunu fayda, bu içinde bulunduğumuz bu şehir, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti 4 yıl işgal altında kaldı. 4 yıl. 4 yıl burada İngilizler hüküm sürdü. Atatürk giderken Samsun'a İngilizlerden izin alarak gittiler. Onların verdiği evrakla. Yanlış mı Celal abi? Doğru. Evet. Doğru. Hatta mesela o kendisine verilen müfettişlik görevinin sınırlarını, kendisine verilecek selahiyetleri de Atatürk'ün dikte ettiği söylenir. Yani bu görevi alırken bana şunu da şunu da şunu da şunu da verin dediği söylenir. Uzlaşmış. Dolayısıyla Atatürk'ün kafasında zaten bir şey yapmak var Anadolu'da. Biraz önce İlber'in söylediği önemli bir şey, o zaman müttefik devletlerinin mecali kalmamış durumda. Bunlar arasında en inatçısı Lloyd George. Lloyd George bize nefes aldırmamak niyetinde, büyük bir Yunan hayranlığı var. Eski Elen devletini tekrar yaşatalım falan hülyası. İşte o sözleri vererek Yunanlıları kullanmak istiyor. Atatürk müttefiklerin mecalinin kalmadığını anlıyor. Ve diyor ki biz eğer bir şey başlatabilirsek bu adamları sonunda yeneriz. Zaten İlber'in dediği gibi İtalya çekilmiş durumda. Fransızlar gönüllü değiller bizimle didişmeye. Bir İngiltere gönüllü, onun da müstemlekeleri gönüllü değil. Asker göndermeyiz diyorlar. Dolayısıyla bir Yunanlar kalıyor ellerinde. İşte onları sürüyorlar Anadolu'nun üzerine. Ben yaşanmış bazı anılar nakletmek istiyorum. Benim rahmetli dedem hava kuvvetlerinde askerdi Birinci Dünya Savaşı'nda. Tabii biz savaşı kaybedince terhis edildi. İstanbul'da bir küçük şirket falan kurma çalışmalarını yaparken birden duyuyor ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da bir hareket başlatıyor. Bu harekete silah lazım. İstanbul'daki silah depolarından silah kaçırılacak. İşte İnebolu'ya gidecek deniz yoluyla. Oradan da Ankara'ya gidecek. Dedem hemen bunun içinde görev alıyor. O anlatırdı, diyordu ki bizim Mavnaları, İnebolu'ya gidecek Mavnaları Fransız ve İtalyan kontrola geldiği zaman bakmıyordu bile diyor. Biliyordu içinde ne olduğunu. Hiç sıkıntı çekmiyordu. İngiliz geldi mi namussuz didik didik ediyordu diyor.
Dolayısıyla böyle bir kendi aralarında da ayrılık var. Atatürk'ün, İlber'in söylediği Şişli'deki evdeki planlar bu bilgi üzerine kurulmuş. Yani Atatürk dünyayı iyi anlamış. Bir fırsat var burada, bunu değerlendirelim diyor. Rusya aradan çekilmiş, Rusya'nın sadece ya sen karışma değil desteğini almak mı? Çünkü Rusya eski müttefikleriyle kötü durumda. Eski müttefikleri Beyaz Rusları desteklemişler. Amiral Vrangel'i falan desteklemişler. Lenin dehşetli içerlemiş buna. Lenin bizi kazanmaya çalışıyor. Malum Atatürk de daha sonra Ali Fuat Cebesoy'u Moskova'ya göndermiştir elçi olarak. Kendi sınıf arkadaşına. Ve yardım temin etmiştir. Dolayısıyla Atatürk'ün kafasında baştan yapılmış bir plan var. Bu planı da fevkalade güzel Nutuk'ta anlatır. Bakın ben bunu sık sık söylüyorum. Nutuk bir deney protokolüdür. Nutuk işler yapılıp bittikten sonra yazılmıştır. Yani bir Marx gibi, Hitler gibi bilmem ne gibi oturup önceden fetva vermemiştir Atatürk. Önce işi yapmıştır. Ondan sonra nasıl yaptığını anlatmıştır. Ve Nutuk'ta da ya işte bak ben bunları böyle yaptım, aman siz de hep bundan sonra böyle yapın demiyor. Diyor ki bakın sorunumuz şuydu, şöyle çözdük. Arkasından konuşmalarında ne diyor? Ben size diyor ne ayet bırakıyorum, ne doktrin bırakıyorum, ne emir bırakıyorum. Bıraktığım tek şey diyor, aklınızı kullanma tavsiyesidir diyor. Bilimin yolundan ayrılmayın. Bilimin yolunda giderseniz diyor, zamanınızın problemlerini çözebilirsiniz. Yani bugün 2020 yılında 1920'lerin, 30'ların yöntemleriyle çalışmak mümkün değildir. Yani bugün Atatürk çıksa, kendini Türkiye'de Atatürkçü diye satan bazılarının yaptıklarına bir tarafıyla güler. Çünkü dünya çok değişti. Problemler çok değişti. Atatürk'ün büyüklüğü problemine göre çözüm üretmiş olmasıdır. Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum müsaade ederseniz. O da biliyorsunuz bu Atatürk düşmanları efendim padişah efendimiz kendisini gönderdi. Şahane de bir gemi verdi. Hani birisi dediydi lan neredeyse Bandırma'yı transatlantik yapacaklar dediydi. Bandırma'nın ortalıkta fotoğrafı yoktu. Ben şimdi size Bandırma'nın bir fotoğrafını göstereceğim. Bu fotoğrafı çeken bir jeolog. Avusturyalı Franz Tuula. Şimdi ben birinci görseli alabilir miyim? Arkadaşlar jeolojinin yolladığı birinci görseli alabilir miyiz? Hah bakın. Bu Franz Tuula 1896'da ülkemize geliyor. Maksadı işte Marmara falan civarında jeolojik incelemeler yapmak. Bunun hakkında önemli makaleleri var. Fakat bir tane de böyle halk için Viyana'da olan doğa bilimleri bilgilerini yayma kulübü diye bir kulüp var. Orada da bunlar konferanslar veriyorlar. O konferanslardan bir tanesini Tuula veriyor ve işte Marmara Denizi civarında jeolog gezileri adı altında. Bu küçük kitapçığı yayınlıyor. Şimdi o kitapçığı açalım. Bundan sonrasını alalım. Bir sonraki arkadaşlar. Şimdi o kitapçığın içinde işte yaptıklarını anlatıyor. Bu yaptıklarının bir tanesi biraz önce size söylediğim önemli bir yayın. İlk defa Türkiye'de Trias yaşlı kayaçları yani aşağı yukarı 250 milyon yıldan 200 milyon yıla kadar olan dönemin kayaçlarının varlığını Gebze'de tespit ediyor. Tuula. Daha önce bunlar Türkiye'den bilinmiyor. Tuula Gebze'de bunların varlığını tespit ediyor ve önemli bir dergide de yayınlıyor. Fakat şimdi bundan sonrasını alalım. Tuula nasıl seyahat ediyor? Bakın bu Bandırma gemisi. Atatürk'ün Samsun'a gittiği geminin bildiğimiz tek fotoğrafı bu. Ben bunu yıllar önce, nur içinde yatın, Hasan Pulur'a gösterdim.
Hasan Pulur dedi ki bak Celal, ben dedi hayatımda köşemde fotoğraf yayınlamadım. Ama bunu yayınlayacağım. Ve hakikaten Milliyet'teki köşesinde bunu yayınladıydı. O zaman yanılmıyorsam kimsenin de pek dikkatini çekmedi. Ama bandırma budur. Bakın mavna gibi bir şey. Yani bununla denize açılmak cesaret ister. Bakın Tuğla bu gemi hakkında ne diyor? Bundan sonrasını alayım. Bakın burada altını çizdim. Diyor ki bu diyor Greilich, yanılmıyorsam bakayım tek şu kitap şurada elime alayım. Evet diyor ki bakın Greilich'e panterma, Greilich feci, kötü, külüstür, insanı korkutan demek. Greilich'e panterma ile diyor bir defa daha seyahat etme endişesi başladı bende diyor. Marmara Denizi içinde korkuyor adam bu gemiye binmeye. Bu çok külüstür ve eski bir gemi. Atatürk işte bu gemiyle Samsun'a gitmiş. Peki Cahil abi, Cahil abi bir şey soracağım. Şimdi madem öyle, tabii, madem bu gemi külüstür, Atatürk bir yandan da devlet göreviyle oraya gidiyor. Yani ordu müfettişi olarak padişah tarafından görevlendirilmiş. Niye külüstür bir gemiyle gidiyor da iyi bir gemiyle yollamıyorlar? Çünkü iyi gemileri yok. Hiçbir şey yok elde. Bütün her şey zaten Osmanlı donanması kalmamış. Öyle bir şey. Yani İlber biraz önce dedi ya, biz niye kaybettik Ege adalarını? Yunanlıların Averof zırhlısı vardı. Bizde gemi yoktu ya. Ya düşünebiliyor musunuz? O hani yere göre koyamadıkları Osmanlı İmparatorluğu'nun adam gibi bir donanması yoktu. Yani Almanlar Yavuz'la Midilli'yi yani Göben ve Breslau bize vermeselerdi hiçbir şeyimiz yoktu. Onun için Atatürk böyle bir gemiyle gitmek mecburiyetinde. Başka gemi yok ortalıkta. Bu Panderma gemisi de zaten askeri gemi değil. Bu bir sivil gemi. Onunla gidiyor arkadaşlarıyla. Murat Bardakçı o gemiye binenlerin listesini yayınlamıştı daha önce. Bugün de tekrar koydu. Çok güzel 79 vardı. Kişi var gemide o sırada. 79 kişi. Evet. İçlerinde bak, birkaç sivil de var. Da görebiliyorsanız koyunlar var. Bunlar Bandırma'dan İstanbul'a nakledilen koyunlar. Görüyor musunuz? Çobanları da başında. Yani böyle külüstür bir gemiyle Atatürk Samsun'a çıkmıştır. Samsun'a çıktığı zaman yalnız kafasında başarının haritası vardı. Yani Atatürk başaracağını biliyor. Adım 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 bunu planlamıştı ve ya bu planda bu tutmazsa başka ne yapabiliriz? O tutmazsa başka ne yapabiliriz? Şeklinde yan çözümleri de düşünmüş ama bir de yeni yeni problemler ortaya çıktıkça hemen onlara çözüm üretmiştir. Mesela meşhur Erzurum'dan Sivas'a gelirken diyorlar ki ya seni öldürecekler yolda, Malatya valisi seni öldürtecek. Gitme diyorlar. Atatürk diyor ki gidelim gidelim boş ver diyor. Ya paşam tehlikeli değil diyor. Bunlar ya paşam çok tehlikeli falan diye ısrar edince ya çocuklar bakın diyor nerede öldürülecek. Yolda diyor işte birkaç geçit var. Buralarda bunlar saklanacaklar, bize ateş edecekler. Ateş edecekleri mesafeyi düşünün. Bize vurma ihtimalleri çok zayıf. Dolayısıyla hiçbir şey olmaz diyor. Hakikaten de hiçbir şey olmuyor. Yani Atatürk yaptığı her işi önceden sağlam bir bilgi temeli üzerine oturtuyor ve bunun üzerine mantıklı bir plan yapıyor. Bu bakın çok mühim. Yani ben onun için birkaç kere Atatürk'ün yöntemi diye bir şey, yazı, birkaç kere bunu yayınladım. Hatta bir seferinde bilim adamı olarak Atatürk dedim. Bir sürü adam da alay etti. Burada benim Atatürk'e bilim adamı dememin tek bir tane sebebi var. O da
Atatürk karşısındaki durumu bir problem olarak görüyor ve diyor ki bunu nasıl çözeriz? Bunu çözebilmek için uyguladığı yöntem bizim doğa bilimlerinde uyguladığımız yöntem. Nedir bu? Önce diyor ki ya önce bir bakalım problem nedir? Değil mi? Nutku eğer okursanız hani ilk cümlesinden sonra 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Ve hemen arkasından ne diyor? Vaziyeti umumi, genel manzara neydi? Bu şu demektir bilimsel dille. Eldeki veriler neler? O eldeki verileri sıralarken biliyorsunuz işte İstanbul'daki imkanlar nelerdi? İstanbul'da bu işi destekleyecek kimdi? İstanbul'da bu işe karşı çıkacaklar kimlerdi? Ordunun durumu neydi? Elindeki imkanları ve karşısında olabilecekleri yan yana diziyor. Ondan sonra diyor ki mukabil halas çareleri diyor. Bu ne demektir? Yani bu kötü duruma karşı teklif edilen kurtuluş çareleri. Bunları da anlatıyor. Ve bunların hiçbirisinin akılcı bir temele oturmadığını gösteriyor. Arkadan diyor ki benim kararım bu şu demektir. Benim varsayımım de kimse problemi çözememiş. Şimdi ben bir varsayım yapıyorum. Yani bu Einstein'in işte 19. yüzyıl sonundaki fizikte ki soruna cevap bulabilmek için ya diyor şu ışığın hızını değişmez kabul edelim ve diyelim ki bu bir doğa kanunudur. Herkese tam zırva geliyor. Ama sonunda izafiyet teorisi çıkıyor. Atatürk'ün de kafasında böyle bir çözüm var. Benim kararım. Şimdi o kendi kararını hemen açıklamıyor. Zaten diyor bunu diyor bir milli sır olarak saklayacağız. Ve diyor safha safha açıklayacağız. Neden? Çünkü birinci safhada başarısız olursan hemen bir alternatif düşünmen lazım. Hepsini birden açıklarsan bak işte bizim plan suya düştü der millet. Hayır efendim öyle değil. Adım adım gideceksin. Biz bilimde de böyle yapıyoruz. Atatürk bu sistemi uygulamıştır. Hatta ve hatta söyledikleri o kadar saçma gelmiş ki bir sürü adama malum Ulunay vardır meşhur yazar. O Cumhuriyet'ten sonra da faaldi. Ulunay İstanbul'da babam Atatürk aleyhine yazılar yazıp duruyor. Refik Cevat. Ha? Refik Cevat. Evet. Değil mi? Babam Atatürk aleyhine yazıp duruyor. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan, Cumhuriyet ilan edildikten sonra diyorlar ki ya sen şimdi utanmıyor musun o yazdıklarından? Hayır hiç utanmıyorum. Ya niye diyorlar? Ya kardeşim çünkü o zaman diyor. Bu adamın diyor bütün söyledikleri herkese deli saçması gibi geliyor. Kimin aklına gelirdi ki diyor bu fikirlerle bu adam başarılı olacak. Çünkü hiçbirinde Atatürk gibi bilimsel düşünme, bilgiyi toparlama, bilgiyi değerlendirme terbiyesi yok. Şimdi diyeceksin bunu nerede aldı bu terbiyeyi? Ben bakın burada bir örnek vereyim. Tabii bu Atatürk'ün dehasıdır ama bu terbiyeyi nerede almıştır? Bir gün ben Caltech'teyken sevgili dostum Hans Hornung'la konuşuyoruz. Hatta Türk Hava Kuvvetleri'nden gelen bir ekip de oradaydı. Celesin Paşa o zaman gönderdiydi Hava Kuvvetleri'ne. Bekir Atay Yılmaz General falan. Ben Hans Hornung'a dedim ki ya Hans dedim sana çok ilginç bir gözlemimi anlatacağım dedim. Ben dedim bu deprem konusunu sivillerle konuşuyorum. Hatta çok kültürlü, bilgili insanlarla konuşuyorum. Bunlar bunu ya ciddiye almıyorlar ya takip edemiyorlar veyahut hatırlamıyorlar. Askerlerle konuştuğum zaman bunlar büyük bir dikkatle dinliyorlar. Notlar alıyorlar ve kaç sene sonra ki mesela Bilgin Balanlı General unutmuyorum yıllar sonra depremden. Eskişehir'de Nejat Bilgin General'imin evlenme seneye devriyesiydi. Balanlı General dedi ki hadi arkadaşlar dedi bir akşam yemeği yiyin. Bütün generaller toplandı ve Oya'yla ben de oradaydım. Da ben de komutanın tam karşısında oturuyorum.
Orada komutanlardan biri, ya Celal dedi, şu şeyi anlatsana, şu deprem işini bir anlatsana. Ben tam başlayacağım, Balanlı General lafımı kesti, dur ben anlatayım. Ya kardeşim bir anlattı, ben hayret ettim. Bütün detaylarıyla hatırladım. Bunu ben Honung'a söyledim, bu askerler niye böyle kardeşim? Aa dedi, bak sana söyleyeyim dedi. Bizde de böyledir. Çünkü dedi asker dedi, komutanı da dahil, hayatını ortaya koyar. Bilim adamı, sivil adam, bilmem ne, benim doktorum bile dedi, bana dedi, beni muayene ediyor, teşhis koyuyor, işte bir ilaç tavsiye ediyor. Ya ben ölsem herife ne dedi? Ama dedi asker öyle değil, askerin kendi hayatı tehlikeli. Dolayısıyla bunlarda dedi, bilgi edinme ve bilgiyi değerlendirme refleks haline. Şimdi bir de bunu bir deha ile bir araya koyduğun zaman, işte o zaman Atatürk'ü anlıyorsun. Atatürk öncelikle bilgi edinmeye çok önem veriyor. Ondan sonra bilgiyi değerlendirmeye. Diyorlar işte Erzurum'dan Sivas'a giderken, kardeşim ay Galip seni öldürecek, yapamaz diyor. Bilgi gelmiş, doğru, böyle bir laf var ortalıkta ama Atatürk yola bakıyor. Bu yolda diyor, bu dediğiniz mümkün değil. Ve sonunda haklı çıkıyor. Demek ki bilgi edinmek, bilgiyi değerlendirmek ve olur da hatalıysan oradan hemen geri dönmek. Benim hep verdiğim örnek Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bizim ordu yer yer yarılmıştır. Ordunun güney cephesi o kadar geri çekilmiştir ki kuzey-güney olan cephe doğu batı hale gelmiştir. Ve bizim bütün komutanlar büyük bir telaş içine düşmüşlerdir. Harbi kaybediyoruz. Onun üzerine Atatürk'ün meşhur emri vardır. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. Şimdi bu söylediği Atatürk'ün o zamana kadar kendisine öğretilmiş olan, mektepte okuduğu bütün meydan savaşı kaidelerine aykırı. Çünkü şu okutuluyor, deniyor ki efendim iki ordu karşı karşıya geliyor. İki hat üzerinde, bu hatlardan biri yarıldığı zaman hattı yarılan ordu kendini tekrar toparlayabilmek için cephenin uzunluğuyla mütenasip bir miktar geri çekilir. Şimdi karşıda Papules bunu bekliyor. İşte Türkler, biz yardık cepheyi, Türkler geri çekilir. Atatürk diyor ki ya diyor buna lüzum yok, aklınızı kullanın diyor. Yarılan kısımda diyor olan birlik, o dedi diyor kendini tekrar müdafaa edecek bir yere gidene kadar geri çekilsin. Ama yanındakilerin geri çekilmesine lüzum yok. Ve dolayısıyla bunu da şöyle söylüyor. Bu diyor, ben diyor, bu diyor olduğu gibi geri çekilme nazariyesini diyor unuttuktan. Yani bu hipotezi yıktım diyor. Bakın bu bilimsel bir şey. Bir hipotezden vazgeçiyorsun, hemen yenisini koyuyorsun. Yeni bir taktik. Papoulas bunu düşünemediği için asabı bozulur. Yani diyor ki ya diyor bu karşımdaki adam Mustafa Kemal Paşa oyunu kurallarına göre oynamıyor. E kardeşim bu işin kuralı mı olur ya, bunun bir kuralı var, o da yenmek. Atatürk yanlış gördüğü kuralları şak diye değiştiriyor. Onun Zabit ve Kumandan ile Hasbihal kitabını okuyun. Celal abi. Çok şeyin dışına çıkıyoruz. 19 Mayıs meselesinin dışına çıkıp bütün... Hayır 19 Mayıs içinde bu. Bir Celal abi, İlber Hoca'ya bir dönmek istiyorum. Tabii. Ama şunu unutmayalım. 19 Mayıs bu espriyle planlanmış bir şey. Peki. Konuşacağız onları tekrar. İlber abi... Bir konu çok speküle ediliyor yine. Sen de bir açıklık getirdin. Mustafa Kemal Paşa'nın, evet doğru, Vahdettin'in, Padişah Vahdettin'in emri ve onayıyla Anadolu'ya gitti. Ama oradaki amaç bir kurtuluş savaşı başlatmak değil. İngilizleri çok fazla kızdırmadan, İngilizlerin Anadolu'yu topyekun işgaline sebebiyet vermeden oradaki... askerlerin iç karışıklara bastırmak, askeri isyanları ortadan kaldırmak, çete savaşlarını sona erdirmek,
ve askerin silah bırakmasını sağlamaktı. Yoksa Vahdettin'in bir kurtuluş savaşına başlamak gibi bir niyeti yoktu dedin. Bunu daha önce de defalarca söylemiştin. Ama İstanbul'da bazı komutanların, bazı askerlerin Mustafa Kemal'den bu nevi bir beklenti içinde olduğu da hep söylenir. Ve bir de şu söylenir. Vahdettin Mustafa Kemal Anadolu'ya giderken kendisine git vatanı kurtar paşa dediği ve hatta çok ciddi miktarda para verdiği, altın verdiği, bu altının miktarı işte bugün bir yerde okudum artık 290 bin altına kadar çıkarmışlar. Böyle bir laf var mıdır? Git vatanı kurtar paşa lafı Atatürk de söylüyor bunu, buna benzer şeyler. Bu laf niye edilmiştir ve kendisine verilen bütçe, para nedir Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkarken? Benim cevap vermem için şimdi orada tabii böyle 290 bin altın çok büyük bir para. Çok büyük bir para. Şartlarında çok büyük bir para. Yani bu biraz artık sayıya şaşırmış millet. Bir yerde tahsisatla gidiyor. Hatta tahsisat mesturesi olabilir. Yani bir itimat meselesidir. Öyle büyük bir parayla çıktığı söylenemez zaten. O bakımdan bunu böyle işte bütçeyi veriyor. Git vatanı kurtar. Vatanı kurtar. Vatan bu sizin sayenizde kurtulur. Vatana hizmet. Çok zaman bunu mültefiye iltifat olarak layık gördüğünüz insanlara, biraz yakından tanıdıklarınızla iyi bir işlem bu konuda söylersiniz. Yani bunu Atatürk de belirtiyor tabii. Görüşmeleri zaten çok muhasım değil. Yani hasım taraflar değiller bunlar. Ve çok dikkatli olduğu için damat Ferit de mesela kendisine çok karşı değil başta. Sonradan iş açığa çıkıyor. Yani bu değişik. Sonra bir insanın politikası 19 Mayıs 1919'da, 15'inde, 16'sında değişik olabilir. İki sene sonra durum değişir. Çünkü köprülerin altından başka sular geçmiş artık. Yani aynı Sultan Vahdettin, aynı Sultan Vahdettin olarak kalmaz. Paşa da ondan sonra artık aynı kalmaz. Onun da tarzı ve usulü değişir. Bunlar çok açıktır. Başlangıçta adeta işbirliği yapan adamlar sonunda düşman olurlar. Bu sırf böyle muharebe şartlarında değil. Tanzimat'ta otururlar, kanun yapacağız diye Cevdet Paşa, Mithat Paşa bilmem ne anayasa. Komisyon toplantıları bittiğinde çoktan ikisi birbirinin kan düşmanıdır, Mithat'la Cevdet. Yani çok ağır hakaretler vardır birbirlerine falan. Politika maalesef böyle gidiyor. Fevri şartlar değiştiriyor. Dolayısıyla müfettişlik görevi aslında çok kendisinden beklenen bir şeyler olmuştur. Yani bu çok açık. Ama bunu zaten o şekilde tahakkuk ettirmek mümkün değil. İngiltere'nin işgal isteklerini ve işgal planını hiç kimse engelleyemez. Ne için? İngiltere Karadeniz'de bir şey kuracağından değil ama bu işin bitmesi için bunların yapılması lazım. Yani çok açık bu. Tabii ki an kuvvetlerini yanına alması İngiltere'nin aleyhinde oldu. Yani İstanbul'da İtalya kibarca bir işgal kuvveti görüyordu. Zaten güvenemedi İngiltere. Kadıköy Üsküdar'a da İngilizlerin kontrolünü verdi. Onların işgal alanı da. Sur içi İstanbul'da Fransızlar vardı. O derecede ki sadece o anlattığın örnekleri değil, çok meşhur bir olay vardır. Kayığa yüklüyormuş kayıkçı tüfekleri. Kaporal onbaşı geçiyor mangasıyla. Bakmış Kemalist bum bum demiş böyle bum bum. O da bu mesle deyince a bon alezi demiş. Yallah yürüyün boş verin. Çünkü umurunda değil yani belli zaten bir talimat da var. Bir de bu milli kuvvetlerin şeylerin, partizan kuvvetlerin diyelim kavgasıyla girişip de erimeyin. Yani çok açık koymuş zaten. Marshall da söylüyor işte bunlar kazanır diyorsun. Bu kadar açık. Peki İlber abi şimdi şeyin İngilizlerin maksadı ne? Ben onu çözmekte zorlanıyorum hala bugün baktığım zaman. İngilizler ne yapmak istiyor? Çünkü niye? Şimdi savaşın kaybeden tarafları arasında
Almanya'da evet. var, başka yer ülkelerde var Balkanlarda. Niye Anadolu'yu, mesela Almanya'da böyle bir işgal falan söz konusu değil. Niye Anadolu'yu ve İstanbul'u özellikle işgal edip bir de Yunanlıları buraya sokuyorlar? Şimdi bir kere Almanya çok ağır tazminat ödemeye mahkum edildi. Evet. Sonra Almanya'nın o zamanki doğu toprakları Polonya Cumhuriyeti'ne bırakıldı. Yani bu çok önemlidir. Sonra Almanya'nın Ruhr Havzası'nı Fransa işgal etti sonra. Etti. Saar bölgesi ellerinden çıktı. Saar diyorum, Strasbourg, Alsas bölgesi. Orası Alsas'ta biliyorsun sen. Aleman denen bir Alman kabilesi yaşar. Bunlar Avrupa'nın devletsiz en yaygın topluluğudur. Strasbourg'da, Alsas'ta, Almanya'da, Freiburg'da, Avusturya'da, Vorarlberg'de bunlar yaşarlar. Alemandır bunlar. Kendi kültürlerine ve lehçelerine, dillerine neyse çok sadıktırlar. Ama bir siyasi birlik hedefleri doğrusu yoktur. Bir tek Vorarlberg İsviçre ile birleşmek istemişti. İsviçreliler onları reddetti. Birinci harften sonra böyle parasız borçlu herifler İsviçreli olamaz. O malum. Şimdi burada insanlar ne Almandır ne Fransızdır bunlar. Bunlar böyle bir şeylerdir. Bunu alıyor yani Almanya'nın elinden. Ama büyük bir tazminat ödemeye mahkum ediyorlar. Ve doğrudur bu. Bu biraz ipin ucunu kaçırmış. Sonra Briand ve Aristide Briand'la Stresemann bir anlaşmalarla bunu hafifletmeye, yola koymaya çalıştılar ama bu Almanya'daki enflasyonu ve yıkımı önleyemedi. Nazizmin gelişini de kolaylaştırdı. Sebeplerden biri zaten millet hazır kabul etmeye. Avusturya mahvoldu yani. Avusturya Macaristan parçalandı. Bohemya ve Slovakya ellerinden alındı. Krakow alındı, Polonya'ya verildi. Bütün şeyler o Süük Tirol dediğimiz Güney Tiroller, Meran, Bolzan ellerinden alındı, İtalya'ya verildi. Trieste İtalya'ya verilecekken Yugoslavya'ya verildi ama Avusturya'dan çıktı, Hırvatistan çıktı. Ta Moldavya'nın kuzeyinde Bukovina Avusturya İmparatorluğu'nda o da gitti. Buralarda büyük de bir sıkıntı geldi. Şimdi Türklere buna rağmen hiç affedilmez bir düşmanlık var. Yani bizi 4 sene nasıl oyalarsınız? Siz kim oluyorsunuz? Böyle bir tavır vardır ya. 4 sene sizin yüzünüzden bu hak devam etti. Siz olmasanız bu iş evet olmazdı. Ama başında siz uyumayaydınız da Türkiye'yi müttefik olarak kabul edeydiniz. Size etmeyip de Rusya'ya güvenirseniz böyle ortada da kalırsınız. Çok açık bir şey. Çünkü Rusya maalesef harbe hazırlıklı olarak giren bir memleket değildi. 3 askere bir tüfek düşüyordu. Bütün münakale yolları, İAŞ yolları hepsi felaket vaziyetteydi. Boğazların hakimiyetiyle bir de ittifakla Almanya'ya geçti. Kaiser Wilhelm ve grubu biraz fazla zeki adamlar değillerdir. Fakat bir tek doğru şeyleri var. Ciddi askeri müşavirleri dinlediler. Bunların içinde Avusturyalı Pomyakovski falan da vardı. Bunlar Türklerin Balkan Savaşı'ndaki yenilgisinin fazla abartılmamasını, bunların iyi bir ordu olduğunu ve zaten Balkan Savaşı'ndan sonra da ciddi bir eğitimden geçtiklerini belirterek Kaiser'i Türk şeyini almaya gayret ettirdiler, alındı. Ve bundan kazançlı çıktı Almanya kendi açısından tabii. Bunun şeyini kendi politikasında görmüyor Churchill ve diğerleri, Lloyd George falan. Siz orada ne arıyordunuz? Almanlarla niye işbirliği yaptı? Çünkü adam İstanbul Rusya'ya gider diye korkuyor. Vaat etmişiz. Ha İngiltere Rusya'ya verir miydi Boğazları ve İstanbul'u? Biraz bir şey koklatırdı. Fazla da vermezdi. Onu da size söyleyeyim. Asıl ama Boğazlar konusunda Rusya-Almanya anlaşsalardı işte o zaman Türkiye karşıya çıkacaktı. Böyle olsaydı olmasaydı tarzında tarih yapılmaz ama değişik olurdu daha çok. Bu çok açık.
Bunu ben size söyledim. Bu bir şeydir. Olsaydı olmasaydı ile yapılan tarih. Ama bazen olayların nedenini çözmeye yarıyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Bir ara vereceğim, reklam için duracağım. Değerli izleyiciler, bu arada Celal Hoca'nın gösterdiği fotoğrafla ilgili olarak bazınız diyorsunuz ki ya kardeşim o fotoğraf 1895 tarihli. Herhalde Atatürk 1919'da o gemiyle gitmemiştir diyorsun. Diyenleriniz var. Ben hemen bir orada bir bilgi vereyim size. Bu gemi evet fotoğraf 1895 tarihli. Bu geminin imal tarihi 1878. 1878'de İskoçya'da yapılıyor gemi. 5 yıl İskoçya'da çalıştıktan sonra Yunanistan'a satılıyor bandırma gemisi. Bir Yunan firma işletmeye başlıyor 1883'ten sonra. Ancak gemi bir süre sonra Yunanistan'da batıyor. Kısmen batıyor. Battıktan sonra çıkartıyorlar gemiyi, yeniden yüzdürüyorlar. Ve daha sonra da Türkiye'ye satıyorlar. İstanbul'da bir özel firmaya satılıyor. İstanbul Limanı'na kaydediliyor. Ve Marmara Denizi içerisinde çalışan bir gemi. Bu gemi 1894'ten itibaren zaten Marmara'da sefer yapıyor. Evet, Atatürk'ü götürdüğünde gemi işte 1878'den oraya 22 sene, üstüne bir 20 sene daha deseniz 40 küsur yaşında bir gemi, onu da hemen söyleyeyim. Yani şahane gemi, 40 yaşında ve bir kez batıp çıkarılmış bir gemi. O işte çok kötü bir gemi değildi, çok iyiydi. İmparatorun en güzel gemisi, İmparatorun belki en güzel gemisi de bilmiyoruz onu. İmparatorun o günkü gemilerinin hangisinin çok iyi yatları olduğunu biliyoruz ama imparatorlukta padişahlara ait ve bir takım paşalara ait yatlar falan var ama bu onlardan biri değil. Bu o sırada 40 yaşına gelmiş, bir kez de Yunanistan'da batmış bir gemi. O yüzden de Celal Hoca'nın gösterdiği 1895 tarihli fotoğraf, evet o geminin fotoğrafı. Çünkü geminin Türkiye'ye gelmesi 1894 yılında, imalatı ise 1878 yılında. Bunları söyleyeyim. Hemen bir ara vereyim, sonra devam edeceğiz reklamların ardından. Fatih, 5 dakikamız var mı? Var var. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Evet değerli izleyiciler, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sormuşsunuz yorgun musun, sinir, mutsuz musun? Mutsuzum efendim. Niye mutsuzsun? Gelin şurada yazılanları okuyun, sosyal medyayı izleyin. Bugün TRT'de olan rezaletlere bakın falan. Gelin siz mutlu olun. Tabii ki keyfim yok ama iki sevgili dostumla beraber olduğum için yine de mutsuzluğum minimuma inmiş vaziyette. Hem İlber Ortaylı hem Celal Şengör'le beraber olunca aslında için içinde bir yandan da mutluyum. Fakat tepemde atık yani olan bitene, buraya yazan bazı ne diyeyim aklı kıtlara ama Allah'tan iki tane şahane adam karşımda. İlber abi şimdi
Yani iş, millet öyle şeyleri merak ediyor ki bu konuyla ilgili. Bandırma vapuru Beşiktaş'tan mı kalktı yoksa Galata rıhtımından mı kalktı diye merak ediyorlar. Çünkü bugün böyle bir şey de oldu. Beşiktaş'la istiyorlar ki Beşiktaş'tan kalkmış olsun. Nereden kalktı bu vapur? Kimler vardı? Murat'ın bugün yazdıklarından yola çıkarak bu kalabalık heyet niye o gemideydi? Onu bir özet geçer misin bize? Yes. Yes. Şimdi bu heyetin ne olduğunu burada anlatayım. Bu paşanın karargahıdır. Mahiyet denmiyor. Ve paşanın karargahı enteresan. Bir kere yaverlerin vesaire. Fakat asıl önemlisi bizim albay, tabii albay Refik Saydam var. Refik Saydam ciddi bir tip adamıdır. Bazı böyle serum vesaire koleraya karşı geliştirdiği, tatbik edilen ve muhafaf olan devalar vardır. Bilgili bir Alman olmuştur. Yani o ekolojisinde, Fransız ekolojisinde farklı bir yer vardır. Asıl başarısı da tabii Sıhhiye Bakan, yani Sağlık Bakanı. İşte bildiğimiz bugün artık kapatılan Türkiye'nin Bastonist'i, Saydam Hürsün Sayın yani burada da araştırmalara devam etmiştir. Çok önemli bir sağlık bakanlığı. Bir cumhuriyetin sağlık ordusu. Bu önemlidir. Yani bu sayede bazı şeyleri 1934 ek sayılar burada. Hep tekrarlıyorum bunu. Hayret Engin'in içinde yenildiği, halledildiği bir tıp taraması yaptırmıştı. Eksen Hitler'den kaçınca görevimize başlamadan evvel bunu yaptı. O hastanesindeki diye. Ve sonra da başbakan, kısa bir başbakanlıktan sonra 41 yılında zannediyorum. Pera Palas'ta bir gece kalp krizi geçirdi, öldü. Öldü. Şimdi bu bir kurtuluş grubu aynı zamanda. Yani geleceğin Türkiye'si. Fakat bu demek değil ki 19 Mayıs'ta Cumhuriyet ilan edilecek. Öyle bir tasavvur varsa bir tek paşanın zihni var. Kimseye de söylemediği çok açık. Lüzumsuz konuşmaz bu açısı. Çok açıktır ama bir republikan subay olarak teşekkül ettiği açık. Yani kişiliğinin. O kadar açık bırakın bizimkini. Mesela şimdi şeyde Vahdettin'in beyat töreninde Enver Paşa Sanayi'nin böyle lakayt bir tavırda Kayseri karşısında şeyde duruyor ama. Bir monarşist bir süper. Her şeye rağmen. Halbuki Mustafa Kemal ya veliahtla Vahdettin'le gezerken şehzadeyle Alman İmparatoruna falan karşı da pek lafının fikrini gizlemeden yani şey yapıyor, fikirlerini ifade ediyor. Monarşiye saygısı olan bir kişilik değil, bu çok açık. Devlet ayrıntısı monarşiyle ifade edilmesine çok karşı. Republikan bir adam, bu çok açık. Zaten maalesef yazılmayan hatırat vardır Türkiye'de. Birkaç kişiden aynı şeyi dinlersin. Yazılısı yok. Tevfik Bıyıklı oldu sormuş. Paşam hangi ordu? Alman mı, Fransız mı diye. Fransız dedi. Çünkü dedi ben Kaiser manevrada dedi. Bir feriğin dedi. Orgeneral demek o. Kamçıyla bir tur generali Livay'ı dövdü. Yaparlar. Manevrada bir hata varsa Allah belanı versin. Pis herif swindle falan giydirir. Halbuki dedi, Picardi manevralarında General Foch'u gördü. Geldi teğmenin omuzuna böyle vurdu. Savam ona mı dedi? O da savam ona dedi. Cumhuriyet ordusu. Böyle örnek veriyor. Hiç şüphesiz ki orduların kendine göre disiplini, kendine göre çok amansız uygulamaları her yerde olabilir. Fakat tavır olarak sevmiyorsun müesseselerini. O çok açık. Bunu mutlu şekillerde görmek mümkün. Ama 19 Mayıs'ta bu açığa çıkmaz. 19 Mayıs'ta Kurtuluş Savaşı'nı
başlatacağını kendisini karşılayan zevatta da söylemiş. Yani böyle bir şey geçmedi. Çünkü ne de olsa İngiliz işgal kuvvetlerinin bulunduğu otur olan, yani merkezi olan bir yer. Çok değişik gruplar var. Orada kendini açığa çıkarmanın gereği çok açık. Onun için bu gibi tabirleri doğru değil, çok erken. Peki İlber abi, bir şey merak ediyorum. Bana sorarsan, yani tabii ki sizin bilginizin yanında benimki deryada damla bile değil ama bana sorarsan Kurtuluş Savaşı'nın en önemli dönüm noktalarından bir tanesi Kazım Karabekir'le Atatürk'ün karşılaştığı an. Orada evet. Kazım Karabekir Atatürk'ten yana tavır almasa, Kurtuluş Savaşı'ndan yana, Kuvayi Milli'nin kuruluşundan yana, Özgürlük Savaşı'nın başlatılmasından yana tavır almasa herhalde Kurtuluş Savaşı olmazdı diye gerçekleşemez diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun onunla ilgili olarak? Kazım Karabekir Paşa'nın büyük bir özelliği var. O devrede orada çok yaygın olan Enver hayranlığından zerresi uğramamış veya uğradıysa da kaybolmuş. Çok açık bu. Yani İttihat Terakki üzerindeki hatıratında bu çok açık görülüyor. Ve hatta Talat Cumhuriyetçiyken Cumhurbaşkanı adayı, öbürü kendisini halife ve sultan adayı olarak görüyor. Bunlar belirtiliyor. Askeri strateji anlayışı çok karşı. Çünkü Karabekir Paşa çok realist bir kurum. Yani en hafif bir tahayyül yok, tehlikeli görüyor. Mesela İstiklal Harbi'nin ileri safhasında da çok açık bir çatışma değil ama böyle ordular iki dediğimiz Akdeniz'dir diyecek sadece Mustafa Kemal Paşa'dır. Çünkü diyor ki elimizdeki ne kaybederiz? Elimiz işte Doğu Anadolu, Merkezi Anadolu, Karadeniz falan, Çukurova. Bir nevi bir Selçuklu Türkiye'siyle yetinelim havası içindedir şimdilik. Bursa'yı, Antalya'yı falan bırakın onlar bunlar diyor, İzmir falan. Öyle bir tavır vardır, bu yazık açılır. Bu bir günah değil. Çok büyük bir öngörüsüzlük değil, çok ihtiyatlı bir komutanın, bir kurmayın görüşü. Ama Kazım Paşa son derece prensip sahibi bir askerdir. Mustafa Kemal Paşa'yı çok yüz yüze tanımaz eskisinden, eski devirde ama takip etmiştir. Takip etmiştir bütün yazdıklarını, konuştuklarını, manevralarını, talimlerini. Bu önemli bir komutan diyor, hayran. Çok önemli bu. Bunu burada belirtmek gerekiyor. Ve bu yüzden de prensiplere bağlılığından dolayı kendisi Erzurum'da az dedildiği vakit, yani sivil kaldığı zaman derhal gidip bir askeri üssü şeklinde ona bağlılık, emir ve görüşlerinize hazırız diyerek işi bitiriyor. Orada İstiklal Harbi üniformayla devam ediyor. Bu çok açık. Çünkü askerler kendilerinin Türkiye'de bazı şeyleri yapmak görevinde olduğuna inanıyorlar. Örgütçük vaziyetleri var. Devleti çok şahıs olarak, somut olarak temsil ediyorlar. Orada da bunu gördük. Ve Rauf Bey'le Mustafa Kemal Paşa orada büyük bir rahatlıkla yola devam ediyorlar. Belirtmemizde bir fayda görüyorum. Bu çok önemli. Karabekir Paşa son derece prensiplerine sahip, bağlı biriydi. O yüzden de İsmet Paşa ile arası çok iyiydi. İsmet Paşa'nın İzmir suikastı davasında bir yerde kurtardı. Ve çok enteresan bir şey, yani kendisi iktidara geldiği zaman, Cumhurbaşkanı seçildiği zaman ilk listede de Paşa'yı mebus yaptı. Sonra da biliyorsunuz meclis reisi seçtirdi. O öldü. Arkasından hemen Ali Fuat Paşa'yı yaptı. Yani Ali Fuat Paşa da İstiklal Harbi'nin komutanı olarak İsmet Paşa'dan böyle bir defa gördüler. Orduda tanınan, tutulan, sevilen, prensip sahibi bir generaldi. Peki ama yani dahil başka şey, iyi komutan başka bir şey.
Evet, sen zaten Atatürk'ü Türk tarihinin önemli maraşallerinden biri olarak hep yıllardır tekrar tekrar söylüyorsun, büyük maraşal diye. Bunu pek az kişi için söylersin, Fatih için, Fatih Sultan Mehmet için söylersin, Atatürk için söylersin, pek az kişi için söylersin diye biliyorum. Bir de Celal'e dönmek istiyorum, Celal Hoca'ya dönmek istiyorum. Celal abim, şimdi Kurtuluş Savaşı öncesi, yani bu 19 Mayıs'a giden yolda Atatürk'ün yanında bir takım insanlar var. Fakat bu insanların hepsiyle başlangıçta tam bir fikir birliği içerisinde değiller. Yani o Samsun'a beraber çıktığı, hatta Kurtuluş Savaşı'nı beraber başlattığı, hatta büyük bölümünü beraber yürüttüğü insanlarla arasında bir sonrasına ilişkin bir fikir birliği yok. Bunu nasıl aşıyor o zaman? Bu fikir birliği olmamasına rağmen bir niza çıkmasını, bir anlaşmazlık çıkmasını nasıl engelliyor Atatürk? Atatürk Nutuk'ta da belirttiği gibi her şeyi adım adım yapıyor ve her şeyi herkese söylemiyor. Atatürk karşısında, Atatürk İlber'in dediği gibi çok iyi bir komutan. Yani kendi altında gördüğü adamları çok iyi tanıyor. Kime ne söyleneceğini gayet iyi biliyor. Dolayısıyla Atatürk herkese her şeyi söylemiyor. Sadece bak, bundan sonra şunu yapacağız diyor. Bundan sonra şunu yapacağız. Peki amaç nedir? İlk başta orduya da verdiği emirlerde padişah ve halifenin selametine kadar başkumandan Mustafa Kemal diye imzalıyor. Değil mi? Şimdi bu fincancı katırlarını ürkütmemektir. Atatürk'ün kafasında daha kendisi öğrenciyken, tam Makedonya'dayken bile bir Osmanlı İmparatorluğu sisteminin devam etmesinin mümkün olmadığını gösteren elimizde belgeler var. Cemal Kutay bunlardan birini yayınladıydı. Dolayısıyla Atatürk'ün başarısı her şeyi herkese anında açık etmemesidir. Ha, açık ettiği zaman büyük bir ikna kabiliyeti var. Bu ikna kabiliyeti hem geçmiş başarılarından hem mantığının sağlamlığından kaynaklanıyor. Karşısındaki en sonunda Atatürk'le, onun daha doğrusu argümanlarıyla başa çıkamayıp emredersin diyor. Ya bunun en güzel örneği Büyük Taarruz. Değil mi? Büyük Taarruz planları yapılırken hemen hemen bütün komutanlar Atatürk'e karşı. Yani İlber de çok güzel ifade etti. Kazım Karabekir, ya Allah aşkına bizi tehlikeye atma diyor. Kendi hocası diyor ki, ya sen diyor işte bizim kuzey tarafımızı tehlikeye atıyorsun diyor. Yakup Şevki Paşa. Efendime söyleyeyim, Atatürk bütün bunları dinliyor. Hepsine de cevap veriyor. Bakın arkadaşlar diyor, bu diyor sizin gördüğünüz gibi değil. İşte Yakup Şevki diyor ki, kardeşim diyor, da ben bir tane taburu hareket ettiriyorum, ertesi gün Yunanlı'nın haberi oluyor. Atatürk de diyor ki, paşam diyor, tabii siz gündüz hareket ederseniz olur diyor. Biz bunu gece karartmayla yapacağız diyor. Ondan sonra da diyorlar ki, ya işte sen diyorlar en güçlü yerden vuracaksın. Bu çok büyük bir kumar. Atatürk diyor ki, peki arkadaşlar, ne yapalım? Teklifiniz nedir? Hepsi de diyorlar ki, vallahi bir müdafaa savaşı yapalım ki bu İlber'in dediğine geliyor. Yani Kazım Karabekir'in dediği, artık burada durup kendimizi savunalım. Atatürk diyor ki, iyi güzel de neyle savunacağız diyor. Elimizde diyor bir sanayi mi var? Büyük bir bütçe mi var? Muazzam bir silah deposu mu var? Bunların hiçbirisi yok diyor. Dolayısıyla diyor, milletin bir atımlık barutu var. Yaptık yaptık. Ve o ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri lafında Atatürk'ün büyük taarruzun nasıl gelişeceği konusunda kafasında çok açık bir plan olduğunun göstergesidir. Ve sonunda da görülüyor ki hakikaten, yani Atatürk gününe kadar tahmin etmiş. Ne olacak, ne bitecek. Ve biliyorsun İzmir'e geliyorlar, sahilde yürürken Atatürk diyor ki daha önce,
15 günde İzmir'e varırız diyor. Hepsi de diyorlar ki ulan delirdin mi sen, ne 15 günü? Aylar sürebilir bu savaş. İzmir'de kordonda yürürken şeye diyor ki Salih Musa, Salih diyor kaç gün oldu? 14 paşam diyor. E canım bir günde yanılmışız. Dolayısıyla Atatürk'ün kafasında muazzam bir plan var. Karşısındakini çok iyi tanıyor. İzmir'e geliyorlar, karşıda müttefik donanması var. Herkesin ödü patlıyor. Diyorlar ki ya bu herifler bir ateş açarsa hapı yuttuk. İzmir hepsi gider aldığımız gibi. Falan ne yapacağız diyorlar. Atatürk diyor ki bana bir kağıt kalem getir. Kağıt kalem getiriyorlar. Atatürk o donanmaya nota çekiyor. Diyor ki 48 saat içinde mi, 24 saat içinde mi lütfen İzmir limanını boşaltın. Milletin ödü patlıyor. Elleri ayakları birbirine dolaşıyor. Diyorlar ki ya bu adam tehdit ediyor, bizden çok daha büyük bir gücü. Sabahleyin bir kalkıyorlar, donanmanın yerinde yerler esiyor. Hepsi çekmiş gitmiş. İşte burada Atatürk karşısındakinin psikolojisini biliyor. Çanak hadisesinde Lloyd George emir veriyor Harrington'a. Türkler köprüyü geçerlerse ateş açacak. Ondan sonra Atatürk'e geliyorlar ya diyorlar paşam şimdi ne yapalım? Biz geldik Çanakkale'ye. İngilizler de karşıda duruyor. Köprüler tutulmuş vaziyette. Atatürk diyor ki arkadaşlar mevsim yaz değil mi? Evet. Derelerde su var mı? Yok paşam diyor. E kardeşim köprüyü kullanmayın siz de dereden geçin diyor. Bunlar dereden geçerken İngilizler bakıyorlar. Ateş açmıyor. Bunun üzerine Lloyd George müthiş sinirlenip Harrington'a sen niye emir dinlemiyorsun? Bakın burada Harrington'ın verdiği cevap çok ilginçtir. Harrington diyor ki ben centilmene ateş açmam. Atatürk'ün sadece karşısındaki düşmanı iyi tanıması değil, kendini de ne şekilde tanıttığına bak. Kendi düşmanı Harrington, İstanbul İşgal Kuvvetleri Komutanı. Diyor ki ben centilmene ateş açmam. Karşımdaki bir centilmen asker benim. Celal abi bunun palavra olma ihtimali var mı böyle bir şey? Yani şimdi... Hayır bu kadar. Harrington hatıralarında... Ya savaşıyorlar nasıl ben centilmene ateş açmam. Centilmenle savaş... Böyle bir şey olur mu ya? Var. Adam emir dinlemiyor. Lloyd George'dan gelen emri cebine koyuyor. Ve Lloyd George çok kızıyor. Sen niye emir dinlemiyorsun? Şimdi bu herhalde Harrington'ın sırf Atatürk'e olan hayranlığından değil. Eminim Harrington şunu biliyor ki orada hır çıksa gene bir sürü İngiliz ölecek. Başa çıkabilecek mi onu da bilmiyor. Çünkü İlber'in biraz önce dediği gibi İngiltere'nin arkasında destek kalmamış. Yunan ordusu kalmamış ortalıkta. Harrington orada Türklerle karşı karşıya. Fransız yardım etmiyor, İngiliz yardım etmiyor. Elinde hiçbir şey kalmamış. Orada bence Harrington çok akıllıca bir karar veriyor. Diyor ki emir neydi? Köprüden geçerse ateş et. E köprüden geçmediler ya. Şimdi bu da Atatürk'ün büyük zekasıdır. Bu satranç oynamak gibi Fatih. Hamleyi yapıp bir sonraki hamleyi iyi tahmin edeceksin. Bu arada Ceyda bugün gördüğüm bir harita var. Daha önce görmemiştim bunu. Çeşit haritalar gördüm ama bugün Journal de Genève diye bir İsviçre gazetesinin vermiş olduğu bir ekte bir harita var ve bu harita enteresan. Anadolu'nun işgaliyle ilgili. Buna hem sana hem İlyar abiye sormak istiyorum biraz. Ne dersiniz? Bu ne kadar doğrudur diye. Şöyle ki bu haritaya göre, şimdi haritayı açıyorum, almıştım resmini. Bütün şeyi, Trakya'yı, Çanakkale'yi, Trakya'nın tamamını İstanbul dahil, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla, bugünkü şeye göre söylüyorum, illere göre söylüyorum, tamamen Yunanlılara bırakılıyor. Bunun iç kısmı... Türklerin yerleşim yeri nereye kadar Mersin'e kadar
Antalya'yı Türkiye'de bırakmış, yani Türklere bırakmış ama Mersin, Adana, Antakya'dan başlayan ve yukarı doğru çıkan, Samsun'a doğru çıkan bir hattı da Ermenilere vermiş. Ortada küçük bir bölgeyi ama hem Karadeniz'e hem Akdeniz'e sahil olan, yani daha önceki haritalarda sahili yoktu biliyorsunuz genelde. Böyle bir harita var. İsviçre'de yayınlanmış o tarihte ve Osmanlı İmparatorluğu'nun paylaşımı diyor. Kurtuluş Savaşı olmasaydı bu paylaşım ne oranda gerçekleşebilirdi? Böyle mi olurdu? Ne kadar sürerdi bu? Türkiye tekrar, yani Türkler tekrar bu alanlara sahip olabilir miydi, yoksa gitti gider mi olurdu? Ne olurdu Kurtuluş Savaşı olmasaydı? Daha önce bir İlber cevap versin. Çünkü benim bilgim yok bu konuda. Evet. Yani benim söyleyebileceğim tek şey, Balkan Harbi'nde kaybettiklerimizi aldık mı? Hayır. Güneydoğu'da kaybettiklerimizi aldık mı? Hayır. İlber abinin cevap verecek hali yok şu anda yalnız. Ya yani ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz hava alırdık. Çünkü millet içerisinde de derli toplu bir direniş yoktu. Orada burada direniş merkezleri oluşmuştu ama yani bir sürü şeye mani olamadı bunlar. Dolayısıyla iyi bir askeri lidere ihtiyaç var. O olmadan biz bugünkü Türkiye'mize sahip olamaz. Peki İlber abi, sen duydun mu benim sorduğumu? Bir Journal de Genève'de yayınlanan, bugün gördüğüm, elime geçen bir harita var. Ve bu haritaya göre Trakya'nın tamamı, oradan aşağı doğru Çanakkale, Balıkesir... Evet. Manisa, evet. İzmir, Aydın, Muğla tamamen Yunanlara veriliyor. Oradan da veriyor yani. Muğla olmaması lazım ama onun bir kısmını veriyor. Yani İtalyanların payından da alıyor ki çıldırır adamlar. Bunu yapıyor. İngiltere taze bir kuvvet olarak Yunanistan'a hem bu Küçük Asya'da hem de Balkan'da ihtiyacı vardı. Balkan'da Bulgaristan kesinlikle karşılarındaydı. Biliyoruz kime katıldığını. Yugoslavya krallığından hiçbir şey müzahir et bekleyemezler. Bütün Orta Doğu'nun en sağlam insanları kendi açısından devleti Yunanistan'dı. Bundan dolayı. Fakat bu tabii pek yürümedi. Çünkü istenmeyen bir şey yaptı. Yani harbeden Yunan ordusunun kaynakları pound olarak ödülüyor. Ve bütün çok aşırı bir İngiliz ekipmanı şeysi dolu. Bu tabii çok çabuk açığa çıktı. Ve orada da ciddi bir asker takımı, komutan takımı istemiyordu Yunanistan'da bu kadar İngiliz tesirini. En başta Metaxas. O kadar bu könde kinlenmişti İngiltere. Harp başladı. İkinci harfi Almanya saldırıyor, şu lafı çıkarıyor, bu diyor Metaxas Almanları bekliyor, gelecek onlar diyor, onlarla birlikte yönetecek burayı diye. Ve bir ilaç tatbik ettirmiş hastayken adam, ondan öldü. Yani çok şeydir İngiltere'nin bu konuda, Yunanistan'da da belirli çevrelerde bir itimat dışı tutumu vardır. İlber abi, yine herkesin çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi Mustafa Kemal bu önemli görevle Anadolu'ya yollandığı sırada henüz daha 38 yaşında, genç bir general demek mümkün mü? Daha tecrübeli generaller yok mu o sırada? Niçin böylesine önemli bir iş? Esnafından rütbeci yüksek, Fevzi Paşa daha yüksek. Fevzi Paşa yalnız pek katılma niyetli görünmüyordu Anadolu'ya. Yani sonunda baskıyla geldi. Yani tehir artık edilecek gibi değil. Bir süre Paşa ona kızgın davrandı. Sonunda biliyorsunuz Kocatepe'de, yani başkomutanlık muharebesinde hakkı olan Mareşal'ı ona devrettirdi. Evet. Yani kendisi zaten Sakarya'dan almış millet meclisinin sesiyle, reyiyle. Burası da öyle yaptı. Yani bu işi yapmaya... Fatih, ben burada bir şey... Söyle Celal abi.
Burada bir şey söylemek istiyorum. Biz yani 19 Mayıs'a giden ve 19 Mayıs'tan hemen sonraki olayları konuştuk. Şimdi ben bir resim paylaşmak istiyorum. Onu bir görebilir miyiz? Hangi resim? Bu resmin bu resmin amacı şu. Atatürk daha sonra 19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı ilan etti. Evet. 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı, 19 Mayıs'ı Gençlik Bayramı. Bakın burada bunu bana Erdoğan Yüzer hocam gönderdi ve dedi ki Celal bunu göster dedi. Çünkü bak dedi etraftaki dedi öğrencilerin yüzündeki büyük insanların yüzündeki ifadelere bak dedi. Hepsi dedi sevinç ve ümit dolu dedi. Ben de bunun üzerine dedim tamam abi yazayım dedim. Ve yazdığımın altına da şöyle bir şey yazdım. Dedim ki Büyük Atatürk gençlere insan haysiyetinin önemini, vatan sevgisinin değerini, şimdi kaldırdılar onu galiba, bir dakika o geri gelse de okuyordum. Evet, geldim. Ha, vatan sevgisinin değerini ve ümit ve vizyon sahibi olmanın zenginliğini anlattı. Ve kendisi haysiyetli vatansever ve ümit dolu bir gençlik yetiştirdi. Dedim ki ben o neslin çocuklarının çocuğu ve öğrencisi oldum. Atatürk olmasaydı biz olamazdık abi. Bu kadar basit yani. Ve o kadar ilginçtir ki bu. Etrafındaki kişiler, kendisi de bunu bir kere söylemiştir. Etrafındaki kişilerin hiçbiri her zaman tamamıyla Atatürk'le aynı fikirde değildi. Bir sürü şeyi anlayamadılar. Hatta bazıları kendisine cephe aldı sonunda. Fakat Atatürk tabii işte bu gençlere güvendi. Dedi ki bu gençler bu işi anlayacaklardı. Onları iyi eğitelim. Bunlardan bir tanesi İhsan Ketin benim hocamdı. Ben İhsan Hoca'ya sordum. Kendisi Kayserili 1914'te doğmuş. Ya dedim hocam siz feci bir ortamda doğmuşsunuz. 1914, Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Doğduğunuz, büyüdüğünüz yerde yol yok, hiçbir şey yok. Ya dedim siz nereden çıktınız? Aa dedi, Atatürk. Atatürk dedi bize öyle bir kendine güven verdi ki dedi. Bizi dedi Almanya'ya dedi öğrenci gönderdiği zaman dedi. Biz oradaki Almanlara tepeden bakıyorduk. Ve o kendine güvenle Atatürk bu çocukları belirli konularda yetiştirdi ve pek çoğu işte biliyorsunuz dünya çapında adamlar oldu. Ya ben bunların çoğunu tanıdım. İlber benden evet, daha fazlasını tanımış. Evet. Bunun üzerinde durmak lazım. Bu bir gençlik bayramıdır. Ve 12 Eylül yönetimi buna güzel bir şey ilave etti. Atatürk'ü hatırlama bayramı. Ama bana 12 Eylül deme Cahil abi. Allah aşkına yani Türkiye'nin başına açılmış büyük bir beladır 12 Eylül. Ne olur savun bana bunları. Savunma bana bunları. Yani abi tamam. Ben 12 Eylül'de her zaman biliyorsun. Ya her tetiki, zaman savundum. Tamam tetiki sonra sıkı öğretimde sona erdirmeyip sonra darbe yaptıktan sonra erdirmeleri ayrı bir mevzu. Bir de yani sonrasında Türkiye'nin içine yuvarlandığı durumlara bakarsan 12 Eylül'ün buradaki marifetinde görürsün. Allah aşkına bana 12 Eylül'de yapılanları savundurma. Bu işin sorumlusu Özal. Kenan Paşa da çıktı bu adama oy vermeyin. Bunu unutmayın. Neyse. Şimdi konumuz o değil. diyeceğimi de unutturdun. bana 12 Eylül'de açıp tepemi attırarak 12 Eylül'de. Bak bugün YÖK denen bela 12 Eylül'dür. Yapma. Daha bir sürü şey bu ilkel ya, anayasa 12 Eylül'dür. Yapma. Fatih bugün YÖK'ün rezilliği bizim yaptığımız bir şeydir ve hatta YÖK'ün ilk başına atanan adam için Nur içinde yatsın Şahin Kaya da dedi sizinkiler tavsiye etti. Yani bizim profesörler. Herifin sahtekar olduğunu biz nereden bilelim? Bak. Neyse boş ver onu başka bir gün konuşuruz. İlber Hoca'ya bir şey sormak istiyorum. İlber Hoca'm şimdi şeyin sonunda, savaşın sonunda, Kurtuluş Savaşı'nın sonunda
Vahdettin niye ülkeyi terk ediyor? Benim anlamadığım meselen bir tanesidir. Yani sonuçta... Gayet sarih. Ankara'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi ki kendini feshetmiş değil Mudanya mütarekesine rağmen zaten lüzumlu yok. Ankara'da yerleşmeye niyetli zaten çoktan beri devam etmeye. Ne yapıyor? Kurtuluş Savaşı sırasındaki tutumu dolayısıyla son halifeyi, son sultanı hallediyor yani bir nevi. Ve dolayısıyla kendisinin saltanatın davetildiği bir ortamda işine şunu yapabilir, taraftarlarını varsa toplayabilirse iç harbe devam edebilir. Bunu karşı görüyor. Yani Osmanlı geleneğinde yenildiysen yenildin. Bir daha şey yapmak yok artık. Güreşe doymamış pehlivan gibi. Belli vazgeçtir. Onun için derhal reddediyor. Yani çıkıyor bir müddet sonra. 15 gün kadar bir şey var fasıla. İngilizlerden yani balayısıyla zırhlısıyla çıkıyor. Tam altıya salıyor. Buralarda bazı hükümdarların mali desteğini bile reddetti İtalya kralıyla. Halife olduğun için dedi. Fakat hilafet meselesindeki halli bizimkiler şey yapmadılar, üzerinde durmadılar. Ve o zamanki son veliaht olan Abdülmecid Efendi'ye yalnız halifedir. Şeyde ünvanı da efendidir şehzadeler gibi şeklinde verdiler. Hilafet öyle dedi. Yani burada bir iç harbi başlatmak büyük bir münakaşaya, kavgaya, belki de saflar halinde savaşa girmekten çekindiler. Sultan Vahdettin öyledir. Doğrudur da yani öyle olmuştur. Şeye de devam etmedi, direnmeye de zaten gitti biliyorsunuz. Ama mesela ben hep şunu merak ederim. O günlerde Vahdettin'in de daha doğrusu padişahlığın da Osmanlı'da sürmesi yönünde tavır alan çok sayıda asker var, çok sayıda sivil var. Evet. İstanbul'da evet. Matbuat onların büyük oranda onların yanında. İsteseydi kalamaz mıydı? Yani Atatürk'le bir çatışma ortamına girseydi ne olurdu? Niye böyle bir şeye tevessül etmedi? Yani çok kötü. Yani evet hiç giremedi çünkü kuvvetlerini toplayacak durumda görünmüyor. Görünmüyor. Sultan Vahdettin'in bazı naif tarafları da var. Mesela gittikten sonra parasını alıp ondan batırdıkları olmuş falan. Yani çıkaracağız diye. Aslında bir nevi meşru mücadele, taraftar hukuki mücadele ama bunu götürecek yardımcılar çevresini tayin edemiyor, kabiliyeti yok. Peki, Celal bir şey mi söylüyordun? Özür dilerim, lafını kestim galiba. Hayır, Vahdettin'in ülkeyi terk etmesi, İlber'in dediği gibi ümitsiz görünce vaziyeti, bir de tabii o zaman akıllarda Rus Çar ailesinin başına gelen var. Vahdettin Atatürk'ün ve Türk ordusunun ne kadar Ali Cenap davranabileceğini düşünemedi. Yani Vahdettin kalaydı, kimse Vahdettin'i öldürmezdi. Ama sürgüne yollarlardı. Ama ya sürgüne yollarlardı ya Abdülhamid'e yapılanı yaparlardı. Gir otur şurada sesini de duymayalım derlerdi. Yani ve o şekilde de bu sönüplenip giderdi. Yalnız mesela Abdülmecid Efendi'nin davranışları pek akıllıca hareket etmediğini gösteriyor Abdülmecid'in. Yani Atatürk bu tip şeylerin olabileceğini önceden sezdiği için saltanat ailesinin yurt dışına çıkarılmasının akıllıca bir şey olduğunu düşünmüş ki zamanda onun doğru olduğunu düşünmüş. Yani evet, bu tip iki başlılığa mani oldu Atatürk. Peki Abdülmecid Efendi niye halife ilan ediyor kısa bir süreliğine de olsa? Sana erdi diye hilafet kaldı dediler. Aslında saltanatla hilafet ayrılmaz. Evet.
Fakat öyle bir çözüm buldular. Yalnız halifesiniz dediler ve efendisiniz, bu yüzden soya şeyiniz dedi, unvanınız da budur. Kabul etti bunu. Kabul edince şey küplere bitti tabii, Vahdettin. Batırdı bu makamı diye. Bir müddet sonra Seyit Bey vardı, adliye vekili. O ulemadandı. Önce dedi ki hilafet ve saltanat bir arada olmaz diye tarihten örnek verdi. Galiba Abbasiler ve Memlükler devrine örnek alarak. Bir müddet sonra da dedi ki olabilir dedi. İki baskıda iki şey var, görüş var. Olabilir, ayrılamaz deyince işte tamam dedi, bu zaman ayrılmam işte bitmiş, bu da gitsin. Gitmesi için neden şu, bir kere Halife Abdülmecid Efendi lüzumsuz törenler yaptı. Yani yanı başında kişiye gidiyor Dolmabahçe Camii'nin cuma selamlığı için selamlık alayı yapıyor. Artık hükümler değilsin. Masraflar bitmez. Yani çok büyük bir sefaat yok, makul ama yani sudan sessiz, ottan basık olacaksın. Onu beceremedi. Ve problem olmaya başladı. Şimdi bunu, bu bir yakıştırma değil. Bizatihi halifenin ailesi, varisleri bile maalesef halifenin, hanedanın diğer üyeleri ve akrabalar bile halifenin İstanbul'da yeterince stratejik ve diplomatik davranış sergileyemedi. Ve bu yüzden bu felaket geldiğini, hepsini sürdüğünü söylüyorlar. İş bitmiştir zaten. Veliahtı saltanat olacak olan ama artık hanedan reisi Osman Ertuğrul Efendi, ailemiz için çok çok tatsız olan bu olay, sürgün olayı Cumhuriyet'in devleti lehine olmuş. Bitti, evet. Nokta. İşte, şey de öyle derdi. Esrişah Sultan da öyle derdi. Baş generalimizdir. Telaf düşmez. İkincisi mürtecilerle çarpışmıştır. Karşıdır. Onu tutuyorlar. Çok tuhaf bir şey. Ve bunun gibi şeyleri saydı yani. Oraya vatanı kurtardı. Birliği sağladı falan filan gidiyor. Sürgün olayını tasdik etmiyorlar. Çünkü sürgünden dolayı şey yaptılar. Ama Osman Ertuğrul Efendi bizim ailenin aleyhinde olan bu acı olay, maalesef çok, çünkü paraları falan yoktu. Öyle diğer Avrupa nedenleri gibi değillerdir bankalarda. Devletin lehine oldu. Çok açık. Tabii Abdülhamit'in ciddi parası var aslında baktığınız zaman ama o da büyük oranda işgal sırasında şey yapıyor, bu borsa falan biliyor, takip ediyor ama dışarıda değil o kadar. Çok enteresan. Evet, parası dışarıda değil. Bir de çok hisseleri falan var petrol şirketinde, evet. Orada burada şahsi malı olarak ama onlar da savaş sonrasında zaten yabancına geçince hiçbir şeyi kalmıyor orada. Peki İlber abi, şimdi şöyle sorular soruyorlar. Diyorlar ki mesela Atatürk gibi, Mustafa Kemal gibi genç, tanınmamış bir subay nasıl olur da toplum birleştirdi? Bazıları diyorlar ki birleştirmesi imkansızdı. Vahdettin desteği olmasaydı ve o tanıtmasaydı toplum Atatürk'ü, Atatürk'ü kimse tanımazdı o zaman. Doğru mudur bu? Çünkü sen demin tam tersini söyledin. İstanbul'dayken Vahdettin'in Atatürk'e, Mustafa Kemal Paşa'ya vaziyet aldığı görülmemiştir. Almadı da zaten. Ama Anadolu işi başlayınca direniş, meclis toplanınca kadın ayağı değişti. Durum yok, değişti. Atatürk tanınmamış mıydı, tanınmış mıydı? Sen başında tanınmış bir generaldi diyorsun. Evet, yani kaleden sonra bir kere istirdat meselesi var. Üç tane vilayetin doğuda. Aha. O uzun şeyde kalmadı elde ama tekrar. Sonra son komutanlardan, cephe komutanlarından biri işte, çarpışmış Halep'in kuzeyinde tutmuş orduyu. Musul için aynı şey. Dolayısıyla tanınmamış falan olmaz. Ha, bazı insanlar hiçbir şeyi tanımamakta ısrar edebilirler.
Hatta bunlar bürokrat olabilir, devlet adamı da olabilir. Yani bilgileri ve uyanıklıkları yoktur ama esas da tanınan tabii. İddiaçılar da kendisine şöyle fikirleri, yani verirsin daha çok ister, daha çok ister diyorlar. Ama giderken Enver Paşa da Talat da bu yönetir bu memleketin ordusunu, harbiyeyi falan diye gittiler yani. Bir yandan da takdir ediyorlar ne olduğunu biliyorlar. İlber, Çanakkale'den sonra Ruşen Eşref'in yaptığı meşhur bir röportaj var. O yayınlandı İstanbul'da. Hatta dergiye kapak oldu. Ama yani orada Ruşen Eşref Bey'in yayınladığı vesika işte görünüyor yani orada, değil mi? Bir mühim olay var. Enver Paşa onun şöhret olmasını önlemek için Harp Tarihi Mecmuası'ndaki kapak resmini kaldırdı Mustafa Kemal. Harp Tarihi'ne böyle başarılı komutanların şeyi basılıyor ya. Fakat aynı numarayı Osman Fuat Efendi'ye çekmiş. Yani hanedan altası olan Şehzade Osman Fuat Efendi iyi bir asker. Ona da çekmiş. Allah bilir Almanya cephesinde mübadeleyle Kaiser manyetinde Marm'da büyük yararlılıklar gösteren ve Kırmızı Kartal nişanını alan Ömer Faruk Efendi bu tarafta olsa bir cevapta ona da aynı şeyi yapardı. Enver'in böyle bir kariyerde kıskançlık şeyi var yani, yok değil önleme bahasına, ama genelde maalesef başkomutanlık hariç yetenekli bir mevzi subay olurdu. Çok genç yaşta çok yüksek bir mevkiye geldi. İmparatorluk ordusuna komuta etti. Bunu yapamaz. Bu olmuyor tabii. Peki hemen bir başka meseleyi soracağım. Az önce şeyden bahsettik İlber abi. Fevzi Çakmak'tan. Fevzi Çakmak'ın milli mücadeleye sonradan katıldığını biliyoruz. Sen dedin ki başında da taraftar değildi, bu işe pek inanmıyordu. Peki ama sonrasında Cumhuriyet'te önemli bir görevi, Genelkurmay Başkanlığı'nı neredeyse ölünceye kadar icra etti ve kıymetli çok kıymet gördü. Niye? Kazım Dirik aynı şey işte. Evet. Başında gayet şeyken, çekingen davranıyorken o azil olayında sonradan öyle değil kaldı. Efendim Fevzi Paşa bilgili bir komutandır. Dürüst bir komutandır. Yeteneklidir. Ve bir şeye inandığı ve bağlılık yemin ettiği zaman, bağlandığı zaman işi götürür. Çok önemlidir. Bunlardan vazgeçilemez. Daha enteresan tabii Atatürk için çok önemli olan İsmet Paşa'dır. İsmet Paşa 1. Cihan Harbi'nin önemli kurmaylarındandır. Yani bir kere başkanlık kurmay başkandır, genelkurmay başkandır. Gene o takımdan bir Asım Gündüz vardır. Ve gene o takımdan şaşırırsınız Nurettin Paşa. Sakallı Nurettin Paşa. Sakallı Nurettin Paşa'yı Mustafa Kemal Paşa da İsmet Paşa da tutmazlar. Bazı görüşlerinden ve kendi ifadeleriyle megalomanisi yüzünden. Kurmay da değildir o biliyorsun. Erkan Alp Subayı değildir. Fakat o kadar bilgili ve o kadar dirayetli biri ki Kutlülhamaran'ın bütün harekat planı onun aslında. Anadolu ordusu yani İstanbul'a girdiği zaman asıl ordu Anadolu ordusu başında o vardı. Tabii burada İzmir'de ve bilhassa Ali Kemal'e karşı tavrını yani bu linç olayında tarafsız kalmasını müdahale etmemesini affetmiyor Atatürk. Hoş bir şey değil bu Mustafa Kemal Paşa. Yani o yüzden bir şey de var. Zaten genelde bir şey var ama tutuyor. Yakup Şevki Paşa çok ihtiyatlı adamı. Şeyden çıkaracak kadar Çile'den çok ihtiyatlı ama onun da kullanılacağı yer vardır. Böyle adam seçimi yok. Kim iyiyse kullanmıyor. Nepotizm yok. Yalnız burada bir şey söyleyebilir miyim? İlber, adam bulunmaz. Fevzi Paşa... Buyurun. Fevzi Paşa hakkında bir şey söylemek istiyorum. Evet. Fevzi Paşa çok dürüst, ülkesine çok bağlı, iyi bir asker.
Fakat evet, iyi asker derken dikkat etmek lazım. Fevzi Paşa kendini modernize edemeyen bir adam. Mesela eski... Fevzi Paşa hava kuvvetlerinin önemini hiç anlamamıştır. Anlamadım. Ve onun zamanında hava kuvvetleri hayal ettiği şekilde gelişememiştir. Yalnız bir dakika, 1920'de ve 1. harpte hava kuvvetlerinin abartıldığı kadar önemli olmadığı bir gerçek. Çok açık. Ondan sonra asıl iş gelişmeye başladı ve onu anlayamadı tabii, zaten anlasa da. Onu söylüyorum. Yani Cumhuriyet'ten sonra para yok. Kimse hava kuvvetlerini Türkiye Cumhuriyeti'nden o zamanki modernize etmesini de bekleyemezsin zaten. Çünkü o bütçeyi kaldıramaz. Cumhuriyet artık askerlerin idare etmesine rağmen sağlık ve eğitim her şeyin önünde geldiğini, işte ulaştırma sanayi yatırımlarının arkasından geldiğini anlıyor. Bu çok önemli. O bakımdan Fevzi Paşa'nın orduyu son derece siyasetten uzak, tarafsız tutması ve iktidarla, yani hükümetle olan sadık ilişkisini, sadakati devam ettirmesini doğru görüyorlar. Çünkü Paşa aslında bütün arkadaşlarını politikaya itti. Mustafa Kemal Paşa, yani politikaya geçsinler diye. İsteyen kalayım diye çok azdır. Hele önemli şeyden bir tek Fevzi Paşa böyledir. Onun için onun Marşal'ın Genelkurmay Başkanlığı çok uzun yıllar devam etti. Ta ki 2. harfinde Alman taraftarlığıyla bir şekilde suçlanması. Kim suçluyor? Sovyetler ve Batılar. Orada İsmet Paşa maalesef onların bir şeyinden kurtulmak için Paşa'yı feda etti. Emekliye ayrıldı. Bu da bir başka çatışmaya neden oldu biliyorsunuz. Birden Fevzi Paşa bir kanadı memlekette seyisi haline geldi. Böyle haline. 46 seçimlerinden sonra bunu görürsünüz. Peki İlber abi, bir paşa, bir önemli komutan, sanki biraz bütün bunları anlatırken, bunları konuşurken bir adamı çok ihmal ediyoruz gibi geliyor bana. O da başka bir görevle de olsa aynı gemide bugün Samsun'a varan, yani 101 yıl önce bugün Samsun'a varan Bandırma Vapuru'nun yolcular arasında, ama Atatürk'ün kurmayları arasında değil, başka bir görev için o da Anadolu'ya geçiyor. Refet Bey. Refet Bey, Kurtuluş Savaşı'nda da aktif rol alan 5 veya 6 önemli paşadan bir tanesi. Fakat sonra ve İstanbul'a gelen Vahdettin'e Ankara hükümetinin bildirisini sunan Abdülmecid Efendi'ye halifelik makamına getirildiğini söyleyen, yani o dönemde çok önemli noktalarda bulunan bir isim Refet Bey'le. Fakat daha sonra Refet Bey'le pek anılmıyor. Onun günahı neydi? O Refet Bey, Paşa'nın durumu neydi? Refet Paşa Samsun'a çıktı. Fakat Refet Paşa İstanbul'a Anadolu ordusunun girişinden, yani onlar muzaffer olarak giren Sakallı Nurettin Paşa'dır komutanı da. Asıl İstanbul'un şeysi ondan sonradır. Bizim hala 23 Ekim'de kutladığımız olay İstanbul'un kurtuluşu, biliyorsunuz. Ona Refet Paşa ve Ali İhsan Paşa, bunlar gözlemci olarak, yani işgal kuvvetlerinin yanında Anadolu hükümeti temsilcisi olarak İstanbul'un asayişini sağlamaya ve gözlemci olarak memur edildiler. Bu çok önemli. İyi işler yaptığımız döneminde, mesela Topkapı Sarayı'nın düzeninin korunması, arşivlerin düzeninin korunması Refet Paşa'nın işidir. Çok açıktır, bunu çok kimse üzerinde durmaz. Ama işte orada da galiba halife ve hanedanla fazla yakınlaşması dedikodusu çıktı. Belki de doğruydu ve gözden düştü, ama gözden düştü diye de kaldırılıp bir tarafa atılmadı. Çünkü İstiklal Savaşı'nın
değerli komutan. Daha bir tanesi. Bir de galiba başka bir partinin kuruluşunda görev alması falan herhalde biraz kendisi hakkında. Yani aşağı tarafsız olarak görevinde kalan Fevzi Paşa hariç ve Atatürk'ün mutlaka itimat edeceği, güveneceği, onsuz yapamayacağı İsmet Paşa hariç bilinen komutanların hepsi Ali Fuat Paşa da dahil, Kazım Karabekir de dahil terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'ndaydı. Evet. İşte bu hoş olmadı tabii. Evet. Onun için yani bu artık yolun ayrıldığı yerdir. 1925-26 İzmir suikastı davasından sonra hepsi artık gözaltında. Bu bir gerçek yani. Kapısından itibaren gözleniyorlardı. Devir İsmet Paşa'nın reisi Cumhuriyeti. İlber abi, Cahil abi, ikinize de çok teşekkür ediyorum. Bu bölümümüzü burada noktalayalım. Ağzına sağlık. İnşallah koronasız günlerde şurada karşıda oturun da beraber. Yani böyle hakikaten canım sıkılıyor. Yani sizi görüyorum, sarılamıyorum, kucaklayamıyorum, öpemiyorum. Asabım tabii bozuluyor o yüzden. İkinize de ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. İlber abi seni çok iyi gördüm. Böyle bir sağlıklı gördüm. Onun için de ayrıca mutlu oldum. Cahil Bey sizi biraz kilolu görmeye devam ediyorum. Birazdan Oya'yı arayacağım. Yeni bir rejim önereceğim. Siz Oya'yla daha önce konuştunuz mu diye. Biraz arayacağım Oya'yı. İkinizin de bayramı kutlu olsun. İlber abi çok teşekkürler. Cahil abi çok teşekkürler. Değerli izleyiciler. Esas bayram Zeynep'in bayramı Fatih. Onu kutladık zaten. Sabah annem de arayıp Zeynep'in bayramını kutladı. Fatih. Bu tesisatı kuran kızıma telefon et. Ben bu işlerle uğraşmam biliyorsun. Tamam. Tamam. Öpüyorum ikinizi de. Değerli izleyiciler. İlber'cim görüşmek üzere. Hadi bay bay. Değerli izleyiciler iki konuğuma veda ettim. Az sonra üç konuğum burada olacak. Profesör Doktor Yusuf Alacıoğlu, Doktor Erol Mütercimler ve Sinan Meydan tarihçi yazar az sonra burada olacaklar. Ondan önce ben bir özet geçeyim. Konuştuklarımızdan özellikle İlber Hoca'nın verdiği somut bilgilerden biraz bahsedeyim. Padişah Vahdettin'in Atatürk'ü bir kurtuluş savaşı başlatmak üzere Anadolu'ya yollamadığını tam aksine Anadolu'da İngilizleri kızdıran ve Anadolu'da daha sert bir işgal ve İngiliz yönetimi oluşmasına sebebiyet vermemek için Anadolu'daki kargaşayı bastırmak ve oradaki askerlerin silah bırakmasını, isyancı Türk askerlerinin silah bırakmasını sağlamak amacıyla yolladığını ama ordudaki bazı isimlerin Atatürk'ün neler yapabileceği konusunda bir fikri olduğunu ve bunu da desteklediklerini söyledi. Buna mukabil Vahdettin'in ve damat Ferit Paşa'nın ise İngilizlerle aramızı iyi. Özellikle damat Ferit Paşa'nın ben İngilizleri ikna ederim, İngilizler beni sever diyerek hayali bir İngilizlerle uzlaşma arayışı içerisinde olduğunu belirtti ve dedi ki hiç böyle bir niyet yoktu. Yanlarına verildiği söylenen çok büyük miktardaki paranın ise zaten imparatorlukta böyle bir paranın da olmadığı ve verilmediği, verilse bile zaten İngilizlere buna izin vermeyeceğini söyledi. Unutmayın o sırada arada İstanbul işgal altındaydı. Biraz sonra devam edeceğiz. Bir kısa ara verelim reklamlar için. Ardından diğer konuklarım da burada olacağız. Evet değerli izleyiciler, şimdi de üç değerli konuğumla bu bölümde sizlerle beraber olacağız. Ankara'dan Skype bağlantısıyla katılıyor Profesör Doktor Yusuf Halacıoğlu, Türk Tarih Kurumu eski başkanı, eski milletvekili ve Türkiye'nin en önemli tarihçilerinden bir tanesi. Yusuf Hocam hoş geldiniz. Doktor Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi öğretim üyesi, çok sevgili dostumuz. Erol Hocam hoş geldiniz. Sinan Meydan'da az sonra bizlerle beraber olacak. Yusuf Hocam hemen size ilk soruyla başlayayım.
1919 Mayıs'ına giden koşullar ya da işte Atatürk'ün 16'sında İstanbul'dan yola çıkmasına giden koşullar. O günkü İstanbul'u, Atatürk'ün nasıl görevlendirildiğini, neyle görevlendirildiğini, bütün o yürüttüğü çalışmaları, yani 19 Mayıs'a giden o günleri, Atatürk'ün İstanbul günlerini bize şöyle bir özetler misiniz? Ortam neydi? Nasıl bir İstanbul? Neler oluyor? Kimler güçlü, kimler zayıflamış? Dengeler nasıl? Bir özet geçer misiniz bize bununla ilgili? İstanbul zaten işgal edilmiş durumdaydı. Tabii bir takım vatansever insanlar var. Atatürk'le özellikle özel bir takım görüşmeler yapılıyor önceden. Daha sonra Genelkurmay Başkanı aracılığıyla da Damat Ferit'le görüşme ayarlanıyor. Atatürk'ün Samsun'a gönderilmesi konusunda da gerçekten ilginç bir durum söz konusu. Pek tanınmıyor aslında Atatürk. Damat Ferit de tanımıyor Atatürk'ü. Her ne kadar padişahın yaveri hükmünü, ismini taşıyor olsa da bir kargaşa dönemi içerisinde kendisini Damat Ferit'e götürülüyor kendisi ve Damat Ferit'le görüşüyor. Bunu aslında Atatürk'ün kendisi 24 Nisan meclisin açılışından bir gün sonraki konuşmasında ifade ediyor, açıklıyor. Bütün bu safahatı, İstanbul durumunu, kimlerle görüşmeler yaptığını, aslında hangi gayeyle Anadolu'ya gönderildiğini ama bundan hükümetin haberi olmadığını, hükümetin farklı bir sebeple götürüldüğünü, yani kabul edip edilmeyeceği de belli değil pek. Fakat Damat Feride anlatılıyor. İşte bu arkadaşımız çok daha bu işleri başaracaktır deniliyor. Damat Feride gidiyor. Damat Ferit'le görüşüyor. Sonra Damat Ferit, Sultan'la da görüştünüz mü? Onunla da görüşmeniz gerekir diyor. Tabii ki diyor, randevu aldık, görüşeceğiz diyor. Nitekim padişahla da bir görüşme yapıyor. Cuma selamlığı sonrasında. Ki kendisi yine bunu meclisteki konuşmasında da ifade ediyor. Hatta diyor ki sultanla görüştüğümde, padişahla görüştüğümde beni diyor şeye doğru eliyle işaret ederek diyor boğazda toplar saraya çevrilmiş olan gemileri göstererek benim yapabileceğim artık bir şey kalmadı dedi diyor. Atatürk'ün bizzat kendisi söylüyor bunu meclis konuşmasında. Artık halk ne yapabilirse dedi diyor. İşte gönderilme gayesinin işte bundan dolayı, yani padişahla bu görüşmesi dolayısıyla bir takım kişiler işte kurtuluşun Anadolu'dan başlatılacağı gibi bir iddiayla buna dayanarak söylüyorlar. Aslında öyle bir durum söz konusu değil. Gönderilme gayesi o bölgedeki, yani Karadeniz bölgesindeki Pontus çetelerinin faaliyetleri var. Fakat İngilizler bunlara destek veriyor. Nitekim Samsun'da İngiliz temsilciler de var. Ve zaten Atatürk de Samsun'a giderken sadece Osmanlı hükümetinin onayını almıyor. Aynı zamanda İngilizlerin de onayını alıyor. Nitekim size şurada bir bununla ilgili belgeyi de göstereyim hatta. Ekrana tutacağım. Evet, bu. Şimdi gördüğünüz gibi şu belge Osmanlı Devleti tarafından onaylanmış bir belge, gidebileceğine dair. Yalnız İngilizce olarak da gidecek olan kişilerin listeleri de yanında yazıyor, Osmanlıcasının yanında. Arkada da yine İngilizlerin onayı var, gidebilir diye. Şimdi işin enteresan tarafı burada zaten. İngilizler de tanımıyor Atatürk'ü pek. Nasıl bir kişi olduklarını da tam bilmiyorlar ve zaten garanti veriyor Osmanlı Devleti bu kişiyle ilgili de. Dolayısıyla Samsun'a böyle bir pozisyonda gidiyor Atatürk. İşte aslında 1994 yılıydı. Ben tarih kurum başkanıydım. Yeni atanmıştım. İşte Atatürk pusulasız bir gemiyle İngilizlerden kaçarak gitmedi dediğimde birçok kişi bana saldırıda bulundu. Ya ne biçim tarih kurum başkanı Atatürk düşmanı gibi. Hayır, gerçekleri söylemiştim. İşte belgelerinde gösterdiğim gibi. Aslında Atatürk Samsun'a giderken hükümetin düşüncesi oradaki işte Pontusçulara,
karşı pozisyon alan çeşitli gruplar vardı. Bunların başında da mesela Giresunlu Topal Osman geliyordu. Tamam. Topal Osman özellikle bu Pontus çetelerine karşı müthiş bir mücadele verdi. Hatta zengin Rumlardan aldıkları parayla fakir insanların karınlarını bile doyurdu. Onlara da yardım etti. Kendisi maddi imkanlarla kendi çevresine bir takım askeri birlikler oluşturdu. Kendine göre mücadele birlikler oluşturdu. Ki daha sonra biliyorsunuz Topal Osman Koçgiri isyanının bastırılmasında da rol aldı. Kafkasya cephesinde savaştı. Balkan savaşlarında işte Çorlu'da bir şarapnel parçasıyla yaralandığı için Topal kaldı ve Topal Osman unvanını da o zaman aldı. Babasının kendisine işte bedel için ayırdığı parayı alarak askeri birlik oluşturup 1912 Balkan Savaşları'na katılmıştı. Sonuç olarak Topal Osman daha sonra da iki alay oluşturdu ve Kuvayi Milliye'ye katıldı Atatürk'ün yanına ve Yunanların denize dökülmesine kadar da bu mücadelesini devam ettirdiği için kendisi de Cumhurbaşkanlığı alayının komutanı olarak atandı. Yarbay olarak atandı. Şimdi dolayısıyla Atatürk'ün oraya gönderilme sebebi tamamen oradaki Pontusçulara karşı mücadele eden çetelerin silahtan arındırılmasına yönelikti. Ama Atatürk'ün kafasında tabii ki öyle bir durum söz konusu değildi. Nitekim daha ikinci gün Samsun'a çıktığı ikinci gün 20 Mayıs'ta ki onun belgeleri de yayınlandı biliyorsunuz. Şu kitapta var. Şu kitapta bütün o belgeler var. Bir rapor gönderdi ve bu raporda durumun nezaketini gösterdi. Fakat burada ilginç olan şey İngiliz temsilcileri çok yanlış bir kişinin gönderildiğini belirterek derhal görevden alınması konusunda İstanbul'a rapor gönderdiler. Ve bunun üzerine o tarihten başlamak üzere İstanbul hükümeti de bir yolunu bularak Samsun'dan İstanbul'a geri dönmesi konusunda Atatürk'e baskıya başladılar. Nitekim bununla ilgili yazışmalarda her seferinde Atatürk sine-i millete dönmekle tehdit etti İstanbul hükümetini. Gerçekten de bununla ilgili yazışmalar da var. Osmanlı arşivlerinde bunların yazışmaları. Sonuç olarak 8 Temmuz'a kadar bu mücadele devam etti ki Havza'ya onun için Amasya Genelgesi o yüzden yayınlandı. Yani İngilizlerin kendisine karşı olan tavrı yüzünden. Burada da şunu belirtmek istiyorum özellikle. İşte bir takım kesimler Atatürk'ü işte İngiliz ajanı, İngiliz işbirlikçisi gibi nitelendiriyor. Tam aksine İngilizlerin en korktuğu, en çekindiği insan aslında Atatürk. Dolayısıyla onun Anadolu'daki faaliyetlerini sürekli izliyorlar zaten. Diğer taraftan şu da var. Malta sürgünleriyle ilgili İngilizler bir mahkeme şeyi bulamayınca, delili bulamayınca serbest bırakmak durumunda kaldılar. Nitekim Said Halim Paşa serbest bırakıldığında Roma'da suikaste uğradı. Ermeniler tarafından katledildi. Ve bunun üzerine Atatürk Malta sürgünlerinin kesinlikle Samsun'a getirilip teslim edilmesini şart koştu. Yoksa aksine İngilizlerin o bölgede bulunan İngilizlere aynı muamele yapacağını bildirdiği için de İngilizler Malta sürgünlerini getirmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla Atatürk'ün İngilizlerle olan bu münasebeti sebebiyle 8 Temmuz 1919'da Atatürk Vahdettin tarafından gönderilen son görevden illaki İstanbul'a dönmesi konusunda bir tebdil-i hava olarak dönmesi, görevden alınmaması ama tebdil-i hava olarak bir iki ay başka yerde dinlendirilmesi veya başka bir göreve gönderilmesi sözü edilerek dönmesi emredildi. Buna karşılık Mustafa Kemal Paşa o tarihte tabii ki saat 23.45'te bir telgraf çekti. Doğrudan doğruya Vahdettin'e bir telgraf çekti ve görevden ayrılmasının doğuracağı sonuçları
ki orada aşiretleri teşkilatlandırdığı, milli mücadeleyi bir şekilde farklı şekilde başlattığı ve bunun da İngilizlerin hoşuna gitmediği ifade ediliyor belgelerde. Dolayısıyla Mustafa Kemal de oradan ayrılmasının doğuracağı sonuçları bildirmek suretiyle bu telgrafında, ki o telgraf da yanımda var. Bu baskı altında olduklarını da çok iyi bildiğini hükümetin ve padişahın. Dolayısıyla kendilerini baskıdan kurtarmak için şerefle içinde bulunduğu o tarihe kadarki askerlik görevinden istifa ettiğini belirten bir telgraf çekiyor. Bizzat kendisi telgrafın başında. Dediğim gibi 8 Temmuz 1919 saat 23.45 ve sonunda da yine saltanat ve hilafet makamının bir bendesi olarak hizmet edeceğini de belirtiyor Atatürk aslında. Böylece Atatürk sine-i millete dönmüş oluyor. İşte bu tarihten sonra aslında milli mücadele fiilen başlıyor. Ancak şurasını da tekrar belirtmek isterim. Atatürk'ün bu politikası meclisin açılışında bile devam ediyor ve saltanata ve hilafet makamına karşı asla bir saygısızlık yapmıyor. Tam aksine bunun İngiliz baskısı altından kurtarılacağını belirten ifadeleri var meclis konuşmalarında. Dolayısıyla milli mücadelenin başlangıcı bu şekilde. İstanbul başlangıçta Atatürk'ün yapacaklarından habersiz, fakat İngilizler de habersiz. Atatürk'ün Samsun'a çıktıktan sonraki durumu göz önüne alınarak onun farklı bir hedefe gideceğini insanlar görüyorlar. İstanbul hükümeti ve İngilizler görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir Atatürk'ün tekrar İstanbul'a getirilmesi konusunda müthiş bir yazışma var o tarihler arasında. Yani 20 Mayıs'la 8 Temmuz arasında Genelkurmay Başkanlığı'ndan tutun da Damat Ferit hükümetine kadar pek çok devreye giriyor. Hatta sonunda padişahın bu konuda hassasiyet gösterdiğini, herhangi bir yabancıların yani İngilizlerin onur kırıcı bir takım davranışlar içine girmeyeceğinin taahhüt edildiğini belirten yazılar da yazılıyor. Buna rağmen Atatürk İstanbul'a dönmeyi kabul etmiyor. Peki hocam, sağ olun. Tekrar konuşacağız. Şimdi Erol hocama bir şey soracağım. Erol hocam, bir şey var ki bu işte hep deniyor. Diyorlar işte Atatürk aslında bugün nedir o eroin kaçakçılarına destek olmakla itham edilen kişinin de tweetinde olduğu gibi işte bu Vahdettin'dir aslında bu işi baştan falan filan deniyor, ama mesela Kuvayi Milliye'nin karşısına dikilmek üzere bir Kuvayi İnzibatiye kurulduğunu kimse hatırlamak istemiyor. Neydi Kuvayi İnzibatiye, onu bir anlatır mısınız bize rica etsek? Evet, Kuvayi İnzibatiye'nin özeti şu: Kuvayi Milliyecilere karşı, yani bu milli kuvvetlerin ulusal kurtuluş mücadelesi verme konusunda yemin etmiş, azim ve kararlı olan bu yerel direnişi kırmak amacıyla İngilizlerin isteği üzerine bu Damat Ferit'in organizasyonuyla kurulmuş olan bir karşıcıl, kötücül bir örgütlenme. Söylev'de de Mustafa Kemal Paşa kötücül diye söz eder bundan. Peki amaçları neydi? Amaçları çok açık, çok net bir amaçları vardı. Çok net. Buradaki yerel direnişin gücünü kırmak, bu yere ve yerel direnişçilerin gücünü kıraraktan da büyük örgütlenmenin önünü kesmek. Kısacası Kuvayi İnzibatiye dediğiniz bu örgütlenme, bu yapılanma bir İngiliz planı ve Damat Ferit tarafından yürütülmüş, yürürlüğe konmuş, desteklenmiş, arkasına işte para konmuş, parasal güç konmuş ve daha da önemlisi silah depolarından bunlar teçhiz edilmiş olan güçler. Günümüze yakın böyle bir tanımlama yapmak gerekirse aslında özet şu: kardeşi kardeşe kırdırarak bu yerel direnişi örgütleyecek ve adına kuvacılar dediğimiz, Kuvayi Milliyeciler dediğimiz bu gücün bu işgale karşı direnişini kırmak amacıyla kurdurulmuş olan bir yapı ve yapılanmanın adıdır Kuvayi İnzibatiye.
Bunu şu yüzden sordum hocam. Yani eğer hakikaten şeye karşı, Atatürk'e karşı, Atatürk'e büyük destek var ise ve Atatürk aslında padişah adına ve İstanbul hükümeti adına bu yetkileri kullanıp Kurtuluş Savaşı'nı organize ediyorsa, bu neyin nesidir diye sordum onu. Çünkü damat Ferit'in Atatürk'ün yaptığı hiçbir şeyi tasvip etmediği ve destek olmadığı çok açık değil mi? Aşikar bir şey değil midir? Efendim, bir kere bakın, son derece aşikar bir şey. İşte demin Yusuf Hocam söyledi, verilen orada kararları. Şimdi onun bir adım daha öne götürelim. Aynı Atatürk için ve buradaki bazı kadroların isimleri zikredilerek bunlar hakkında idam fermanı yayınlanmadı mı? Yayınlandı. Peki madem ki göndermişse bu türlü bir mücadeleyi örgütlemek üzere, neden daha sonraki süreçte apar topar alelacele geri dönüşü için mücadele ettiler? Ki Mustafa Kemal Paşa ne yaptı? İşte Havza'dan da buna geri dön, geri dön dediklerinde önce dedi ki işte kömür yok, kömür bekliyoruz. Sürekli olarak bunları oyaladı. Çünkü deniz yoluyla gelecek ya. Bütün bu baskının ana sebebi ne? Baskının ana sebebi aslında Harrington. Baskının ana sebebi o. Yani İngiliz işgal kuvvetleri. Şimdi burada arzu edilmeyen sonuç ne? Arzu edilmeyen sonuç verilmiş olan, yani tırnak içine söylüyorum, emperyalizmin buradaki planlamasının karşısına dikilecek olan bu kuvvetin liderinin, önderinin bu Mustafa Kemal Paşa olduğu, olacağı belli. Çünkü bakın, Erzurum Kongresi günlerinde İngilizlerin göndermiş oldukları raporlara baktığımızda, İngiliz arşivlerinde işte yayınlandı hepsi. Orada ne diyor? Diyor ki bunlar cumhuriyete gidecek. Bakın daha o zaman teşhisi koymuşlar, bunu biliniyor. Mustafa Kemal Paşa'nın cumhuriyeti ta 1905'ten itibaren 1905-1909-1913 tespit ettiğimiz tarihleri söylüyorum. Efendim 1919 Erzurum Kongresi'nin gecesi, 8-9'unun gecesi Mazhar Müfit'e not ettirdi o deftere baktığımız zaman. Şimdi cumhuriyet talebini bilmiyor mu? Yani bir rejimin değişikliğini biliyor. İngilizler neyin farkında? Eğer biz burada monarşiyi ortadan kaldırtır, yerine kısacası hani öz olarak cumhuru koydurtursak ve cumhurun egemenliğini koydurtursak, biz bu sömürüye devam edemeyeceğiz. Bir kere bir bunu çıplak biçimde tespit etmişler bunu zaten. Mücadelenin de sonuçlandırılacağını, Yunanlılara karşı o izlediler, daha bakın taarruz falan yok, İnönü minönü daha yokken bunu hissediyorlar. Yani Mustafa Kemal Paşa Ankara'ya geldiğinde, o 27 Aralık'ta Ankara'ya geldiğinde zaten orada biliyorsunuz bir işgal kuvvetleri var. İngilizler, Fransızlar var. İşte Mustafa Kemal de söylevinde de onu anlatır. Hangi tarihte gittiğini. Ne diyor Mustafa Kemal Paşa? 11 Mart 1920 tarihinde Ankara'dan apar topar gittiklerini söylüyor. O tarihe kadar oradalar ve gözlemleri var ama bir şey de yapamıyorlar. Yani sonuç olarak efendim burada İngilizlerin gördüğü bir husus var. Evet, biz geldik, bu Yunanları destekledik, biz buraya bunu çıkardık, biz burada bir takım projeler, planlar geliştirdik ama bu hiç de bizim düşündüğümüz gibi bu yürümeyecek, yürümüyor. Çünkü oradaki örgütlenmeyi görüyorlar. Onların gördük ne oldu biliyor musunuz? Havza'ya kadar, bak Havza'ya kadar İngilizler yine umutluydu, yapabiliriz diye, ama Havza'daki o ilk, daha doğrusu ikinci cuma, Mustafa Kemal Paşa'nın hani emir verip o hocayı getirtti ya, o ikinci cumayı kıldırıp oradaki kalabalığı görüp o mevlüt okunması, ondan sonraki süreçte olan biten rapor edilince zaten İngilizler anladılar ki, işte demin altını çizdi Yusuf Hoca, o sebebi o, bütün onları görüyorlar, örgütlenmeleri. Amasya'yı görüyor, oradaki Amasya müftüsünün tavrını görüyor, oradaki para verilmesini. Bütün bunların hepsi rapor ediliyor zaten. Bu rapor edilmenin sonucunda geldiğimiz yer böyle bir yer işte. Peki Erol Hocam bir şeyde böyle bir çelişki varmış gibi anlıyor izleyiciler. Az önce Yusuf Hoca'nın söylediklerinden. Şimdi Atatürk'ün tanınmamış bir paşa olarak İngilizlere takdim edildi. İşte bu oradaki sorunu halledecek falan dendiği. Fakat sonra Yusuf Hoca dedi ki, Atatürk'ten İngilizler çok çekiniyorlar dedi. Herhalde baştan mı tanımıyorlardı, yoksa bile mi izin verdiler, yoksa sonradan mı anladılar Atatürk'ün niyetini? Şöyle bir şey.
Şöyle bir şey tabii, yani konuşmanın o temposu içerisinde tabii ki Yusuf Hoca yani baştaki meseleyi belirtmedi. Şimdi İngilizler Mustafa Kemal'i küçük rütbeli bir subay olarak Gelibolu'dan tanıyor. Zaten daha sonra saygı duymalarının falan sebebi o. Hani demin Celal Hoca'nın anlattığı bir anekdot var diye, Harrington'ın bu centilmenlerle, bu ordularda bu olur. Orada Celal Hoca'nın söylediğinde böyle bir çelişki yok. Bir gariplik yok. Ordularda olur. Kumandanlar arasında bu saygı meselesi olur. Bizim Gazi Osman Paşa'yı hatırlasanız da, evet, Rus çarının kılıcını iade etmesi meselesinde. Ya da Mustafa Kemal Paşa'nın Yunanlıların bütün yaptığı o rezilliklere rağmen Trikopis'e iade etmesine. Bu olur kumandanlar arasında. Şimdi bir kere Gelibolu'dan tanıyorlar, tanımıyor değiller. Ancak İngilizler Samsun'a çıkıncaya kadar muhtemeldir ki oradaki yargıları şu: bu ordu yenilmiş, artık hiçbir hal kalmadı. Zaten halkın da savaşacak gücü de kalmadı. Bu general bir şeyi toparlayamaz. Sanıyorum ki demin Yusuf Hoca'nın da kastettiği aslında bu, İngilizlerin bakışındaki bu psikolojik mesele. Ama ne zaman ki havzaya indi, Samsun'da kalamadı. Çünkü baktık ki Rum Pontus çeteleri şehrin merkezine inmiş. Hasan İzzettin Dinamo'nun Kutsal İsyan kitabının birinci cildinde anlattığı, bir de orada bir suikast girişim meselesi var ya. Cevat Abbas da, hani şimdi çok uzun uzun anlatmak istemiyorum oradaki öyküleri de. O aşağı havzaya indi. Asıl İngilizlerin telaşa kapıldıkları mesele havza ve gerçek organizasyonun hangi boyutlarda olduğu, daha sonra olabileceğini havzada gördüler. Ama onun öncesinde tanımıyor değiller. Tanımaz olurlar mı? Aşağıda Suriye cephesinin son kumandanı, en basit, en küçük rütbeli subay olarak Gelibolu'dan karşı karşıya gelinmiş. Başka bir şey söyleyeyim. Suriye cephesinden hani geldi ya, bu 13 Kasım'da Pera Palas'ta oturuyor. Orada da işgal kumandanları var. Garsonuna haber gönderdi, sordular. Bu kim işte, dediler, Mustafa Kemal. Masamıza gelsin. Mustafa Kemal ne cevap verdi onlara? Ben ev sahibiyim, siz konuksunuz. Konuk ev sahibinin masasına gelir. Ama bir iki gün sonra General Harrington Mustafa Kemal'e haber gönderdi, masasına gelebilir miyim diye. Hani o masada oturdu ve Mustafa Kemal'e şu soruyu sordu: Gelibolu'nu biz niye, nasıl kaybettik diye. O da büyük bir centilmenlik içerisinde, hani siz bunun cevabını veriniz dedi. Deyince o dedi ki, bir, ordu yorgundu, iki, işte lojistik problemi vardı. Deyince Mustafa Kemal Paşa, gördünüz mü bak dedi, benim yüzümden değil dedi, sizin ordunuzun koşulları, olanakları yüzünden bu Gelibolu Savaşı'nı kaybetmişsiniz. Bu tabii bir zerafet. İşte aynı Birdwood, General Birdwood, unutmayın ki naaşı istirahatgahına nakledildiğinde 7-8 saate yakın o sakat ayağıyla saygı duruşunda durdu. Ankara'da bekledi. Dolayısıyla bilmiyor değiller, tanıyor. Ama nasıl bir organizasyon yapacağı konusunda İstanbul'da onlara garanti verildi. Yani böyle bir amaçla gidilmiyor. Fakat bak şöyle bir şey söyleyeyim. Aslında bunu bir kişi uyandı. Kim uyandı biliyor musunuz? Yüzbaşı Bennett. Yüzbaşı Bennett bunu kime anlattı? Şu kitabı göstereyim. Gazeteci Nezih Uzel abimize. Rahmetli. 1972 yılında nerede? Özbekler Tekkesi'nde. Hatta ben daha önce Ufuk Güldemir zamanında Habertürk'te program yaptığımda Nezih Uzel abimiz bunu, kasetleri bana göndermişti. Ben de o zaman izleyicilere dinletmiştim. Şöyle diyor Bennett. Diyor ki, benim önüme liste geldi. Listede diyor 35 kişi vardı. Listede. Bir baktım ki diyor, burada generaller, albaylar, yarbaylar ve çok seçme subaylar bunlar. Harrington'a gidiyor. Diyor ki, burada bir gariplik var. Şimdi Anadolu'ya siz bana dediniz ki 3-4 subay gidecek, bunun vizelerini hazırla ver. Ben ona göre hazırlık yaptım. Elimdeki liste 35 kişi. Bunları göndermeyin. Harrington da diyor ki, sen karışma bu işe. Saray bunu uygun gördü, biz uygun gördük. Fakat biliyorsunuz Bandırma vapuruyla çıkan ekip, kurmay kadrosu 18 kişi, bir de Mustafa Kemal Paşa yani subay kadrosu 19, Erat 25 kişidir. Refet Belen'in de 18 mi 17 tane de atı var orada. Yani Bennett uyanıyor aslında. Bennett burada da anlatıyor. Diyor ki, ben çok çaba harcadım durdurulmaları için. Anladım diyor, bu kadro bir şey yapacak. Anlamamış da değil. Fakat yukarısı sarayın vermiş olduğu teminat nedeniyle biraz, ne denir, serin mi durmuş, soğuk mu durmuş. Ama çıktı ya şimdi, Bandırma çıktı.
Bene çok bastırıyor. Hani ondan sonra İngiliz torpidobot gönderildi ya bandırmanın arkasından, hatırlayacaksınız. Ama artık karaya inilmiş. Torpidobotun kumandanı, yüzbaşı Refet Bele'nin huzuruna geldi. Orada aralarında müthiş bir kavga var. Ve Refet Bele onu tutuklamakla falan tehdit edince bu geri döndü. İngilizlerin kullandığı bir tabir var ya kendi aralarında yeniden baskı için. Artık çok geç, kuş uçtu. İşte o cümle bunun için kullanılmıştır. Çok geç kalındı diye. Torpidobot komutanıyla Refet Bey nerede konuşmuşlar? Samsun. Samsun'da. Evet. Samsun'da. Vardıktan sonra. O Samsun'a geldi. Tabii tabii. Onların bandırmanın arkasından yetişti, geldi. Ama iş işten geçmişti. Çünkü Mustafa Kemal Paşa artık çıkmış. Mantika Palace Oteli'ne yerleşmiş idi. Doğrudan doğruya Refet Bele'nin huzuruna çıkardılar onu. Şimdi burada Bennett'in yorumu çok enteresan. Ben de ona çok katılıyorum. İşte yıllardır da söylediği bir şey var. Diyor ki aslında 16 Mayıs günü hareket etmeyeceklerdi diyor. Aslında. Fakat 15 Mayıs'ta Yunanlıların İzmir'e çıkışı Mustafa Kemal'i diyor harekete geçirdi. Ve şöyle dedi. Şimdi yetişebilenler gelsin, ötekiler arkadan gelirler. Erken hareket ettiler diyor. Yani bu 18 kişinin gidişi için. Sonuç olarak bir küçük rütbeli bir subay fark ediyor. Ama yukarıdakiler, Harrington, Galtrop falan, bütün bunlar da anladığım kadarıyla benim saraya bakıyorlar. Özellikle İçişleri Bakanı zaten buradaki büyük teminatı verdi. İlk teminat veren İçişleri Bakanı'nın da özelliğini biliyoruz. Ali Fuat Cebesoy'un işte babasıyla olan dostlukları. Mustafa Kemal de küçük rütbeli subayken daha da öğrenciliğinden beri de tanıyor. Zaten o önerdi. O nedenle hani İngilizler tanımıyor değil. Kumandan olarak, subay olarak tanıyor. Fakat böyle bir eylem organizasyonu yapabileceğini ilk baştan düşünmediler ama Hamza'dan itibaren iş işten geçti zaten. Erol Hocam bir es verirseniz ben de bir reklam arası vereceğim. Kusura bakmasınız. Değerli izleyiciler birkaç dakika bir reklam için duracağız, sonra tekrar beraberiz. Bu 19 Mayıs'a giden yolda İstanbul'dan yola çıkan geminin bandırma vapurunun yolda birkaç kez İngilizler tarafından şaşırtılmak için işte Poyrazköy'de karaya otursun diye bir yanlış belediniz feneri konmuş. Sonra Ereğli'ye yanaşamasınlar ve ters istikamete gitsinler, Karadeniz'de Rusya'ya doğru gitsinler diye İnebol'da yanlış bir deniz feneri konmuş. Ereğli'de işte İnebol'da yine deniz feneri saklamışlar falan filan gibi böyle bir takım iddialar var. Ben bunları daha önce duymamıştım. Bir köşe yazısına konu olmuş bu Hürriyet gazetesi bundan birkaç sene önce. Var mı bunların gerçekliği hakikaten? Bu vapura böyle şeyler yapılmış mı? Evet, bu kadarını ben de ilk kez sizden duyuyorum. O yazıyı da okumadım ama tabii bu şimdi Yılmaz Özdil'in bir köşe yazısı efendim bu. O yazıya mutlaka bakacağım fakat ben rastlamadım. Yani buna benzer bazı istihbaratlar alındığına ilişkin bazı bilgiler, bazı anılar da karşımıza çıkıyor. Hatta bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın 1926 yılında Fahri Rıfkı Atay'a anlattıkları var biliyorsunuz. Orada Mustafa Kemal Paşa'nın bazı ifadeleri var ama bunlarla alakası yok. Mustafa Kemal Paşa gemi kaptanıyla konuştuğunu, gemi kaptanının çok da tecrübeli olmadığını kendisine söylediğini, geminin rotasını belirleme konusunda gemi kaptanıyla yine danıştığını, konuştuğunu ifade ediyor. Ve biliyorsunuz yine Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a hareket edeceği gün, yani 16 Mayıs 1919 sabahı Şişli'deki eve gelerek İngilizlerin bandırmayı batırabileceklerini, böyle bir istihbarat aldığını, evet, Rauf Bey'in kendisine ifade ettiğini bize bizzat Mustafa Kemal Paşa anlatıyor. Ayrıca başka bir kaynaktan daha benzer bir bilginin kendisine ulaştığını yine Mustafa Kemal Paşa anlatıyor ama sizin az önce sözünü ettiğiniz türde bilgilere rastlamadım. Bunlarla ilgili belgelere de rastlamış değilim.
Onun için çok fazla yorum yapmam ben de yazıyor konu var. Şimdi bir maillerle evet. Sormuşlar. Ama şunu söyleyeyim. Evet, İngilizler son anda bir kuşkuya kapılmışlar. Çünkü biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa yalnız değil. Bir karargahla birlikte gidiyor. Asker sivil kurmaylar var orada. Dolayısıyla İngilizlerin evet Mustafa Kemal'e vize veriyor Bennett ama Mustafa Kemal yola çıkıyor. Görevlendirme var. Görevi de belli. Anadolu'daki işte orduları dağıtmak, silahları toplamak, şuralara son vermek ama ister istemez bir şüphe de duymuşlar. Ve bazı duyumlar da var ama sözünü ettiğiniz tarzda bir işte Bandırma'nın Samsun'a ulaşamaması için önlemler aldığına ilişkin ben herhangi bir resmi belgeye rastlamış değilim. Peki çok konuşulan evet. Konulardan bir tanesini bir kez de size sormak istiyorum. Bu para meselesi. Yani Mustafa Kemal Paşa yola çıkarken kendisine çok yüksek miktarda para verildiği ve Kurtuluş Savaşı'nı bu parayla organize etmesi için yanına böyle bir destek sağlandığı iddiası var. Bu son zamanlarda çokça dile getirilmeye başlandı. Bu doğru mu? Ne kadar para verildiği biliniyor mu? Fatih Bey, bu tamamen yalan. Ya, bu uydurma. 40 bin altın verildiğini yazdılar. Evet. Ve son zamanlarda değil, aslında bu çok öncelerden de dillendirilen bir iddia. Hiçbir bilimsel, hiçbir tarihsel değeri yok. 40 bin altını ya da 20 bin altını Anadolu'ya götürmeniz, Bandırma vapuruyla işgal altında bir toprakta ne yapacaksınız o altınları, nasıl taşıyacaksınız? Bunlar, bütün bunlar ayrı sorulardır ama böyle bir tarihsel gerçeklik yok. Olmadığını nereden biliyoruz? İki şekilde biliyoruz. Birincisi, Mustafa Kemal Paşa yalnız değil ki bu yolculukta. Yani onun yanında olan Refet Paşa var, başka kurmaylar var. Hiçbiri bize böyle bir para varlığından söz etmiyor, bahsetmiyor. Ayrıca onların bahsetmemelerinin ötesinde Anadolu'da biliyorsunuz Mustafa Kemal Paşa işte Erzurum'a giderken, Sivas'a dönerken, Sivas'tan Ankara'ya giderken yokluk ve yoksulluk çekiyor temsil heyeti. Ve biliyorsunuz otomobillerine benzin koyacak paraları yoktur. Mazhar Müfit Kansu'nun anıları okunabilir. Başka anılar vardır. Mustafa Kemal'in yanında olan isimlerin yazdıkları vardır. Gerçekten Ankara'ya vardıklarında sefalet içindedirler ve biliyorsunuz Ankara müftüsü Rıfat Börekçi, nurlar içinde yatsın, para toplayarak, hatta kendisi de buna katkıda bulunarak Mustafa Kemal Paşa'ya orada 1.000 liralık bir katkıda bulunur. Ve bu toplanan paralarla bu değirmen döndürülmeye çalışılır. Dolayısıyla verilen bir para var mı? Var tabii ki. Ödenekler ödenmiş, tahsisatlar ödenmiş ve Mustafa Kemal Paşa ve tabii yanında götürdüğü asker sivil ekibin tabii ki paraları, maaşları, yollukları var. Tabii yollukları ve tahsisatları var. Ama bunun dışında altın vermeler vesaire, bunlar tamamen sonradan uydurulmuş iddialar. Hiçbir bilimsel, tarihsel değeri yok. Peki Samsun'a vardı. Şimdi Samsun'a evet. Giderken İngilizler şüphelenmeye başlıyorlar ve bir çekingenlik, bir şey olabilir mi? Bennett'in işte az önce hocamın da söylediği gibi işkillenmesi diyeyim bir durum söz konusu. Bir sürü mesele var. Ama Samsun'a vardığında sonuçta Samsun'da şey değil, yani kurtarılmış bölge değil. Orada da bir İngiliz birliği var. Orada da İngilizlerin bir kurmuş olduğu bir işgal düzeni var. Samsun'da niye Atatürk'ü kimse engellemeye kalkışmıyor? Şöyle, Samsun'da 200 kişilik bir İngiliz birliği var. Bir Hint birliği getirilmeye falan çalışılmış. Fakat onun ötesinde Samsun'da biliyorsunuz Rum çeteleri var. Pontus mücadelesine girişmiş durumda. Fakat bir de ona karşı Türklerin mücadeleye girdikleri ve silahlandıkları bilgisi var. Bakın, İngiliz raporlarını okuduğunuz zaman, İngiliz belgelerini, gizli belgeleri ki onlar açıklandı, okuduğunuzda şunu görüyorsunuz ki ben geçen dünkü yazımda o belgelerden bir kısmını paylaşmıştım. İngilizler şundan tedirgin oluyorlar. Diyorlar ki buradaki Türkler Rum çetelerine karşı, Rumlara karşı silahlanıyorlar. Silahlanmış durumdalar. Bütün köyler silahlanmış durumda. Yani Anadolu'ya gönderilen bir müfettiş ki resmi bir görevle gönderildi biliyorsunuz. Yani o müfettişe Samsun'da İngilizlerin bir şey yapmaları çok kolay değil. Dolayısıyla 200 kişilik birlikle Mustafa Kemal'i ve onun o kurmay kadrosunu, asker sivil kadrosunu etkisiz hale getirmeleri mümkün değil. Ama ne yapalım? İtibaren
Sinan Hoca'nın internetinde bir sorun çıktı galiba. Hocam son iki cümleleriniz anlaşılmadı. İngiliz temsilciler vardır Samsun'da. İngilizlerin Samsun'daki adeta gözü kulağı durumundaki subayları vardır. Onlar Mustafa Kemal Paşa'yı takip ediyorlar orada ve raporluyorlar bütün davranışlarını. Ve bakın burada tabii Mustafa, elimde bir belge var. Bunu tabii buradan göstermem kolay olmayabilir ama Mustafa Kemal Paşa İngilizlerin Samsun'a daha fazla asker çıkarmalarına da engel olmuş. Bunun resmi belgesi Harp Tarihi Vesikaları dergisinde yayınlanmıştır. O belgede şunu okuyoruz. Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nezaretine bir yazı yazıyor. Diyor ki buraya Hint Birliği çıkarmaya çalışıyor diyor İngilizler. Ama diyor bu Hint Birliği'nin karaya çıkmasına kesinlikle izin vermeyeceğim diyor Mustafa Kemal Paşa. Ve Harbiye Nezaretine yazılan bu yazı bugün bizim arşivlerimizde duruyor. Belki gazete yazımda bunu paylaşacağım. Yani o kadar kolay değil Fatih Bey, Mustafa Kemal Paşa'yı etkisiz hale getirmeleri. Çünkü o kadar bir güce sahip değiller. Yani orada Mustafa Kemal'e ve Türk subaylarına karşı bir mücadele içine girmeleri de zaten söz konusu olamaz. Çünkü Mustafa Kemal'in henüz daha kendisine verilen görevi yerine getirmeyeceği konusunda da bir şüphe uyanmış değil ayrıca. Bunun için biraz daha beklemeleri gerekiyor. Bir şey ekleyebilir miyim Fatih Bey? Tabii buyurun. Bu konuda. Şimdi biliyorsunuz görevlendirme yapılırken şu onun emrine şunlar da veriyor. Mesela 2 tümenli 3. 4 tümenli 15. korordu komutanlıkları da müfettişliğin emrine veriliyor yalnız. Çok doğru. Haliyle zaten Atatürk'ün elinde bir güç var, askeri güç var. Bunu ne için kullanacağı belirtiliyor başlangıç olarak. Biraz önce Sinan Bey'in de söylediği gibi, Erol Bey'in de söylediği gibi oradaki Pontusçulara karşı mücadele eden Türk şeyleri var, çeteleri var, birlikleri var, komiteleri var. Bu komitelerin lağvedilmesi, dağıtılması, orada burada dağıtılan silahların toplanması için gönderiliyor ve böyle bir kendisine askeri güç veriliyor, emrine veriyor. Yani 2 tümenli 3. kolordu, 4 tümenli 15. kolordu emrine veriliyor. Haliyle Mustafa Kemal Paşa yalnız başına oraya gitmiyor. Tamam, yanında 2 miralay var, işte kaymakamlar vesaire var. Tabii ki askeri anlamda yarbay gibi söylüyorum, teğmen gibi. Şimdi bunlar var ama çok büyük 18 kişi gidiyor Mustafa Kemal Paşa ile birlikte. 23 kişi aslında listede, 18'i gidiyor. Şimdi durup dururken İngilizler kendini vizeleri verdikleri halde padişahın onayı olan bir belgeyi elinde tutan bir kişiye de bir harekette bulunamaz. Bulunduğu takdirde zaten ortalık kan gölüne döner. Samsun'da öyle rastgele insanlar yok ki. Yani İngilizler orada 200 kişiyle oradaki komitelerin üstesinden gelmesi zaten mümkün değil. Sıkışıp kalmışlar zaten orada. Bir de şunu söyleyeyim. Demin benim söylediğim Atatürk'ü tanımıyorlar dediğim. Tabii asker olarak tanıyorlar. Tanımamaları mümkün değil. Ama Atatürk'ün kendi başına buyruk olduğunu ve bir takım talimatlar dışında kendiliğinden bir takım işler yapabileceği konusunda tanımıyorlar anlamında söyledim. Peki hocam, anladım. Tabii ki Çanakkale'den tanıyorlar. Tabii ki Filistin'den tanıyorlar. Fatih Bey pardon. Bir de şu, çok özür dilerim. Hani Bandırma Bofur'un yolda İngilizler tarafından o söylendiği şekliyle bir takım manialar kurulduğu ifade ediliyor ya. Bakınız ben bu daha henüz üst teğmen rütbesindeydim. Teğmenden üst teğmene o yıl geçmişim. Bu Milli Kurtuluş Savaşı'nda deniz cephesinde de bulunmuş, o dönemde de Deniz Lisesi'nde öğrenci olarak da bulunmuş olan iki kişiyle konuştum. Onların hatıratlarını da yayınlattık. Bunlardan biri ise Amiral Vehbi Ziya Dümer, ötekisi Celalettin Orhan. İkisi de ışıklar içinde uyusun. Muazzam insanlar. Hatıratlarını anlattılar, dinledim. Birincisi işgal İstanbul'u için söyleyeyim, her ikisinin de söylediğini. Celalettin Orhan Bey'in de Karadeniz'deki taşımacılık için anlattıklarını söyleyeyim. Hatta onları ben o Alemdar'la ilgili yazmış olduğum o kitapta da onun hatıratıdır zaten orada anlatılanlar. Alemdar gemisini o kaçırmıştı. Şimdi Behbi Ziya Dümer Amiral'in o lisede öğrenci, işgal kuvvetleri gelmiş. Yani 13 Kasım'ı anlatıyorum. O da okuldan çıkmış eve geliyor. Dedi ki
İndim adadan, Bafuryan açtı işte Karaköy'e, indim. İşgal kuvvetleri, askerler giriyor, herkese çok kötü davranıyor, itiyor, kakıyor, dövüyor, dipçikliyor. Fatih'te oturuyorlarmış, Müslüman İstanbul'u biliyorsunuz Fatih. Ve yolda herkes ağlıyordu diyor. Eve geldiğimde annem, babam, bütün ev halkı ağlıyor. Ve demişler ki bundan sonra artık bu şehirde ezanlar hiçbir zaman okunamayacak. Ve diyor aylarca bu psikoloji böyle devam etti. Ondan sonraki süreç öğrenci olarak tabii dinlemiş bu kaçırma, silah kaçırma falan işlerini Celalettin Orhan Teğmen. Şurada hay Allah, keşke fotoğrafını gösterseydim onun size ben. Tam o Alemdar'ı kaçıranların grup fotoğrafını bana verdi. Kendi arşivinden, evinden, tek fotoğraftır o zaten. Bana emanet etti o fotoğrafı. Bakın o Teğmen olarak Karadeniz'de ne olup ne bittiğini anlattı. Alemdar gemisinin nasıl Novorossiysk ve Tuapse'den, başka gemilerimiz de var orada. Küçük gemiler, Yunanlılardan del konulan gemiler var. Müthiş bir öykü var orada. Ama Bandırman'la ilgili olarak İngilizlerin o yazıda ifade edildiği şekliyle engeller, manialar kurduğu öyküsü yalnızca onda değil. Bizim deniz kuvvetlerinde büyüklerimiz, tarihçiler, hiçbirisinin kitabında yok. Hiçbirisinin. İşte arşivimiz ortada. Yazdıkları ortada, hemen hemen işte hepsini okumuşum zaten onların ve bir kısmını da dinlemişim. O nedenle değil ama Karadeniz'deki taşımalar sırasında da orada da çok ama müthiş kahramanlıklar var. Yani bir program, ona uygun bir program olduğunda konuşurum bu kısmını. Bu para üzerine bir şey söylemek istiyorum Fatih Bey yalnız. Şimdi tayinatlarla ilgili meclis konuşmasında, yani 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra Atatürk'ün uzun bir konuşması var. Ertesi gün meclis reisi seçildikten sonra bir konuşması var. Bir de aynı gün, yani 24 Nisan'da saat 4.30 hatırladığım kadarıyla bir gizli celse var, orada konuşması var. Değişik devletleri de orada değerlendiriyor. Şimdi Vahdettin'le konuştuğunu, gidip yanına konuştuğunu söylediğinde tayinatlarından da bahsediyor. Tayinatlarımızın önceden verilmesini istiyoruz diyor. Hiçbir başka paradan bahsedilmiyor. Nitekim Amasya genelgesi ortaya konurken giyeceği kıyafet olmadığı için Amasya valisinden ödünç aldığı kıyafeti giyiyor. Hani öyle bir para olsa o zaman bir kıyafete sahip olması lazım gelir. Dolayısıyla zaten devlet Birinci Dünya Savaşı içerisinde ne para kalmış ne pul kalmış. Kaldı ki Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde zaten borç içerisinde olan bir devlet, düğün umumiye ile bütün gelirlerine el konulmuş bir devletten bahsediyoruz. 40 bin altını bulması mümkün değil zaten. Ya 40 bin altının gramaj hesabını yaparsanız bir altın 8 gram olsa 40 bin altın 320 kilogram yapar Allah'ınız aşkına. Bir kişi, bir asker 40 kilo taşısa sırf onu taşıtmak için 8 asker ayıracaksınız. Madem ki bu kadar para var Erzurum'da, bakın şimdi Erzurum'dan hareket edecekler. Parasızlıktan şimdi kaldılar. Ne oldu? Cevat Dursunoğlu bütün Erzurum'u dolaştı. Topu 250 lira para toplayabildi. Orada bir emekli binbaşı kefen parası olarak ayırdığım dediği bir 750 lira çıkardı, getirdi, verdi. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın bundan hiç haberi olmayacak dedi. Ve o parayla 1000 lira öyle toplandı. Onlar yolculuk Sivas'a öyle yolculanabildiler. Bu grup. Biz bu paranın varlığını ne zaman öğrendik? Ya 1942'de ya 1943'te. Cevat Dursunoğlu o zaman anlattı ki bu para böyle temin edilebildi diye. Deminden beri işte söyleniyor. Sinan Bey de söyledi. Evet, harcırahları verildi, maaşları verildi. Unutmayalım ki ama giden ekibi İstanbul'da eşi var, çocukları var, geçim var. Onlara bir miktar para bırakıldı. Oralarda ne kadar sıkıntılar yaşandı. Onun için bu para kısmı boşu boşuna uydurulmuş bir ne diyeyim? Tabii uydurulmuş çok şey var. Evet. Sinan Bey kusura bakmayın, sizi konuşamadım. Bir reklam arası mı var? Bir, iki dakika vaktim var mı? Bir Sinan Hoca'ya bir şey soracağım. Buyurun. Sinan Bey, bir reklamdan sonra geleceğim size çünkü gitmemiz gerekiyormuş arkadaşlar. Israr ediyorlar. Reklamdan sonra size bir sualim olacak. Peki, bekliyorum. Sağ olun.
Hakikaten bu kadar yoğun yetkilerle mi donatılmıştı Atatürk Samsun'a giderken? Yoksa bu doğru değil mi? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Evet. Şöyle ifade edeyim. Bakın bu haftaki yazımda ben bunu detaylarıyla anlattım. Onun için aslında uzun bir konu özetlemeye çalışayım. O geniş olmasının, evet hakikaten yetkilerin geniş olduğunu görüyoruz. Önce onu söyleyeyim. Ha, bu Köprülüler devrinden sonra işte bu kadar ilk kez bu kadar geniş yetkilere sahip birinin Anadolu'ya gönderildiği anlamına gelmese de Mustafa Kemal Paşa'ya verilen yetkilerin geniş olduğunu görüyoruz. Ama yetkilerin geniş olmasının iki tane temel nedeni var Fatih Bey. Bunlardan birincisi 21 Nisan 1919 tarihli İngiliz notasıdır. İngiliz Amiral Calthrop 21 Nisan 1919 tarihinde Osmanlı Harbiye Nezaretine bir nota vermiştir ve o notada birinci maddede şöyle denir: Anadolu'daki dağıtılmamış orduların dağıtılması işi yavaş gitmektedir. Bunun hızlandırılması gerekir. İkinci olarak teslim edilmesi, toplanması gerektiği söylenir. Üçüncü olarak da şuralardan bahsedilir. Anadolu'nun özellikle iç ve doğu bölgelerinde şuralar kurulduğu, nedir şuralar? İşte o İttihatçıların yeraltı örgütleri özellikle bu şuraları topluyorlar. İttihatçı 1. Dünya Savaşı'ndan kalan örgütlenmeler hala varlığını koruyor ve işgallere karşı direnmeye çalışıyorlar. Bölgesel direniş hareketleri. Dolayısıyla bakın İngiliz notasında il il Sivas'tan başlayarak Erzurum'a kadar il il hangi bölgelerde şuraların toplandığı vurgulanır ve adeta Harbiye Nezareti tehdit edilir. Denir ki bu işlerin bir an önce halledilmesi, aksi halde meselenin başka boyutları gündeme getireceği söylenir bakın. Dolayısıyla Damat Ferit hükümeti, İstanbul Saray hükümeti Anadolu'ya bir müfettiş göndermek için arayışa başladığında bir kere İngiliz notası çerçevesinde hakikaten orada sayılan iller dahil şuralara son verebilecek, işte orduları dağıtabilecek muktedir bir müfettişin oraya gönderilmesi için arayışa girer. Dolayısıyla yetkilerin geniş olmasının birinci nedeni doğrudan doğruya İngiliz notasıdır. İkinci nedeni ise o çok daha ilginç, bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın kendisidir. Bakın 1926 yılında Mustafa Kemal Paşa Fahri Rıfkı Atay'a bütün bu sürecin detaylarını anlatıyor Fatih Bey. Bakın elimdedir, getirdim kaynağı. Fahri Rıfkı Atay Atatürk'ün bana anlattıkları, Mustafa Kemal Paşa orada yetkileri nasıl genişlettiğini anlatmış detaylarıyla. Aslında okumak isterim ama belki süreden kalırım diye okumayayım. Ben özetleyeyim bunu, isteyenler okusunlar. Mustafa Kemal Paşa diyor ki ordu müfettişliği görevine getirileceğimi öğrendiğimde diyor Harbiye Nezaretine gittim. Harbiye Nezaretine gittiğimde diyor Kazım İnanç Paşa ile görüştüm. Kimdir Kazım İnanç Paşa? Fevzi Paşa'nın yerine Genelkurmay'a vekalet etmektedir o sırada. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale'den tanıdığı, başka cephelerden tanıdığı, onunla teşriki mesaisi olan bir komutandır. Arkadaşlıkları vardı. Mustafa Kemal Paşa diyor ki odaya girdim, kapıyı kapat dedim. Kazım Paşa ne oluyor dedi, ne oluyoruz dedi. Kapıyı kapattırdım diyor ve beni Anadolu'ya gönderecekler müfettişlik göreviyle. Şimdi bir kağıt çıkar dedim ve yetkileri yazdırdım diyor. Evet. Hangi illere işte emir verebilmem gerektiğini orada ben kendim yazdırdım diyor. Ve Kazım İnanç Paşa'ya dedim ki bunu Şakir Paşa'ya götür Harbiye Nazırı'na ve imzalat dedim diyor. Kazım İnanç Paşa Harbiye Nezaretine Şakir Paşa'ya gidiyor. Şakir Paşa tabii bu listeyi görünce diyor ki bizim hazırladığımız maddelerin dışında iki madde daha eklenmiş, ben bunu imzalayamam diyor. Bunun üzerine Kazım İnanç Paşa diyor ki ya bunu diyor hem hükümet, vekiller heyeti hem de padişah kabul etti, İngilizler de kabul etti Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gidişini. Dolayısıyla imzalamanızda bir sakınca yoktur. Ama bakın Şakir Paşa yine imzalamaktan çekiniyor. Ama ne yapıyor biliyor musunuz? Diyor ki mührümü vereyim diyor. Ve mührünü veriyor. Ve bakın Mustafa Kemal Paşa'ya verilen talimatnamenin üzerinde imza yoktur Fatih Bey. O Mustafa Kemal Paşa'ya verilen nüshanın üzerinde hakikaten sadece mühür vardı. Ve Mustafa Kemal Paşa yetkileri bir anlamda bizzat kendisi genişleterek bu görevlendirmeyi bu şekilde bu görevlendirmenin bu şekilde olmasını sağlamıştır.
Yani sorunuzun iki tane cevabı var. Bir, doğrudan doğruya İngiliz notası. İkincisi ise Mustafa Kemal Paşa'nın bireysel ilişkilerini kullanarak hatta metni bizzat kendisinin hazırlaması. Sağ olun. Yusuf Hocam, şimdi bütün bunlardan ortaya çıkan bir şey var. Bu çok da bilmediğimiz bir şey değil ama yine de size sormak istiyorum. Şimdi anlaşılan şu ki Osmanlı Padişahı, son Padişahı Vahdettin ve hükümet Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da İngilizleri hoşnut edecek bir takım faaliyetler yapmak üzere görevlendiriyorlar. Ancak Osmanlı Genelkurmayı ya da Osmanlı Genelkurmayı içerisinde bir grup, bir ne bileyim derin Osmanlı diyeyim belki buna. Bunlar aslında Mustafa Kemal'in bir Kurtuluş Savaşı organize etmek için oraya gittiğini ve Mustafa Kemal'den önce de bir takım önemli paşaları Anadolu'ya yollayarak Kazım Karabekir gibi bu mücadelenin altyapısını saraydan ve hükümetten bağımsız olarak derin devletin, derin Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı Genelkurmayı'nın planladığını söylemek mümkün müdür? Bu aslında bir şekilde şöyle gözüküyor. Şimdi Mustafa Kemal Paşa askerlikten istifa edip ayrıldıktan sonra yine hala Osmanlı Devleti tarafından her hareketi takip ediliyor ve rapor tutulup İstanbul'a gönderiliyor. Nitekim şöyle bir hadise de var. Meclis-i Mebusa'nın toplanması konusunda karşılıklı telgraflaşmalar söz konusu olduğunda Mustafa Kemal işgal altındaki bir bölgede özgürce Meclis-i Mebusa'nın toplantı yapıp karar alamayacağını, dolayısıyla böyle bir meclisin Anadolu'da toplanması gerektiği fikrini hep ileriye sürüyor. Ancak biliyorsunuz Meclis-i Mebusa'nın toplanmasına karar veriliyor. Padişah da hastalığı bahanesiyle biliyorsunuz meclis toplantısına katılmıyor. İngilizler baskın yapıp tutuklamalar yapıyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa'nın Vahdettin'e bir sıhhatiyle ilgili geçmiş olsun telgrafı çektiğini görüyoruz. Bu telgraf üzerine ki o zaman Damat Ferit hükümeti ayrılıyor, Rıza Paşa hükümeti geliyor. Ve bunun üzerine Şubat 1920'de hatırladığım kadarıyla Şubat'ın son günleri olması lazım bu şeyin, padişah buyruğunun. Bütün vilayetlere gönderilen tebliğde şöyle deniyor. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri herhangi bir sıkı yönetimce görevden alınmadığından, görevinden kendiliğinden istifa ettiğinden tüm nişan ve madalyaları kendisine geri verilmiştir tarzında bir telgrafla daha doğrusu bütün tebligat yapılıyor vilayetlere. Yani buradan görüyoruz ki söyledikleriniz ki Mustafa Kemal Paşa'nın ne olduğunu bilen bir takım Osmanlı erkanı içinde insanlar var ki onun gitmesini tavsiye ediyorlar. İşte ben İngilizlerin Mustafa Kemal'i tanımadıklarını söylerken bu açıdan söyledim. Yoksa şahsi olarak tanıyorlar tabii ki. Yani Çanakkale'den tanımıyorlar sadece, Filistin'den de tanıyorlar. Dolayısıyla tanınmıyor değil ama Mustafa Kemal'in karakterini ve niteliğini tanımıyorlar. Dolayısıyla onun ne yapabileceğini tanımıyorlar. Öyle izin veriliyor, vize veriliyor. Nitekim bu çerçeve içerisinde yaptığı hareketler görününce, ortaya çıkınca ki hemen ilk başta Havza'dan sonra anlamaya başlıyorlar İngilizler onların. Nitekim daha 22-23 Mayıs'ta yapılan toplantılar var. İngiliz subaylarıyla birlikte yapılan toplantılar var. Bu toplantılarda da Mustafa Kemal'in tavrını da herkes görüyor. Bunun üzerine zaten gönderilen raporlarda Mustafa Kemal'in derhal İstanbul'a geri çağrılması konusundaki İstanbul'da biraz önce sizin de Belen'in de belirttiği gibi tehlikeli olacağı göz önüne alınarak İstanbul'a da çağrılıyor hükümet tarafından. Ancak dedim ya biraz önce her çağrılışta sine-i millete dönmekle bir yerde tehdit ediyor Mustafa Kemal İstanbul hükümetini. Ancak az önce söylediğim yine Şubat ayında nişan ve madalyalarının verilmesi Mustafa Kemal'e bir yerde iade-i itibar sayılacak nitelik taşıyor. Nitekim
Daha sonraki tarihlerde, demin söylemiştim muamafi bir şeyi yanlış söyledim, onu da düzelteyim. Sivas valisinden alıyor kıyafetleri Sivas Kongresi sırasında. Gece kıyafet olmadığı için. 8 Temmuz'a kadar bu yazışmalar gerçekten önemli. Onları gördüğümüzde telgraflar çekiliyor karşılıklı olarak, sürekli olarak ve çağrılıyor. Genelkurmay çekiyor, Sadaret'ten çekiliyor telgraf, en sonunda Vahdettin buyruğu olarak çekiliyor, dönmüyor Atatürk ve görevden istifa ediyor, askerlik görevinden. Ama bununla peki hocam, beraber... Bir şey merak ediyorum hocam, evet. Özür dilerim. Şimdi Atatürk, Mustafa Kemal Paşa emre itaatsizlikten o dönemde idama mahkum ediliyor. İdama o zaman mahkum edilmiyor. Ne zaman ediliyor biliyor musunuz? 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan tam bir ay bir gün sonra. Yani 24 Mayıs'ta. Yani meclis açılıyor artık. Merak ettiğim şu, tarihi değil. Merak ettiğim şu. Sonra bu karar niye kaldırılıyor, idam kararı? Şimdi idam fermanında bir son bir cümle var. Yakalandıklarında tekrar muhakeme edilmek üzere diye bir ifade var. Bu son derece önemli bana göre. Çünkü belli ki İstanbul'da bazı kişiler, ki zaten görüyoruz İstanbul'daki bir takım gerçekten etkili olabilecek kişiler Anadolu'ya geçiriliyor biliyorsunuz. İşte benim eşimin de büyük dayısıdır. Kartallı Kazım'dan başlamak üzere işte Yahya Kaptan'a kadar birçok kişi aslında bunların İstanbul'a Anadolu'ya geçirilmesinde büyük gayret gösteriyorlar. Peki bu adamlar devletin kademelerinde değiller miydi? Tabii ki kademelerindeki insanlardı bunlar. İşte bunun gibi insanlar tarafından da destekleniyor tabii ki. Durup dururken yalnız başına hareket etmiyor. Nitekim Atatürk'ün Ankara'ya girişinde de çok uzun bir rapor gönderiliyor İstanbul'a. Kim gönderiyor? Yani aslında padişah taraftarları bu raporu gönderiyor Atatürk'le ilgili. Nasıl karşılandığı, kurbanlar kesildiği, kaç binlerce insanın bu işe katıldığı. Ama şunu yapıyor Atatürk. Konuşmalarında her seferinde ama padişah ve halifeye sonsuz saygılarını belirtiyor. Bu da bir önemli konu. Bunu şu şekilde algılamasın kimse. Efendim, bunu belirtirken Atatürk onlara gerçekten büyük saygı duyuyor muydu, duymuyor muydu? Gerçekten bunu bir politik mesele olarak mı ortaya koymuştu, koymamıştı? Onu iyice değerlendirmek lazım. Nitekim kendisine karşı olan bütün tavırlar, kendisine işte inzibatiyenin kurulması, Kuvayi İnzibatiyenin kurulması, kendisine suikast teşebbüsleri için insanlar gönderilmesi aslında samimiyetsizliği de ortaya koyuyor. Özellikle İngiliz'e sırtını dayamış damat Ferit, hükümete geldiği andan itibaren Atatürk'e büyük bir düşmanlık söz konusu. Bütün İstanbul tarafından. Hocam sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Fatih Bey, bir şeyin altına çizmek. Buyurun Sinan Bey. Evet, bu Yusuf Hocam'ın söyledikleriyle ilgili, bu idam fermanı ile ilgili, bakın bunun detaylarını ben incelediğimde şunu görüyorum. 11 Mayıs 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bakın daha açılmadan önce, yani meclis açılmasın diye aslında çıkarılan, atılan bir adım bu. Çünkü meclisin nereye gideceği artık aşağı yukarı belli oluyor. Meclisin kurulması, Ankara'da bir meclisin toplanması. İstanbul'daki saray hükümeti 11 Mayıs 1920'de, daha doğrusu o hükümetin kurduğu mahkeme, Divan-ı Harbi Örfi, Mustafa Kemal'i ve aralarında Halide Edip Adıvar'ın da bulunduğu bir grup arkadaşını gıyaben idama mahkum ediyor. Evet. Şimdi bu idam kararını padişah 24 Mayıs 1920'de onaylıyor ve resmi gazetede 27 Mayıs 1920'de bu idam kararı yayınlanıyor. Şimdi ben şuna baktım. Bu gıyaben idama mahkum edilmenin bir alameti farikası var mı? Yok Fatih Bey. Niye yok? Çünkü bir kere Mustafa Kemal ve arkadaşları mecburen gıyaben idama mahkum edilebilirler. Yakalanmış değiller ki, İstanbul'a gitmiş, yargılanmış değiller ki. Bakın diğer idam kararlarına baktım. Mesela Fevzi Paşa, mesela işte Refet Paşa ve 64 subay, İsmet Paşa ve arkadaşları, hepsi gıyaben idama mahkum edilmişler. Ve Osmanlı hukuk sistemine baktığınızda böyle bir madde var. Yani bu Mustafa Kemal için ya da işte İsmet Paşa için, Fevzi Paşa için özel olarak sarayın bir tabiri caizse onları kollaması falan değil. Ya da İstanbul'daki mahkemenin, hukuk böyle. Yani gıyaben idama mahkum edilenler sonradan yakalandıklarında yeniden yargılanırlar, hükmü var zaten.
Osmanlı o zamanki ceza kanununda. Dolayısıyla burada sanki saray hükümeti, damat Ferit hükümeti ya da işte bu idamları onaylayan Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal'i öylesine idama mahkum etmiş gibi bir yargı çıkmasın. Bakın bu idam hükümleri resmi gazetede yayınlandı. Hepsi birden. Fevzi Paşa'nın idam hükmü çok ağırdır mesela. Fevzi Paşa'nın idam hükmünde Fevzi Paşa'nın asilerin meclisine gidip katıldığı söyleniyor. Asilerin meclisine gidip katılan Fevzi Paşa'nın rütbeleri, madalyaları her şeyi de alınıyor o fermanda. Mal varlıklarına el konulacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla bakın bu ferman, bu idam fermanları, bu idam kararları resmi gazetede yayınlandığı için yaratacağı etkiyi düşünün. Yani halifeye, padişaha bağlı kitleler üzerinde bunun yaratacağı etki büyüktür. Nitekim idam fetvaları da böyledir. Dolayısıyla Anadolu'da bir sürü ayaklanma çıkmıştır milli mücadeleye karşı. Bolu'dan Gerede'ye, Yozgat'tan Konya'ya kadar. Arka plana indiğinizde ne görürsünüz? Halifeye başkaldıran, saraya başkaldıran, öldürülmesi idamı hakkında kararlar alınan, fetvalar yayınlanan asi bir isyancı Mustafa Kemal ve onun arkadaşları. Dolayısıyla idam fermanları meselesine böyle bakmak lazım. Çok ciddidir. Yani bazen söylendiği gibi öylesine kararlar değildir bunlar. Bakın o kadar çok subay idama mahkum edilmiş ki iki kişi hariç Rauf Orba ile Kazım Karabekir Paşa hakkında idam kararı yok. Rauf Orba'yı tabii anlıyoruz. Neden? Çünkü tutukludur, Malta'ya sürülmüştür biliyor. İngilizler cezalandıracak onu. Karabekir Paşa ile ilgili ise sarayın bir tasarrufu var. Bakın bazı şeyleri ince düşünmüşler. Mustafa Kemal'i etkisiz hale getirmek kolay değil. Askeri güce ihtiyaç var. Askeri güç kimde var? Karabekir'de var. 15. Kolordu. Dolayısıyla Karabekir ile Mustafa Kemal'i ayrıştırarak Karabekir'e zaten Harbiye Nezaretinin gönderdiği yazı var. Ve Karabekir Paşa'nın verdiği cevap var. Müthiş bir cevaptır o. Belgesi de elimdedir. Harp tarihi vesikaları. Ne diyor, söyler misin ona hemen? Orada Kazım Karabekir Paşa diyor ki Mustafa Kemal'i tutuklamamı istiyorsunuz ama diyor bu mümkün değil diyor. Çünkü namuslu bir şekilde mücadele ediyor. Bu vatana herhangi bir zararını ben görmedim diyor Kazım Karabekir Paşa. Yani politikanız nedir bunu anlamakta zorlanıyorum ama inanılmaz bir belge hakikaten. Politikanız nedir bunu anlamakta zorlanıyorum ama diyor Mustafa Kemal'in bu vatana yarardan başka bir zarar yok ki diyor. Faydalı oluyor diyor. Rum çetelerini etkisiz hale getiriyor. İşte İngilizlere karşı direnç oluşturuyor. Yani Karabekir Paşa niye Mustafa Kemal'i tutuklayamayacağını... Sinan Bey, anladık saraya... tamam. Tekrara geçmeyelim. Neden tekrara geçmeyelim diyorum. Erol Hoca'nın sözünü kestik. Araya gireceğim dediniz. Çok uzayınca müdahale ediyorum, kusura bakmayın. Çünkü reklam için bir durmak zorundayım. Erol Hoca'ya ayıp olacak. Siz sorunca belgeyi açıklamak zorunda kaldım. Yok, siz Erol, Yusuf Bey'in şeyine bir ek yapayım dediniz. Bu ek biraz uzun sürünce reklama gitmek zorundayım. Kısa bir aradan sonra söz Erol Hoca'da. Erol Hocam kusura bakmayın, reklam biraz uzun sürdü. Yani Celal Hoca, İlber Hoca olsalardı büyük ihtimalle uyuyakalacaklardı reklam arasında. Siz Allah'tan uyumuyorsunuz. Bir şey çok merak eder herkes haliyle. Kurtuluş Savaşı başlarken işgalci ülkelerden, işgalci devletlerden iki tanesi Türkiye'ye karşı ya da işte Kurtuluş Savaşı'nı verenlere karşı fazla bir direniş göstermeden usta bir manevrası sayesinde Atatürk'ün sessiz sedasız çekilip gidiyorlar. Bunlar İtalyanlar ve Fransızlar. Orada Atatürk'ün yapmış olduğu manevra nedir? Kurtuluş Savaşı'nın başarısını nasıl etkilemiştir? Efendim bir kere Fransa ve İtalya İngiltere'ye karşı bir öncelikle tavır aldılar. Nedenini söyleyeyim. Çünkü daha önce Osmanlı Devleti'nin daha doğru deyimiyle bu Anadolu'nun parçalatılması konusunda aralarında yapmış olduğu gizli antlaşmalar var. Bizim bir Sevr diyebiliyoruz tarihimizde. Bunun dışında 9 tane antlaşma var, gizli antlaşma yapılmış parçalama konusunda. Bu aralarındaki antlaşmada Yunanlıların Anadolu'ya çıkışı yok.
Ege bölgesi İtalyanların olacak aralarındaki antlaşmaya göre. Ancak İngilizler bunlara yalan söyleyip bunları aldatınca ve bunun sonucunda da Yunanlılar Anadolu'ya çıkınca bir kere İtalyanlar buna müthiş bir öfke duydular ve cephe aldılar. Şimdi bu birinci husus. İkinci husus Fransa'ya gelince. Fransa bildiğiniz üzere Anadolu'nun güneydoğu bölgesinde, Çukurova bölgesinde özellikle burada işte yüzlerce yıldır Osmanlı bir tebaası olarak yaşamış olan Ermenilerin, mikro milliyetçi Ermenilerin organizasyonuyla Müslüman, Türk Müslüman unsurlara karşı orada kendi üniformalarını da giydirerek karşı hareketler düzenledi. Ancak burada Türklerin bölgede müthiş bir direnişiyle karşılaştılar. İşte Sütçü İmam başta olmak üzere. Bölgede müthiş bir direniş var. Bir süre sonra Fransa kamuoyu bizim bu Anadolu'da ne işimiz var diye kampanya açtılar ve parlamento üzerinde de baskı yaratmaya başladılar. Şimdi Fransızların ve İtalyanların İngilizlerin tavırlarından bu rahatsızlıkları sürerken Sakarya Zaferi geldi. Şimdi Sakarya Zaferi Fransızlara çok açık, çok net biçimde bir şeyi gösterdi. Artık bu Anadolu'da bizim baştan tasarladığımız şekliyle gelip buraya yerleşme şansımız yok. İşte İngilizlere karşı da o tavır olunca bu sefer Ankara Antlaşması dediğimiz işte Franklin Bullion aslında bir güzel sanatlar fakültesinde profesördür Franklin Bullion ama diplomat olmuştur ve Türkleri de çok sevmiştir. Bize karşı inanılmaz hoşgörülü olmuştur. İşte Mudanya Mütarekesi'nde de aynı şekilde tavrını sürdürmüştür. İşte Fransızlar bu Ankara Antlaşması uyarınca savaş ağırlıklarını bile bırakarak çekildi gittiler. İtalyanlar böyle bir antlaşma bile yapmadan onlar çekildi gitti. Ama buradaki en önemli husus evet Mustafa Kemal Paşa'nın buradaki direnci önemlidir. Ve bunlara verdiği bu mesajlar önemlidir. Ama ülke bu ülkelerin kendi iç kamuoylarındaki tepkileri de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Eğer İngilizler Yunanlıları Anadolu'ya sokmamış olsa, İzmir'e çıkartmamış olsalardı, İtalyanlar acaba şimdi konuştuğumuz şekliyle bu topraklardan böyle sessiz sedasız çıkıp gidecekler miydi? O da çok ciddi biçimde bir tartışma konusudur. Zaten bildiğiniz üzere Türk devrim tarihinin de için tartıştığı sorulardan birisidir bu sorular. Peki Erol Hocam şimdi Atatürk'ün 19 Mayıs'a 19 Mayıs öncesi yapmış olduğu hazırlıklar var İstanbul'da ve bu hazırlıklar sırasında çeşitli görüşmeleri var. Bunları bir kısmını nutuktan biliyoruz zaten. Peki bunun dışında yapmış olduğu faaliyetler var mı? Bunu şunun için soruyorum. Çok özür dilerim. Lafı dolaştırmamaya da gerek yok aslında. Sormamın sebebi şu. Bazıları diyorlar ki şimdi bunu sormak zorundayım. Kusura bakmayın. Çünkü bu yalanın yayılmasını engellemenin yolu bazen yalanla yüzleşmektir. Diyorlar ki ya Atatürk aslında İngilizlerin adamıydı. İşte burada İngilizlerle falan filan görüştü. İşi de İngilizlere bağlıydı. İngilizler Yunanlılardan bir iş çıkmayacağını biliyorlardı. O yüzden Atatürk'ü desteklediler. Atatürk İngilizler adına yürüttü bu mücadeleyi. Böyle bir şey. Hani inanın aklına şaşmak lazım o ayrı ama bununla ilgili hani Atatürk'le İngilizlerin bir teması bir şey var mı? Yani nasıl olabilir böyle bir şey ve buna nasıl inanabilir insanlar? Efendim bir kere hani insanların buna inanması için akıl sağlığını yitirmiş olmaları gerekir. Bir. İkincisi bu ülkeyle ilgili hiçbir iddialarının ve sevdalarının olmaması gerekir. İki. Üç doğrudan doğruya Atatürk'e karşı işte muhalif olmak gibi bir özellikleri var. Söyleyeyim efendim. Bakın bunu nelere dayandırdıklarını ben ifade edeyim. Şimdi bunu dayandırdıkları birinci husus şu. Buraya İstanbul'a geldi ya. Demin ifade ettim birinci bölümde. Pera Palas'a geldiğinde hem buradaki İngiliz komutanlarla evet tabii ki temasları oldu bir. İki Rahip Prue'yla konuşmaları var. Zaten en çok da buna dayandırmaya çalışıyorlar. Rahip Prue dediğiniz kişi kim? İngiliz istihbaratının elemanı. Atatürk bilmiyor mu bunun İngiliz istihbaratının elemanı olduğunu? Gayet tabii ki biliyor. Oradaki konuşmaları bak neyi fark etmiyorlar biliyor musunuz Fatih Bey? Şimdi Atatürk
bu mücadeleye karar vermiş. Burada çeşitli stratejiler, taktikler uygulanıyor. İngilizlerle herhangi biçimde bir problem yaratmamaya çalışmasının en önemli nedenlerinden birisi bu şehirden çıkıp gidecek. Bakın Cevat Abbas'ın hatıratına bakın, denizden gidemeseler karadan gidecekler. Evet. Kocaeli'nden hatta yol falan yapılmış de. Planlar çizilmiş, onlar olmuş, bunlar olmuş. İstanbul'da yalnızca bunlar değil ki, İstanbul'da İtalyanlarla da görüşmesi var. Ve bu görüşmeler içinde sarayın kadınları, Sarakorle'nin anılarına herkes geri dönsün bir baksın bakayım. Orada ne anlatılıyor? Dolayısıyla bu 6 aylık süreçte İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde tabii ki temasları var. Bu temaslar bazıları istihbarat anlamında Osmanlı Bankası'nın buradaki genel müdür Osmanlı Bankası'nın beyşi hanımefendi Mustafa Kemal'e mesela haberler taşıyorlar. Bütün bu görüşmelerin hepsini yaptı. Bunların hiçbirisi sır değil ki. Hatta çıkardıkları Minber gazetesinde İngilizlerin aleyhinde mesela yazı yazılmaması yönünde Ali Fethi ile kararları var. Bütün bunların hepsi yapıldı. Bu şunu göstermez ki bize. Mustafa Kemal'in İngilizlere karşı bu türlü bir taktik ve strateji düzeyde tavır geliştirmiş olması, onun İngilizce ya da İngilizler adına böyle bir çalışma sürdürüyor ya da böyle bir devleti kuracak, hilafeti yıkacak, ona dayandırıyorlar. Bakın bu hilafetin yıkılması meselesinde şunu söyleyeyim, daha önce de kaç ne kadar programlarda hep bunları anlatıyoruz ama yine bunları söylemeye devam ediyorlar tabii. Efendim, halifeliğin kaldırılmamasını isteyenler İngilizler. Bunun tam tersini söylüyorlar. Ya İngilizler kaldırılmasını istemedikleri nereden belli? İsmailiye mezhebinin dini lideri ağana buraya mektup yazdırmadılar mı? Ünlü Lütfü Fikri davası peki neden dolayı açıldı? Niçin o ünlü gazeteciler davası açıldı? Bütün bunların ana sebebi bu. Evet görüştü. Görüşmeli değil ki görüştü. Anadolu'da da lütfen bakar mısınız, kongreler olduğunda Amerikalı general gelmiyor mu? İngilizlerle görüşmüyor mu? Buraya gazeteciler gelmiyor mu? İşte Raif Furu ortalıkta dolaşmıyor mu? Bütün bunların hepsi var. Hepsi var. Bu onun İngilizce olduğunu göstermez ki. İngilizlerden örneğin para mı almış? İngilizlerden herhangi biçimde bir çıkar mı sağlamış? Son tahlilde acaba, son tahlilde İngilizler adına burada nasıl bir devlet kurmuş? Ya bunu açıklamaları lazım, gerekiyor. Eğer İngilizlerle birlikte olmuş olsaydı, söyledikleri şekilde olsaydı, peki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir İngiliz sömürgesi olması gerekirdi. Niye o savaşı verdi? Neden? Olabilir mi böyle bir şey? Ama bunu, bu ağza bir sakız olmuş efendim. Başka söyleyecek bir laf bulamıyorlar. Başka söyleyecek bir laf bulamıyorlar. Bu ana sebebi bu. Ana sebebi bu. Peki hocam, hem size hem Sinan Hoca'ya sormak istiyorum bunu. Bu tüm bu olaylar sırasında, o sırada Amerika henüz bir dünya gücü değil, bugünkü anlamıyla bir dünya gücü değil ama Amerika'nın da burada çıkarları var. Amerika neresinde bu işin? Hiç o sırada hiç adı geçmiyor aslında bugün baktığımız yerdir ama Amerika Anadolu'da etkin. Yani misyoner faaliyetleri var, okulları var, şusu var, busu var. Amerika bu Kurtuluş Savaşı'nın neresinde? Birinci sorun bu. Kısaca toparlarsınız, Sinan Hoca'ya da biraz vakit kalsın istiyorum. İki, Bolşevik ihtilali gerçekleşmemiş olsaydı Kurtuluş Savaşı'nın seyri ne yönde gelişirdi veya gelişebilir miydi? Bizim Kurtuluş Savaşı şöyle, Bolşevik ihtilali olmamış olsaydı Anadolu hareketinin hiç kuşkusuz ki sağlamış olduğu yardımlar sağlanamayacaktı. Şimdi Sovyet rejiminin, bu yönetimin kurulmuş olması Anadolu hareketine, ona da biz Anadolu ihtilali diyoruz tabii ki, öbür tarafa Sovyet ihtilali dediğimize göre, Anadolu ihtilaline yardım sağlanamazdı. Bu çok açık, çok net. O nedenle o 1917'deki Ekim devriminin sonucu, evet, çok Anadolu hareketinin çok işine yaradı. Hepimizin bildiği üzere silah, cephane, matara, ekmek torbası, aklımıza ne gelirse o kadar yüklü miktarda yardımı var ki, bir de bunu kenara koydum, lojistik yardımını, ama Moskova ile Ankara arasında yapılan o anlaşmalar, işte ilk uluslararası ilişkiler açısından baktığımız zaman ilk yapılan uluslararası antlaşmalardır. Bu önemli bir meseledir. Nasıl Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması çok güçlendirmişse Anadolu'daki hareketi, aynı şekilde Sovyetler Birliği ile yapılan o görüşmeler
yardım sağlamalar da önemli hale gelmiştir. Sorunuz son derece doğrudur, yerindedir. Eğer buradaki bu ihtilal olmamış olsaydı ve Çarlık Rusyası devam ediyor olmuş olsaydı, Anadolu ihtilali hareketi hiç kuşkusuz ki çok ama çok zorlanacaktı. Yani bunu çok net olarak ifade edebilirim. Sağ olun hocam. Sinan Bey, Amerika ne yapıyordu, neresindeydi? Atatürk'ün bütün bu ülkelerle savaş sırasında da bir diplomasi yürüttüğünü biliyoruz. O diplomasi neydi, nasıl yürüdü? Evet, önce tabii şunu ifade etmek gerekir. Türkiye'de erken dönem Cumhuriyet tarihi yazımındaki milli mücadeleyi de buna dahil ederek söylüyorum. Bu Amerikan etkisi ya da Amerikan Türk-Amerikan ilişkileri biraz ihmal edilir. Üzerinde pek durulmaz. Ama bence durulması gerekir. Bakın, daha Amerika ile olan bizim iletişimimiz, ilişkimiz milli mücadele sırasında İzmir'in işgal günlerine kadar gidiyor. Şimdi Wilson prensipleri var biliyorsunuz. Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'un yayınlamış olduğu 14 tane ilke var. Şimdi bu ilkelerden bir tanesi doğrudan Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili, onun geleceği ile ilgili. Dolayısıyla bu Wilson prensipleri Türkiye'deki asker, sivil, herkesin, bütün entelektüellerin Amerika ile ilgilenmelerini sağlıyor. Amerika uzak bir ülke tabii, Türkiye, Osmanlı için o dönemde hele. Ama yayınlanan Wilson ilkeleri, Amerika Birleşik Devletleri'nin o zaman kendini yavaş yavaş dünya siyasetinde belirginleştirmeye başlama çabasıdır. Ve hakikaten Wilson'un o prensipleri dünyaya barış getirecektir. Ama barış getirmemiştir. Tam tersi, Wilson prensiplerine dayanarak, biliyorsunuz bizim ülkemizde Osmanlı İmparatorluğu'nda pek çok asker sivil Amerikan mandası yanlısı ortaya çıkmıştır. Neden? Baktığınız zaman İngiltere gibi değil Amerika tabii, ya da işte bir Fransa ya da bir İtalya, bir Yunanistan gibi değil Türkiye için. Türkiye'de Amerika'nın iki tane temel çıkarı var o dönemde. Bunlardan birincisi, sizin de ifade ettiğiniz gibi, misyoner okulları, Amerikan yatırımları, Amerikan okulları vardır. Eğitim ağı vardır Amerika'nın adeta Osmanlı'da. İkincisi, Ermeni sorunuyla ilgileniyorlar. Ve Ermenilerle ilgili Amerikan kamuoyundan da, oradaki Ermeni diasporasının da baskısıyla Amerika'nın Türkiye'deki Ermeni olaylarıyla çok yakından ilgilendiğini görüyoruz. Şimdi bakın, İzmir'in işgal sürecinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'un da doğrudan olmasa da etkin olduğunu görüyoruz biz. Yani İzmir'in işgaline Paris'te, Londra'da karar verilirken, Paris'te, San Remo'da vesaire karar verilirken, orada bakıyorsunuz özellikle Paris'te yapılan görüşmeler sırasında Lloyd George dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu işgale hayır demediğini, Wilson'un da bu işgale hayır demediğini ve Yunan ordularının adeta İngiltere, Fransa, Amerika koruması altında, gözetimi altında, kalkanı altında İzmir'e çıktıklarını görüyorsunuz. Amerika işgalci gözükmüyor tabii. İşgalci değil. Yani bir İngiltere, bir Fransa gibi değil ama Anadolu'da milli mücadele boyunca Amerikalıların da olduğunu görüyoruz. Amerikan heyetlerinin olduğunu görüyoruz. Amerikan asker sivil uzmanların Anadolu'da olduklarını, milli mücadeleyi takip ettiklerini, basın mensuplarının burada olduklarını görüyoruz. Fakat burada ilginç nokta şudur. Kurtuluş çareleri aranırken denize düşen yılana sarılır misali Türkiye'deki pek çok yurtseverin Amerika'ya sarılmış olmasıdır. Bakın, Sivas Kongresi bir kırılmadır Fatih Bey. Eğer Sivas Kongresi'nde Amerikan mandası gündemden düşürülmemiş olsa belki de milli mücadele bambaşka bir seyir izleyecek. Halide Edip adı var değil mi Amerikan mandası isteyen? Tabii ki sadece Halide Edip adı var değil, İstanbul'daki pek çok aydın mektup yayınlamıştır. Yani Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'i etkilemeye çalışmışlardır. Ve oradaki manda karşıtlarını etkilemeye çalışmışlardır. Ve biliyorsunuz biz manda sorununu gündemden nasıl düşürdük? Ya da Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas Kongresi'nde manda sorununu gündemden düşürmek için Rauf Bey'in önerisiyle Amerikan Senatosu'na bir mektup yazıyorlar biliyorsunuz. Kısa bir nottur bu. Mektup da denemez buna. Orada deniyor ki bir heyet gelsin, Türkiye'nin durumuna baksın, incelesin. Şimdi bazı Atatürk karşıtları diyor ki Amerika'dan manda istediler Sivas Kongresi'nde. Hayır, Amerika'dan manda falan istenmiyor. Amerikan Senatosu'na giden o mektupta manda ifadesi falan yok. Mandacıları susturmak için Mustafa Kemal Paşa hakikaten bunu iyi bir strateji olarak kullanmıştır o sırada gündeme gelen bu mektup olayını.
Ve Amerika sanki bize cevap verecek de biz de işte bu manda konusunu görüşeceğiz, tartışacağız gibi bir durum doğmuştur. Oysa ki Amerika'nın gündeminden de manda konusu çok erken düşmüştür. Yani Türkiye'yi bir manda altına almayı falan düşünmüyor Amerika hiçbir zaman. Ermenilerle ilgileniyorlar. Ermenilere bir yurt sağlayabilir miyiz Anadolu'nun doğusunda? Fakat buraya geldiklerinde Harvard geldiğinde işte başka Amerikalı Brown gazeteci Sivas Kongresi günlerinde buradadır. İstanbul'da bir Amerikan heyeti vardır. İncelemeler yaptıklarında şunu görüyorlar ki ya Türkiye'de bir Ermeni devletinin kurulması mümkün değil. Yeterli Ermeni nüfus yoktur doğudaki illerde. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri 1920 yılı itibariyle baktığınız zaman bu denklemden düşmüştür. Fakat şunu söylemek de zorundayım. Başından sonuna kadar bu mücadeleyi takip ediyorlar ve bu mücadelede Amerikan gemilerinin de İstanbul'a, Karadeniz limanlarına kadar geldiklerini, Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri buradalar zaten, gelip gidiyorlar. Bu mücadeleyi takip ettiklerini görüyoruz. Ve tekrar ediyorum, İzmir'in işgalinde Wilson'un da parmağının olduğunu biliyoruz. Öbür taraftan tabii bizim yurtseverler son derece iyi niyetle o Sultanahmet mitinginde, Fatih mitinginde vesaire kürsülere dikkat edin Osmanlıca o Wilson ilkelerinin Osmanlı'yı ilgilendiren 12. maddesini yazmışlardır. Çünkü orada Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde işte özgür yaşamaya, bağımsız olmaya devam edecekleri falan anlatılıyor. Ama biliyorsunuz bütün bunlar hikaye. Türkiye işgal edildi ve Wilson da tabii Amerika'da kılını kıpırdatmadı. Şimdi Fatih Bey, bununla ilgili bir konuyu dile getirmek zorundayım. Şimdi Robert Kolej Müdürü ile birlikte Halide Edip'in de altında imzası olduğu Amerikan mandasına davet edildiği mektubu var. Evet. Amerikan mandası altına girme mektubu var. Ben kendim bizzat gördüm o mektubu da zaten. Şimdi orada bu teklif üzerine, Wilson'a gönderilen bu yazı üzerine ki Osmanlı topraklarında aşağı yukarı 625 Amerikan okulu var Osmanlı topraklarında. Ve 23 bin öğrenci okuyor Amerikan okullarında o tarihlerde. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın burada bir takım çıkarları vardı. Bunun üzerine Amerika'dan King ve Crane adında iki insan gönderiliyor oradan. İki kişi gönderiliyor. King Crane Komisyonu deniyor buna. Halide Edip de bunların sözcülüğünü ve tercümanlığını yapıyor. Ve Anadolu'da bir takım İstanbul'a geliyorlar. Bir takım şeylerde bulunuyorlar. Araştırmalarda bulunuyorlar. Peki biz manda altında tutmak istersek bunu ne kadar bir güce ihtiyacımız vardır, nasıl tutabiliriz diye bir araştırma yapıyorlar. Çok büyük bir askeri güç ve büyük bir paraya ihtiyaç duyulduğu söz konusu olunca bu fikirden Amerikalılar vazgeçiyor. Dolayısıyla yani o mektup kesin var. Ama Robert Kolej Müdürü, ki Robert Kolej'de biliyorsunuz bir misyoner okuludur, oradan gönderilen ki Halide Edip'in de altında imzası olduğu, diğer başka kişilerin imzasının olduğu bir mektup kesinlikle gönderiliyor. Dolayısıyla böyle bir milli mücadele döneminde bir araştırma var yani Amerikan mandası altında Türkiye idare edilebilir mi diye. Evet. Hocam son bir şey soracağım size. Son bir şey soracağım konumuzla alakasız. Evet. Şimdi Türkiye'de böyle birileri esip yağıp gürleyip Kurtuluş Savaşı ve Kurtuluş Savaşı dönemini karalarken, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu ülkeyi kuranları karalarken bir şeyi kimse hatırlamıyor. Yani sanıyorlar ki İstanbul hep böyleydi, Anadolu hep böyleydi. Niçin Türk Tarih Kurumu veya bir tane Türk tarihçisi çıkıp da yani sonunda bunu tarihçi olmayan ben mi yapayım diye merak düşünüyorum. Niçin kimse kalkıp da işgal altındaki İstanbul'u yazmaz kardeşim? O gün ne oldu? Neler yaşandı? Kimin başına ne geldi? Burada işgalciler ne kötülükler yaptılar? İşgalcilerle işbirliği yapanlar kimlerdi? İstanbul halkı bundan ne çekti? Samatya'da ne oldu? Boğaz'da ne oldu? Sarıyer'de ne oldu? Bütün bunlar. Yani biz bunu... O kadar büyük ve güçlüyüz ki İstanbul'un işgal edildiğini unutalım, hatırlamayalım diye mi hatırlamıyoruz? Ama biz hatırlamayınca da zannediliyor ki yani her şey güllük gülistanlıktı, hiçbir şey de yoktu. Atatürk diye birisi çıktı, gitti, isyan etti de
Osmanlı'yı yıktı gibi zannediyorlar. Ha, Osmanlı mı kalmıştı? İstanbul işgal altındaydı. Padişahın sarayından izinle çıkıyordu. Yani bunları kimse yazmayacak mı? Niye yazılmadı bugüne kadar? Tarih Kurumu niye bununla ilgilenmedi? Valla şöyle söyleyeyim. Tarih Kurumu pek çok şeyle ilgilenmedi aslında en başından beri. Doğru. Yani yapmaya çalıştığımız bayağı ciddi şeyler var. O konularda da çalışmalar var. Sadece onlar değil. Türk kültür varlıkları envanteri dahil yurt dışındaki bütün kültür varlıkları envanterimizi de yapmaya çalıştık. Ama valla engellendik, onu söyleyeyim size ben. Ben bu konuda engellendim. Hatta cebimden 40 bin lira da para ödemek zorunda kaldım bunları yaptırıyorum diye. Mahkemeye başvurmak suretiyle birileri. Şimdi bakın, tarihin bir... gerçekte formasyonunu almış insanlar tarafından araştırılması var. Bir de tarihi ideolojik olarak araştıran insanlar grubu var Türkiye'de. Bunlar baskın çıkıyor. Tarihi ideolojik olarak araştıranlar daha baskın çıkıyor. Çünkü bir takım yerlerden aldıkları destekle bunu yapıyorlar. Siz doğru bir şeyler söylediğiniz takdirde sizi resmi tarihçi olarak nitelendirmeye kalkışıyorlar. Nitekim Ermeni konusunda da aynı şeyle karşılaştım ben. Hatta bana bazılar dediler ki niye rahatını bozuyorsun, niye bu konuları araştırıyorsun, vazgeç dediler bana. Ben dedim ki ya ben profesör titrini almışım, bir sürü mücadele etmişim, Atatürk'ün de kurduğu bir kurumun başkanı olmuşum, ben araştırmayacağım, kim araştıracak dedim. Nitekim samimi söylüyorum, bakın bundan dolayı ben çok büyük şeyler atlattım, baskılar atlattım. Yani dünyanın dört bir tarafına gönderdiğimiz bilim adamları vasıtasıyla tüm arşivleri incelettik bakın. O arşivlerde bir takım yerler bize kapandı, kapatıldı. Sadece orada değil, bakın şöyle söyleyeyim, bir takım basın yayın organlarında bile bizler bu işi araştırırken resmi tarihçi sıfatıyla yaklaşıldı bize. Halbuki biz gerçekler ortaya koymuştuk. Gerçekleri araştırıyorduk. Yani Ermenilere gerçekten ne olduğunu araştırıyorduk. İstanbul'da da aynı şey var. Atatürk'ü araştırdığınız takdirde birileri sizi ya işte zaten dinsiz bir adamın niye geçmişini araştırıyorsunuz belli birisi demeye böyle cüret eden insanlar vardı. Şimdi Tarih Kurumu'nun parasını, Atatürk'ün bağışladığı parasını vermeyen bir zihniyet vardı. Bununla ilgili 10 sene mücadele ettim biliyor musunuz mahkemelerde. Ondan sonra ancak Atatürk'ün İş Bankası hisselerinin parasını alabildim. Şimdi maddi gücünüz var Atatürk'ün bağışladığı fakat size verilmiyor. Siz bu sefer matbaayı çalıştırıp oradan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın Anadolu bölgesinde, Anadolu'da tarihimizi yeniden araştırmaya kalkıştığımızda ne çıktı biliyor musunuz ortaya? Sadece Doğu Anadolu bölgesinde 1000 kurgan tespit ettik. Hocam ben bunları sormadım. İşte ben sadece işte İstanbul'un işgalini sordum. Siz bana işte bütün tarihi... İngiliz arşivlerine gittiğinizde bununla ilgili bölümler siyah kapatılmış. İzin verilmiyor. Fatih Bey. Buyurun hocam, son bir dakikamız lütfen kısaca. Bu son sorunuzla ilgili İstanbul'un işgaliyle ilgili hazırlanmış doktora tezleri var. Ben bir çalışmam için o tezlerin bir kısmından yararlandım. Fakat tabii doktora tezlerine herkesin ulaşması mümkün olmayabiliyor. Yakın zamanlarda çıkan bir kitaptan kısaca bahsedeyim. İsteyenler onu edinebilirler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı, bizim de denetimimizden geçen bir kitap bu. İşgal İstanbul'unu anlatıyor. Bir doktora tezinin genişletilmiş hali. Bu dediğiniz sorulara kısmen cevap veriyor. Ne zaman yayınlandı bu hocam? Çok yakın bir zamanda, hatta Sayın Ekrem İmamoğlu bunun tanıtımını yaptı ama herhalde basında çok fazla yer almadı. Basit bir aramayla bulabilir herkes. İnternet üzerinden bakabilirler. Hemen yarın bulacağım. İkincisi Atilla Oral'ın İşgalden Kurtuluşa İstanbul adlı kuşey kağıda büyük boy basılmış. Bence temel bilgileri vermesi bakımından ve sizin bu sorduğunuz temel sorulara cevap içermesi bakımından önemli bir kitaptır. Evet, Bilge Kris yazmış kitabı, şimdi geldi bilgisi. Evet, ama tabii çok haklısınız. Yani çok daha fazla eser verilmeli ve hatta belki İstanbul'un ilçeleri, işgalde neler yaşadı, tek tek bunun anlatıldığı kitaplar yazılmalı.
Bu konuda zayıf kaldığımız çok açık, çok net. Peki, değerli konuklarım, üçünüze de çok teşekkür ediyorum. Gecenin bir saatine kadar hepinizi ayakta tuttuk bir anlamda ama izleyicilerin çok memnun kaldığını düşünüyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Sayenizde Türk halkına gerçekleri aktarabiliyoruz. Çok teşekkürler üçünüzü de. Değerli izleyiciler, bu akşam 19 Mayıs'ı konuştuk bir kez daha. Konuş bitmez, detay çok. Yalanlara dayalı propaganda çok. Bir kez daha söylemekte fayda görüyorum. İlk kez bu akşam Bandırma Vapuru'nun gerçek bir fotoğrafı yayınlandı. Sağ olsun Celal Şengör, bir jeoloğun kitabından çıkardığı bir fotoğrafı yayınladı. Bandırma gemisinin vapurunun fotoğrafını. Ona bile inanmayanlar çıktı. Dediler ki işte yok canım, bu olurmuş şu anda ekranlarda fotoğraf. İşte o 1895'e çekilmiş resim, 1919'da hala bu gemi mi olur falan. Bir kez daha söylüyorum, bu gemi 1878'de yapılmış, 1883'de satılmış, İngiltere'de yapılmış, İskoçya'da, 1883'de satılmış Yunanistan'a, 1891-93'te Yunanistan'da bu gemi batmış, çıkarılmıştı, Türkiye'ye getirilmiş, Osmanlı'ya getirilmiş, Osmanlı satılanmış. Gittiğinde Samsun'a 40 yaşında bu gemi. O yüzden de öyle gıcır gıcır süper gemiydi falan paralarına inanmayın. İmparatorun hali oydu. Bu geminin de Karadeniz'de değil Marmara iç denizde çalıştığını, Karadeniz'de bu vesileye çıktığını, kaptanın da o yüzden Karadeniz'i fazla bilmediğinde bir kez daha söyleyeyim. Bu ülkenin kuruluşunda emeği geçen herkese minnetlerimizi bir kez daha tekrarlayalım. Bazıları diyor ki niye Vahdettin'e hain demiyorsunuz? Ben Vahdettin'e hain demem. Niye diyeyim? Çünkü hain olması için bir gerek yok. Bir imparator kendi vatanına ihanet etmez. Hain olmaz çünkü sonuçta mülkü diye gördüğü yer. Sadece onun kurtuluş için düşündüğü formül biraz daha başka bir formül. İşte İngilizlerle iyi geçineyim. İngilizler belki topraklarımın, mülkümün bir bölümünü bana tekrar verirler. Ben burada hüküm sürerim diye düşünüyor. Yanlış düşünce, biraz korkakça, biraz kendine güvensiz bir düşünce. Keza damat Ferit, ona da hain diyemem. Yanlış düşünen, korkak, beceriksiz, bir dünya görüşü olmayan birisi diyebilirim ancak. İngilizler beni severler, beni sevdikleri için de buralara bana verirler diye düşünen salağın teki demek belki doğru olabilir ama hain lafını böyle herkes için kolay kolay kullanmam. Hainin ne olduğunu zaman zaman tarih gösterir ama bu kişiler için hain demeyeceğim, kusura bakmasın kimse. Ama birer kahraman da değillerdi Kurtuluş Savaşı'nda. Onlar planlamadılar, onlar desteklemediler. Hepinize iyi geceler, haftaya pazar inşallah, bayramın birinci günü galiba, görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.